Mutlu akşamlar efendim. Bugün 5 Mart 2022 günlerden cumartesi. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Alışılagelmişin dışında bir günde ve saatte karşınızdayız. Zira gündemde malumunuz çok özel ve çok sıcak dakikalara, gelişmelere sahne oluyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri harekatın 10. gününde yaşanan gelişmeler konuşmaya, tartışmaya değer. Şimdi bugün özellikle karşılıklı yapılan açıklamalar var ki programımız içerisinde enine boyuna konuşacağız. NATO'nun aslında bu krizde ne kadar etkisi olduğunun bir kez daha anlaşıldığı gelişmeler yaşandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada Zelenski'nin NATO'yu Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını söyledi. Zelenski'dense NATO'ya çok sert salvolar gitti. Ukrayna lideri bundan sonra yaşanacak ölümlerden NATO'nun sorumlu olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de uçuşa yasak bölgeyle ilgili çok ciddi bir çıkış geldi. Bu işe dahil olanı savaşa dahil olmuş sayar ve gereğini yaparım dedi. Ve aslında bir anlamda NATO'ya bir kez daha oturun oturduğunuz yerde demeye getirdi. Şimdi tabii diplomasi trafiği de bir yandan sürüyor. İkinci müzakereler dün değil, ondan önceki gün nihayete ermişti. Üçüncü müzakere ne zaman olacak? Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın Putin'le görüşeceği açıklandı. Beştepe'den peki ne görüşecek? Görüşülecek konular arasında müzakereler de var mı? Bunların hepsini konuşacağız efendim. Çok uzun soluklu bir yayın olacak. Yaklaşık 4 saat boyunca beraberiz. Kimler olacak yayınımızda? Hemen takdim etmek isterim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Serhan Bolluk Skype bağlantısı üzerinden karşımda. Hoş geldiniz Sayın Bolluk. Yayınımıza iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İzleyicilerimize saygılar. Değerli katılımcılara saygılar. Çok teşekkür ederiz efendim. İlk kez yayınında konuk edeceğim çok kıymetli bir isim var. Mehmet Seyfettin Erol, Ankasan Başkanı. Sayın Erol, siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Derya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sinem. Güzel, faydalı bir yayın olur inşallah. İnşallah öyle olur efendim. Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek Ankara'dan katılıyor yayınımıza. Sayın Çiçek siz de hoş geldiniz. Perşembe akşamı da birlikteydik ama bizi yalnız bırakmıyorsunuz böyle önemli günlerde. Zira gelişmeler çok önemli. Teşekkür ediyoruz size de katılımınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım. Her daim ulusal kanalda ne zaman davet edilirsek bulunma yönünde davranacağımı bilmenizi isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size sevgi ve saygılar gelsin ve yine ilk kez konuk edeceğim kıymetli bir yazar, gazeteci Sabah gazetesinden Bercan Tutar. Sayın Tutar size de iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar değerli konuklara da selamlar, saygılar. Şimdi ben Sayın Bolluk'la başlamak istiyorum. Sayın Bolluk tabii bugün önemli açıklamalar var. İbrahim Kalın açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın Putin'le görüşeceğini, bu görüşmeden ne çıkar, neler konuşulur birazdan konuşalım. Çünkü bir düne gitmek isterim. Çünkü dünün etkilerini bugün de yaşamayı sürdürüyoruz malumunuz. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dün NATO'ya çok sert bir açıklama geldi. Dedi ki bundan sonra olacaklardan NATO sorumludur. NATO uçuşa yasak bölge oluşturma talebimizi reddederek Ukrayna'nın şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanmasına yeşil ışık yakmış oldu. Bundan sonra bombalanacak tüm şehirler, tüm köylerden NATO sorumludur. Bundan sonraki ölümlerden NATO sorumludur dedi ve NATO zirvesini zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve olarak değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den de bir açıklama geldi bu açıklama üzerine. Stoltenberg, Zelenski Rusya ile bizi karşı karşıya getirmek istiyor dedi. Biz yapabileceğimiz yardımı zaten yapıyoruz dedi. Askeri yardımı yani sahaya girmeyiz, savaşa girmeyiz dedi. Biz ama bunun olmasını istiyor dedi. Ve Putin
Putin'den önemli bir açıklama geldi yine bugün Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'den. Putin dedi ki uçuş yasağını müdahale sayarız. Başka bir ülke bir karar alırsa bu yönde doğrudan katılım sayarız. Planımız da işlediği gibi ilerliyor dedi katıldığı bir programda. Ne diyorsunuz şimdi NATO, Ukrayna ve Rusya sanki üçü böyle bir söz düellosuna girmiş gibiler. Neden bu noktaya gelindi ve gelinen bu noktayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Buyursunlar. Şimdi efendim bu üç açıklama içerisinde en dikkate değer olanı, daha doğrusu hani olayların gidişatı bakımından en dikkat çekici olanı diyelim, Stoltenberg'in, NATO Genel Sekreterinin açıklaması. Şimdi Sayın Putin'in açıklaması normal. O zaten kendi ana vatanını savunuyor ve orada bir hani hava sahasını kapatma, hava sahası yasaklama falan gibi işte bu biz yakın zamanda buna Irak'ta 36. paralelin kuzeyinde tanık olduk. Irak'a birinci saldırı sırasında. Oradan yakinen biliyoruz bunun ne demek olduğunu. Dolayısıyla böyle bir önlemin hani hiçbir şekilde kendileri tarafından tanınmayacağını açıklamış oluyor ve savaş nedeni sayıyor haklı olarak. Bu normal. Zelenski'nin açıklaması da normal. O da yalnız bırakılmış bir zavallının işte feryadı olarak görmek lazım. Şimdi burada Stoltenberg'in açıklaması önemli ama. Yani daha doğrusu hepsi önemli de. Stoltenberg'in açıklaması biraz daha özel yorumlamamız gereken bir açıklama. Şimdi diyor ki Zelenski bizi Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Evet. Şimdi bu tabii aslında NATO zaten Rusya ile karşı karşıya. Bu besbelli bir şey. Peki Stoltenberg neden böyle söylüyor? Yani şimdi bu aşamasında gelinen noktada neden böyle söylüyor? Şunu görmemiz lazım. Şimdi başlangıçta bir esip savurdular. Evet. Tabii ona biraz devam da ediyorlar. Yani yok efendim işte yaptırımlar, çeşitli ambargolar, işte yani Rus sanatçılara, büyük Rus sanatçılarına, hepimizin büyük saygı duyduğu Dostoyevskilere, Çaykovskilere kadar uzanan bir böyle faşist bir kafa yöneldi bunlara. Böyle şeyler yaşadık ama şimdi en son sporcular dediğiniz gibi her bakımdan Rusya'ya karşı böyle bir tecrit politikası izlenmek istendi. Atlantik İttifakı tarafından. Konuşacağız NATO tarafından. Zaten o yaptırımları kısa ve orta vadede nasıl bir etki yaratır ya da yaratır mı? Ama şimdi noktada Stoltenberg biraz farklı konuşuyor. Diyor ki sen bizi Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun. Zaten karşı karşıyasınız. Sen bunu niye söylüyorsun? Şundan söylüyor olabilir mi Sayın Bolluk? Şimdi baştan çok attılar tuttular dediğiniz için böyle bir soru benim zihnimde, dimağımda belirdi. Putin 3. Dünya Savaşı çok yıkıcı ve nükleer olur dediğinde NATO biraz böyle bir dakika deyip ki bir silkelenmiş kendine gelmiş olabilir mi? Yani bu kartı masaya koymasından ötürü de böyle bir geri adım çünkü kesinlikle Putin atmıyor geri adımı. Yani NATO'da biraz daha sanki böyle hem nalına hem mıhına gibi konuşur durumuna gelmesini, 3. Dünya Savaşı'nı masaya koymuş olmasını, seçeneğini masaya koymuş olmasını düşünebilir miyiz? Buna pek katılamam. Yani hem nalına hem mıhına kısmına katılabilirim ama çünkü Putin'inki aslında bir tehdit değildi. Putin'inki bir ön alma. Yani sakın ha diyor karşı tarafa. Çünkü karşı tarafta çılgınlar var. Yani onu görüyoruz. Özellikle Amerika'nın hakikaten dünyayı ateşe atma potansiyeli çok yüksek. Bunu saptamamız lazım. Yani bunu sadece Putin'in bilmesinin önemi yok. Aslında öncelikle bizim bilmemiz lazım. Yani Amerika dünyayı ateşe atma potansiyeline sahip bir ülke. Hani yapabilir mi? Diyelim ki bir 3. Dünya Savaşı'na giderek bir nükleer savaşa uzanan bir yola girebilir mi? Bu o kadar kolay değil tabii. Çünkü öyle bir savaştan kimsenin hayırlı çıkması mümkün değil. Ama yine de bu ihtimaller, yani o Amerikan yönetimi, o savaşçı hakikaten menfaatleri uğruna bütün bir insanlığı tehlikeye atabilecek düzeydeki o faşist Amerika, faşist Washington düşünüldüğünde bu ihtimaller göz önüne alınmalı. Putin kanımca burada bir önlem alıyor. Yani sakın ha diyor özellikle Amerika'ya.
Yani NATO'nun bütününe değil de. Ben tekrar Stoltenberg'e dönmek istiyorum. Şimdi Buyur. Orada ben şunu kuruyorum. Şimdi bakınız, yeni bir dünya kuruluyor. Bu ayan beyan ortada. Şimdi tamam, işte SWIFT'ten güya çıkardılar. Bazı Rus bankalarının, hepsini değil ama. Efendime söyleyeyim, işte mal alışverişi yasaklandı. Gerçi bunu tanımayan bir takım şirketler var, onu söyleyeyim. Çok büyük uluslararası şirketlerin bazıları, bunların çoğu da Amerikan şirketi, bu yaptırımlara uymayacağını da ilan etti. Yani Rusya ile alışverişi, ticareti kesmeyeceğini de ilan etti. O da işin başka bir tarafı. Neyse, işte böyle bir mecraya girdiler. Rusya'nın Ukrayna harekatı başladıktan sonra. Şimdi bu neye yol açıyor? Bakın, dünya ikiye bölünmüş vaziyette. Ama tam ortasından değil. Yani çeyreği bir tarafta, o Atlantik bölümünü bir çeyrek sayarsak, çeyreği bir tarafta, kalan dörtte üçlük bölümü diğer tarafta. Bir tarafta işte Amerika, Kanada, yani Kuzey Amerika'nın iki ülkesi, Meksika yok orada, bakın onu özellikle ayırmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve bütün bir Avrupa neredeyse var. Diğer tarafta ise dünyanın kalan kısmı var. Yani bunu nereden anlamak mümkün? Bu yaptırımlar dediğimiz olay, yani Rusya'nın asıl canını yakacak olan veyahut da hadi öyle de demeyelim de Rusya'ya diyelim ki belli bir etki yapma potansiyeli olan asıl politika işte o çeyrek tarafından, dünyanın çeyreği tarafından uygulanıyor. Kalan kısmında buna dair hiçbir emare yok. Tam tersine Rusya ile olağan ilişkiler eskiden olduğu gibi, yani Ukrayna harekatı öncesinde neydiyse aynı ile devam ediyor. Şimdi bu bence çok kritik. Şeye bakılmamalı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada diyelim ki işte 131 ülke kınama kararı yönünde oy kullandı, doğru. Ama bence bunun fazla bir önemi yok. Bakın burada ben hemen bu oylama yapıldığında bizim Barış Pınarı, işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi harekatlarımızı hatırladım. Şimdi oralarda da bizi onaylayan açıktan, yani diplomasi düzeyinde, açık diplomasi düzeyinde bizi onaylayan hiçbir ülke yoktu. Hatta tam tersine işte İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, tabii diğer bazı işte Mısır vesaire filan gibi ülkelerden kınamalar, işte Türkiye derhal buna son vermeli falan gibi açıklamalar yapılıyordu. Ama bunların hiçbirinin gerçek siyasal pozisyonlar olmadığını biliyoruz. Yani bunlar öyle hani biraz diyelim ki sureti halktan görünme bakımından yapılmış açıklamalardı. Ve biz o üç harekatı rahatlıkla hiçbir engelle, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri dışında başka bir devletin karışmadığı koşullarda ve başarılı, son derece de başarılı olduk. Yani önümüze ne Suriye çıktı, ne işte efendim Irak çıktı, ne İran çıktı, ne Rusya çıktı vesaire. Tam tersine buralardan bazı, hani sonradan öğrenilen şeyler bunlar, bazı kolaylıklar gördüğümüzü de biliyoruz. Keza Karabağ Savaşımız, şimdi orada da mesela diyelim ki İran ya da Rusya'nın buna çok karşı olduğu falan gibi bir takım asparagas bilgiler dolaşıyordu. Ama sonuçta biz o harekatı, yani daha doğrusu o savaşı, Azerbaycan'ımız ve biz rahatlıkla yürüttük ve Karabağ'ımızı geri kazandık. Buna kimse de engel olmadı. Şimdi dolayısıyla burada bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada da 131 ülkenin kınama yönünde oy kullanması bana bu olayı hatırlatıyor. Yani burada kritik olan o oylama değil. Burada kritik olan asıl NATO'nun kullandığı dil, izlediği politika, fakat dünyanın büyük bölümünün buna katılmıyor olması. Hatta ötesinde bir şey söyleyeyim. Çekimser ve oy kullanan ve Rusya tarafında oy kullanan, kınamaya karşı çıkan ülkeler var. Bunların sayısı da 40'ı aşkın. Bunların hepsine baktığınız zaman, hatta sadece diyelim ki çekimser kalan ülkelere baktığınız zaman neredeyse 4 milyara yakın bir nüfus buluyorsunuz. Yani 4 milyara yakın nüfusu temsil eden ülkeler aslında oylamada çekimser kalmış vaziyetteler. Yani bu da dünya nüfusunun yarısından fazla ediyor. Şimdi dolayısıyla şunu görmemiz lazım.
Burada dünyanın bir çeyreği, o işte Atlantik denen, Kuzey Atlantik denen, yani NATO'nun aslında sözünün geçtiği o çeyrek, bir tarafta, dünyanın kalan dörtte üçlük ezici çoğunluğu bu tarafta, bizim tarafta. Şimdi bu tabii çok önemli bir olay. Nitekim Peskov, Kremlin sözcüsü önemli bir söz söyledi. Dedi ki, dünya dedi, NATO'nun Avrupa ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi kuşatabilmesi, bizi tecrit edebilmesi için fazla büyük bir yer dedi. Evet, çok doğru. Rusya da büyük bir ülke. Dünya da onların, yani Atlantikçilerin, NATO'nun Rusya'yı tecrit edebilmesi için fazla büyük. Bu gerçek ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabii sanıyorum Stoltenberg'in bu kadar keskin bir şekilde Zelenski'ye, yani açıktan, çünkü söylenmiş bir şey bu. Öyle el altından falan giden, aman evladım hani biraz ağır ol falan demiş olabilirler el altından, ama bunun açıktan söylenmesi, ağır ol bakalım gibisinden, yani tamam anladık da yani sen de biraz ağır ol gibi bir ifadedir Stoltenberg'in ifadesi. Açıktan söylenmesi bunun, şimdi bu gerçeğin giderek parladığını bana gösteriyor. Benim yorumum olaya dair bu. Evet, nitekim bakın, ben son bir şeyle bağlayayım, bunu da gene programın kalan kısmında daha uzun anlatırım, bir cümle şimdi söyleyeyim. Bizim heyetimiz pazartesi, salı günleri, yani hafta içi, geçen hafta içerisinde Rusya'daydı, Moskova'daydı. Tugay Şen başkanlığında bir heyetimiz, sayın iş insanı Sayın Ethem Sancak'ın da katılımıyla bir heyetimiz Moskova'daydı. Oradan döndükten sonra bize anlattıkları, izlenimleri ve benzeri benim bütün bu saptamalarımı destekler mahiyettedir. Onu da daha sonra programın ilerleyen bölümlerinde açmaya çalışacağız. Açarsanız çok da seviniriz ayrıca. Teşekkür ediyorum Sayın Bolluk ilk tur için. Şimdi Sayın Erol, size yöneltmek istiyorum o zaman şimdi sözü ve soruyu. Burada Stoltenberg'in asıl söylediklerinin çok önemli olduğunun altını çizdi Sayın Bolluk. Ve aslında bu duruma gelinmesinde etkisini bütün dünyanın bildiği NATO bir anda Zelenski'ye parmak sallayarak sen bizi Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun gibi, bir de Sayın Bolluğ'un da ifade ettiği üzere gayet açıktan bir tırnak içerisinde ayar verdi. Şimdi burada taraflar birbirlerine karşı neyi görmüş oldular? Bundan sonraki süreç nasıl ilerler? Zelenski'nin söylediği şey şu: bize 50 ton yakıttan başka hiçbir şey vermediniz. Ne umuyordu, ne buldu? Buyurun efendim. Sanırım dün Lavrov bu açıklamayı yaptı. Evet. Lavrov. Evet. NATO için sorun yok ama Avrupa Birliği'ne kendi yeri gösterildi. Yani bakınız, yani Rus Dışişleri Bakanı'nın bu ifadesi çok önemli. Ve Stoltenberg'in açıklamasıyla da bunu alt alta koyduğunuzda NATO içerisinde Rusya bağlamında bir ayrışma var. NATO içinde de ayrışma var diyorsunuz. NATO tam bağlamın, tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde değil anlamı da çıkıyor. Yani NATO'nun işte 5. maddeydi, yok üye olmayan ülkelere saldırısı, müdahalesiydi, şuydu buydu, bunları bir yere geçiyorum. Yani bunlar zaten bir tarafta duruyor. Ve bu NATO açısından Rusya'yla bir savaşı gerektirecek, Ukrayna bağlamında bir kriz olarak da değerlendirilmiyor. Bütün bunları biliyoruz ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Lavrov'un bu ifadesi oldukça önemli. Yani Rusya-Ukrayna krizi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Batı içerisindeki kontrolünü, Batı içerisindeki o yekpareliği sağlama noktasında Avrupa Birliği boyutunu büyük ölçüde halletti. Ve bugün Avrupa Birliği şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne birlik olarak, Avrupa Birliği olarak, Almanya merkezli olarak doğrudan bir meydan okuyabilecek durumda değil. Fakat Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin bu anlamda halen elinde önemli bir koz var. O da NATO üyeliği ve NATO. Ve Lavrov'un yine bu sözüne bakıldığında
Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye'de dahil bir Rusya-NATO savaşı istenilmiyor. Çünkü konvansiyonel anlamda kalsa bile ki bir nükleer savaş burada gündeme gelmese bile sonuçta bu konvansiyonel savaşın birinci derece cephesi Avrupa olacak. Ve kuvvetle muhtemel eğer böyle bir savaş çıkarsa ve burada bir NATO üyesi olarak Türkiye'de belki bu savaşın içerisinde yer alacak. Ama sonuçta bu cephenin yani bu savaşın ana cephesi Avrupa olacak. Avrupa kendisi bir cephe ülkesi olmak istemiyor. Ve dolayısıyla da şu an Zelenski üzerinden NATO tamamıyla işte bir takım efendime söyleyeyim işte NATO'yu yıpratıcı, NATO'nun bu anlamda gücünü sorgulayıcı ve benzeri açıklamalarla bir anlamda NATO bir takım oldu bittilere belki getirilmek isteniliyor. Ama NATO Genel Sekreterinin de ifadesine baktığımızda burada bir sağduyu hakim. Dolayısıyla benim burada özetle söyleyeceğim mevzu şu. Bu son iki açıklamaya da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu tam anlamıyla bir operasyon gücü haline getirebilmiş değil. Ama Amerika'nın hedefi aynen Avrupa Birliği bağlamında olduğu gibi bu Ukrayna krizi üzerinden NATO'yu da özellikle dış politikası bağlamında, buradaki çıkarları, hedefleri bağlamında tam anlamıyla itaatkar ve bu anlamda her yerde kullanabileceği bir operasyon gücüne dönüştürmek. Ve bu kapsamda da Zelenski bir anlamda NATO'yu tahrik ediyor. Ve NATO tahriki üzerinden de efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda arzularına, isteklerine yönelik bir alan oluşturmaya çalışıyor. Bir diğer önemli husus da şu, onu da atlamadan geçmek istemiyorum. Şimdi Rusya açısından bakıldığında Rusya burada NATO ile doğrudan bir savaş olmasa bile ya da NATO'nun doğrudan müdahaleleri olmasa bile aslında NATO ile karşı karşıya olduğunu da yaptırımlar ve yardımlar üzerinden dile getiriyor. Sonuçta bu yaptırımları yapan ülkelerin önemli bir kısmı NATO'yu. Ve aynı zamanda da yardımları gerçekleştiren ülkelerin de önemli bir kısmı NATO üyesi. Şimdi Putin'in de açıklamasına baktığımızda, diğer Rus yetkililerin açıklamalarına da baktığımızda yaptırımlar için bir savaş nedenidir diyor. Yaptırımları bir savaşın... Ama Zelenski'nin çıkışı Sayın Erol, Sayın Hocam, bu uçuşa yasak bölge ilan edilmemesinden, yani NATO'dan bunu istedi evet. Duygu Hanım, onu zaten biliyoruz, onu söyledim ben. Yani burada benim ifade etmeye çalıştığım şey şu. NATO, bu hava savunma sistemi dahil, burada Ukrayna bağlamında rol üstlenmese bile, Rusya açısından diyorum, bunu söylemeye çalışıyorum. Peki. Ukrayna'daki krizde bir taraf olarak değerlendiriliyor, yaptırımlar ve yardımlar boyutuyla. Ve dolayısıyla NATO örgütünün kendisi, ya da Rusya'nın kendisi doğrudan bir NATO'yla savaş içerisinde ya da mücadele halinde olmasa bile Rus yetkililerin başta Putin olmak üzere yaptığı açıklamalar aslında NATO'yla her an bir savaşı üyelerin bu yaptırımlar ve efendime söyleyeyim yardımlar bağlamındaki buradaki katkıları nedeniyle söz konusu olabileceğini söylüyor. Ben bunu ifade etmek istedim. Peki efendim, ilk tur için tamamladınız mı? Tabii yani peki. Burada benim açımdan peki söylenebilecek çok bir şey yok. Yani her şeye rağmen bir Rusya, bir NATO savaşı özellikle NATO üyeleri tarafından istenilmiyor. Tamam. Amerika boyutuyla baktığınızda Amerika'nın kendisi de Rusya ile bir savaş istemiyor. Peki o zaman bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaş neyin nesi? Az önce ifade ettiğim mevzu. Peki. Amerika Birleşik Devletleri asıl mücadelesinde şu an Avrupa Birliği ile ilgili meselesini büyük ölçüde bitirdi, halletti. Bunu Lavrov'un kendisi de söylüyor. Diğer mesele NATO. NATO'nun tam anlamıyla burada Amerika'nın kontrolüne girmesi gerekiyor. Zelenski'nin çabalarında
bu bağlamda değerlendirebiliriz diyorum. Siz hangi bağlamda değerlendiriyorsunuz Sayın Tutar Zelenski'nin bu çıkışlarını ve NATO'dan, Stoltenberg'ten gelen bu açıklamayı? Yani aslında taraflar birbirlerine ABD'nin ilk kez yaptığı bir şey değil bu. Ülkelere vaat edip, vaatlerde bulunup ardından son anda vazgeçmek, caymak ama Zelenski buna fazla mı umut bağlamış, ümit bağlamış ki bugün hala bu hengamenin ortasında NATO'ya sitem ediyor. Bundan sonraki ölümlerden siz sorumlusunuz diyor. Evet, yani büyük bir hayal kırıklığı söz konusu. Sadece NATO'da değil, yani NATO'da da çatlak var, Avrupa Birliği'nde de çatlak var. Değerli konuklarımız da dile getirdi. Yani Avrupa aslında NATO'yu da Avrupa'yı da istediği hizaya ve düzene getirebilmiş değil. Zelenski üzerinden konuklarımızın belirttiği gibi biraz ayar vermeye çalışıyor. Mesela bu yaptırımlar üzerinden bir örnek vereyim ben. İşte Rusya'nın en büyük işte bankalarına, 5 büyük bankasına yaptırım uygulanıyor. Swift sisteminden çıkarıldı ama iki önemli bankası bunun dışında bırakıldı. Bir tanesi Gazprom Bank, diğeri de Russian Share Bank. Özellikle Rusya'nın Avrupa'ya sattığı enerjinin ödemelerinin %60-70 hatta neredeyse %90'ı bu iki banka üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani bir anlamda aslında Rusya'nın o Avrupa'ya yönelik o enerji jeopolitikasına dokunulmayan bir yaptırım söz konusu. Yani Avrupa'nın aslında can damarlarına ilişilmemiş durumda. Eğer buna dokunulsa mesela Almanya'nın tavrı çok daha farklı olur. Yani Avrupa içerisinde zaten bir ayrışma söz konusu. Özellikle mesela Türkiye bir ikinci büyük ülke olarak yaptırımlara karşı olduğunu söylüyor. Yani o SWIFT sisteminin aslında Amerikan beklediği ölçüde olmadığını, bu nedenle mesela Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı hemen her yerde, her açıklamasında işte yaptırımların yetersiz olduğunu söylüyor. Rusya'ya yönelik tam bir ambargo, bütün bankaların, bütün şirketlerinin kara listeye alınması gerektiğini söylüyor. Bu tabii yani Putin'in özellikle bugünkü açıklamalarında bu yaptırım bağlamında, eğer yaptırımlarda biraz daha ileriye giderseniz bizim de tavrımız ona göre sert olur. Bunları savaş... Bir yasa geçirdi galiba Sayın Tutar bugün Lavrov. Bir yasayı imzaladı galiba. Yani yaptırım talebinde bulunanlara dahi yargılanmalarının yolunu açacak bir yasayı bugün imzaladı. Evet. Yani aslında Amerika'nın da Ukrayna'nın da böyle Rusya'ya karşı tam istedikleri şekilde dünyayı, özellikle Avrupa'yı etraflarında toplayamadığını görüyoruz. Bir kara probandadır, manipülasyondur devam ediyor. Rusya o konuda biraz daha rahat görünüyor. Yani tam yaptırımlar olsa bile gene ellerine bir şey geçecek değil. Özellikle mesela Rusya'nın ihracatının toplamı neredeyse işte 493 milyar dolar civarında seyrediyor yıllık olarak. Bunun %60'ı enerjiden geliyor. Tabii Rusya'ya yönelik bir enerji kartının devreye sokulması Rusya'dan daha çok Avrupa'yı mağdur edecek, Avrupa'ya zarar verecek. Avrupa da bunun farkında. Özellikle gene yazar çizerlerin, analistlerin dile getirdiği NATO içerisindeki ayrışma da dikkat çekiyor. İşte Macaristan olsun, Slovakya olsun farklı bir bağlamda hareket ediyor. Mesela Orban'ın Macar liderinin açıklaması vardı. Bu Ukrayna krizi bize gösterdi ki bize yönelik böyle bir saldırı olursa NATO'nun bizi koruyamayacağı ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle herkes artık ulusal ordularını, ulusal güçlerini, o milli mukavemet yeteneklerini geliştirmek konusunda yeni bir atılıma giriyorlar. Bu kriz aslında tam da Putin'in istediği şekilde bir krizdi. Mesela Macron geçen günlerde Putin'i eleştirirken işte bu Rusya'nın Avrupa'nın içlerine bu kadar müdahale olmasını istemiyoruz şeklindeki eleştirilerine neredeyse işte hak verecek şekilde yanıt verdi. Yani aynı şekilde bu bana yönelik gösterdiği bu tavrı Amerika'ya da gösterin. Amerika'da gelip sizin iç işlerinize karışmayın. Siz kendi sorunlarınızı kendiniz halledin. Özellikle Batı Avrupa ifadesini çok kullanır Rusya. Avrupa'yı bir bütün olarak görmez. Yarısını kendi nüfus alanında, bölgesinde gören bir yaklaşımı var. Ayrıca gene Almanya'nın bu krizden dolayı 100 milyar avroluk bir orduyu yeniden yapılandırma, milli savunma bütçesini şekillendirme şeklinde bir askeri bir tercihi, bir kırılma noktası söz konusu. Yani NATO'dan daha çok kendi geleceklerini kendi milli ordularıyla sağlamaya yönelik bir girişim söz konusu. Yani bu orta vadede böyle Rusya'ya yönelik bir yaptırım furyası gibi görülüyor ama niteliklerine, detaylarına falan baktığımızda aslında Avrupalı ülkelerin çok ürkek davrandıklarını, Amerika'ya çok da fazla güvenmediklerini, mecburiyetten dolayı bunu dile getirdikleri ortaya çıkıyor. Tabii bir de Avrupa'nın biraz da şahsiyeti, siyasi kültürü, karakteri eleştiriliyor Amerika'da. Özellikle Biden muhalifleri tarafından. Avrupa'nın neden Amerika'nın bu kadar işte
peşinden gitti, fino köpekliğini yaptı. Amerika'nın her dediğini yapmak zorunda kaldığı, aslında Avrupa'nın tam da bağımsız ülkelerden, kendi kaderini belirleyen liderlerden oluşmadığı, oluşamadı dile getiriliyor. Buna yönelik de sert eleştiriler var. Hem Avrupa içerisinden bir eleştiri var, hem de dışından bir eleştiri var. Eğer böyle devam ederse Avrupa'da yani işte aşırı sağ şeklinde nükseden rejim değişikliği talebi isteyen akımlar biraz daha kuvvetlenebilir. Merkez siyaset çökebilir. Atlantik ilişkileri sanılanın aksine derin bir kırılmaya yol açabilir, neden olabilir. Yani Amerika aslında umduğunu bulamayacak bu son çıkışı. Yani o mesela çok kutuplu dünya aslında Amerika için bir kurtuluş reçetesiydi. Bunu kabul etmeyerek kendi ölüm fermanını da bir anlamda imzalamış oldu. Ya ama Sayın Tutar, şimdi ABD mesela Afganistan'da 20 yıl sonra bu neticeyi almamış olsaydı bugün bu fotoğrafta çok daha güçlü ve aktif olmaz mıydı? Yani aslında bugüne kadar ABD'nin şimdi şu anki durumu, hem Biden'ın eli de zayıf değil mi? Yani kamuoyundan belki de destek almakta bile zorlanıyor olamaz mı mesela bu anlamda? Yani kişiler bağlamında belki olabilirdi. Biraz mesela bir başka biri olsa biraz daha destek alabilirdi. Obama olsa biraz daha destek alabilirdi. Ya da mesela Trump olsaydı bu olur muydu? Böyle de sorayım. Trump olsaydı mesela bugün bu olmuş olur muydu mesela? Trump biraz daha realistti. Yani Türkiye'nin de mesela Rusya'nın da Çin'in de gücünün farkındaydı, yükselen gücünün. Ve Amerikan şirketlerinin bu ekonomik mesela iç içe bağımlılığı ne kadar derin katmanlara sahip olduğunu çok iyi bildiği için Amerika'ya tamamen zarar verebilecek bir söylemde bulunmuyordu. Bazı popülist çıkışları oluyordu ama daha rasyonel davranabiliyordu. Tabii rasyonel davranmada da insanlar tek tercihe zorlanmış oluyor. Başka bir alternatifi düşünemiyorlar. Bu rasyonel diye tek bir seçenekte ısrar etmiş oluyorlar. Ama Amerika tabii yani Avrupa'nın biz Amerika'nın hep yanında müttefiki olduğunu sanıyoruz. Öyle değil. Aslında kendi içlerinde Avrupa'dan, Amerika'dan kurtulmanın çarelerini arıyorlar. Yani Türkiye mesela Amerika bir posta koyduğunda aslında bu kendi içlerinde çok alkışlıyorlar. Mesela Almanya'ya uluslararası literatürde sovereign state denilir. Yani semi sovereign state hatta. Yani yarı egemen ülke. Anayasasını Amerika yapmış. Bütün işte medyası Amerika'nın tek elinde. Hatta bugünlerde çokça konuşuluyor. Mesela Merkel çok eleştiriliyor. Merkel'in neden Amerika işte boyun eğmedi, yeni gelen yönetimin Amerika'nın her dediklerini yaptığı konusunda da eleştiriler söz konusu. Yani Japonya olsun, Almanya olsun, işte Güney Kore olsun, yani Amerika'nın modern köleleri, modern egemenleri diye tabir edebileceğimiz ülkeler aslında yeni bir fırsat, yeni bir dünya doğduğunda bunun içinde eşit partneler olarak yer almaya aslında dünden razılar. Yani Ukrayna krizi aslında Almanya ile Rusya'nın, Fransa ile Rusya'nın gelişen ilişkilerini baltalama projesi diye bakmak lazım. Ayrıca gene Rusya ile Çin'in veya Rusya ile Türkiye'nin Amerika'nın böyle bir projesi yeni var. Yeni oluşacak fotoğrafı konuşacağız zaten. Yani akışımız içerisinde hep var. Yani o yeni kartlar yani yeniden dağıtılıyor. Amerika'nın niyetini biliyor. Uluslararası ilişkilerde devletler birbirinin niyetini çok iyi bilirler. Yani belki yere ne kadarını engelleyebilirse engeller ama biz insanlar bilmeyiz niyetlerimizi ama devletler bilir. Onlar tabii güçlerince buna karşı çıkabilirler. Yetmeyen çıkmıyor, boyun eğiyor. Şimdi boyun eğen bir ama görünüşte boyun eğen bir Avrupa var. Yani sanıldığı gibi aslında tam Amerika'ya destek veren Rus karşıtı bir Avrupa söz konusu değil. Peki Sayın Tutar, zaten bu seçeneklerin hepsini masaya yatıracağız. Vaktimiz de bol. Bu kartlar yeniden mi dağıtılıyor, yeni bir dünya düzeni mi oluşuyor kısmında sizin bu söylediklerinizi açmanızı rica edeceğim. Sayın Çiçek, tekrar hoş geldiniz. Şimdi biraz önce Sayın Bolluğa yönelttiğim soruyu size de yöneltmiş olayım. Şimdi NATO'dan öyle bir cevap geldi ki Stoltenberg'den, yani Zelenski bizi Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor diye, sanki böyle Rusya'ya böyle bir, hatta şu ifadeyi kullandım, nalına mıhına gibi bir ifade geldi bana. Yani ilk duyduğumda böyle hissettim. Ama bu noktaya gelinmesinde de ABD'nin, NATO'nun çok büyük kışkırtması ve işte NATO'nun o genişlemeci ve yayılmacı politikasının etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi neden böyle bir çıkışı alenen yapmış olabilir ve tabii Putin'in açıklamalarını da değerlendirmenizi rica ediyorum sizden. Evet Sinem Hanım. İki değerli hocamız uluslararası ilişkiler boyutu itibariyle konuyu değerlendirdiler. Tabii işin uzmanı onlar. Biz de nacizane onların değerlendirmeleri ve kendi gördüğümüz perspektiften bir tarzda ifade etmeye çalışacağım.
Şimdi çok ilginç bir Sinem Hanım. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip şu an itibariyle. 1952'de NATO'ya girmiş bir devlet ve NATO'nun birçok operasyonuna işte dahil olmuş müttefiklerle. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu kadar dünyayı etkileyen bir kriz olmasına rağmen telefonu kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşme gereği duymadı. Fransa ile, Almanya ile, Japonya ile, Yunanistan ile herkesle görüşüyor bu krizi ve Rusya'nın dibinde olan, komşusu olan ve NATO'nun en önemli gücünü barındıran Türkiye ile görüşmek açısından hiçbir şey göstermiyor. Önemli bir saptama yaptınız. Neden yapmıyor sizce? Neden kaldırmıyor telefonu yani? Şimdi bunu iyi değerlendirmek lazım. Tabii burada hocalarımız bu konuya daha üst boyutuyla bakacaklardır. Ben bu krizi bir de şu açıdan değerlendiriyorum Sinem Hanım. Avrupa Birliği biraz işte NATO boyutuyla ele alacağız. Ama bu krizin birinci ölçeğinde işte Amerika'nın olduğunu söylüyoruz. Amerika'nın yayılmacı amaçları var. Rusya'yı bir güç olarak görüyor. Rusya'yı bir şekilde bertaraf etme, gücünü azaltma yönünde bir çaba içerisinde. İşte Çin'e, işte Pasifik'e yönlenmek açısından, o bölgelere gitmek açısından diye değerlendiriyor. İngiltere işte 19. yüzyıldaki gücüne tekrar kavuşmak çabasında diyoruz. Ama bir üçüncü ülke var burada. Üçüncü patron denilen bir küçük patrondan bahsediliyor. İşte İsrail dile getiriliyor. İsrail bunun neresinde? Baktığınız zaman Zelenski'nin İsrail'le bağlantıları ortada olan bir isim. İsrail Zelenski'yi hangi boyutlarda kullanıyor? Nasıl bunu ön planda tutuyor? Kendisi İsrail devleti olarak ortaya çıkmıyor ama Ukrayna ile münasebetleri, Zelenski'nin siyaseti belirlemede bir derecesi, bir rolü var mı? Bunları hocalarımız daha sağlıklı ve daha mesnetli bir şekilde değerlendirecektir. Ben bunu mutlaka ortaya atayım soru olarak. Bunu açmamız belki faydalı olacak. Yani acaba şunun etkisi olmuş olabilir mi? Yöneltmiş olayım konuklarımı Sayın Çiçek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu harekatın başladığı, operasyonun başladığı ilk günden itibaren Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçmemiz mümkün değildir. Her ikisiyle de tarihsel, siyasi, ekonomik birçok yönden ortak noktamız var. Her iki ülkeden de vazgeçmemiz mümkün değil dediği için, yani bir anlamda tarafsızlığını ifade ettiği için ABD Başkanı neden kaldırayım ki bu telefonu, zaten duruşu bu diye düşünmüş olamaz mı mesela? Ya o bir değerlendirme konusu olabilir. Cesaret edememiş de olabilir. Aksi istikametle bir cevap verileceğinden de çekinmiş olabilir ama sonuç itibariyle dünyada bu kadar önemli bir kriz yaşanırken, resmen 3. Dünya Savaşı'nın adı konmaya çalışılırken, nükleer silahların kullanılmasından bahsedilirken ve Türkiye'nin, bakın biraz önce Kremlin de doğruladı, Sputnik geçti zannedersen, yarın Putin'le Cumhurbaşkanımızın bir görüşme yapacağı. Evet, ilk gün de görüşmüşlerdi, yarın ikinci kez görüşecekler. Şimdi böyle bir görüşme yapılacak. Siz bu görüşmeden önce Cumhurbaşkanı ile görüşüp işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'sı şu konuları da diye getirin. Çünkü şu anda Putin'in Amerika ile bir teması yok görebildiğimiz kadarıyla. Yani bu imkandan yararlanmak açısından da bir çaba sergilenmiyor. Bu bana çok ilginç geliyor. Biden görüşmeyi düşünmüyorum dedi zaten, soruldu ilk gün. Görüşecek bir şey yok, konuşacak bir şey yok. Görüşmeyi düşünmüyorum dedi zaten. Sinem Hanım, sesiniz... Ben duydum sizi, siz buyurun devam edin. Son cümleyi anlayamadım. Şöyle söyleyeyim, siz dediniz ya taraflar görüşmüyor Biden'la Putin. Biden'a sorulduğunda zaten görüşmeyi düşünmüyorum diye bir yanıt verdi. Putin böyle bir şey söylemedi ama Biden görüşecek bir şey yok, görüşmeme gerek de yok dedi zaten. Onu sizi tamamlamak anlamında i̇şte, söyledim. Evet Sinem Hanım, işte neden Amerika böyle bir yaklaşım sergiliyor? Yani en kritik dönemlerde işte Gorbaçov'la Reagan görüşmüştür. O süreçleri gözümüzün önünde canlandırdığımız zaman işte gerilerde büyük görüşmeler gerçekleştirilmişler, nükleer silahlar konusunda değerlendirmeler yapmışlar, azaltılmasına gitmiş ama Amerika yönetimi bundan şu anda imtina ediyor. Şimdi diğer bir husus, Stoltenberg'in bugün açıklaması, NATO'yla, işte dün bunu Lavrov da açıkladı, NATO'yla karşı karşıya getirmek istiyorlar bizi demek suretiyle. Bu neden istenebilir, bu çaba neden sergilenebilir? Yani sonuç itibariyle bugün Rusya her şekilde ben burada operasyonumun sonuna kadar devam ettireceğim diyor. İşte
1200-1300'ün üzerinde askeri tesisi imha ettiğinden bahsediyor. Ve bunu devamlı sürdüreceğim diyor. Bugün şunu söylüyor Ukrayna, hava sahamızı kapatın diyor. Evet. Hava sahamızı kapatamıyorsanız bize uçak verin diyor. Bakın birkaç gün önce işte Su-21, Su-25, MiG-29 gibi NATO'da olan eski Doğu bloku ülkelerinin elindeki savaş uçaklarının verileceğinden bahsediliyordu. Bugün o ülkeler teker teker bundan vazgeçmeye başladı. Tamam işte neden? Bunu konuşuyoruz. İşte. Neden vazgeçiyorlar? Yani işin sonucunu mu, seyrini mi görüyorlar? Bari hani olan oldu, bu saatten sonra daha fazla kızdırmayalım gücü mü demek istiyorlar? Yani bunu mu kovalıyorlar aynen ya da? Görüyorlar. Benim kanaatim o yönde. Yani sonuç itibariyle Ukrayna elden gidecek. Biz buradan bir netice alamayacağız. En azından bize dahil olmasın, işte sonuçta oranın sınır ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Baltık ülkeleri var. Bu Batı Avrupa'ya sirayet etmesin yönünde bunu neticelendirelim. Şu anda benim değerlendirmem şudur ki Avrupa ülkeleri Ukrayna'yla sınırlı kalacağından emin olsunlar, hiçbir şekilde seslerini çıkarmayacaklar. Ama Ukrayna'dan sonra bu süreç Polonya'ya, Litvanya'ya, Letonya'ya uzanabilir mi? Böyle bir şeyi kaldırabilirler mi? İşte Putin'den bunun sözünü de alamadıkları için böyle her gün çelişkili ifadeler. Bir gün Zelenski NATO'ya söz söylüyor. Bir gün NATO ona karşı değerlendirme yapılıyor. Süreç bu şekilde gidiyor ama orada bu süreci kızıştıran Zelenski ve yönetiminin bu tavrından dolayı da binlerce insan ölüyor. Yani Ukrayna gibi bir ülke ki ben daha önceki programda da dile getirdim. Ukrayna'da Rusya bir yıkım savaşı politikasını uygulamamıştır. Sonuçta askeri hedefler ölçekli giderken sanki Zelenski tahrik etmek suretiyle bütün Ukrayna'yı yıkmasını ister bir tavır içerisine girmektedir. Yani bir gün söylüyor 11 Rus askerini öldürdük. Bir gün söylüyor 50 tane uçağını düşürdük. Sürekli tahrik edici bir tavır içerisinde gitmekte. İşte şu kadar yabancı asker ülkemize geliyor demek suretiyle. Bu nedenle de burada Zelenski Avrupa ülkelerinden müstakil hareket ettiğini de düşünebiliriz sinemanın. Bu orta Amerika'dır, İngiltere'dir, İsrail'dir bilemiyorum ama. Münferit mi yani? Münferit mi hareket etmeye başladı? Benim kanaatim Avrupa Birliği ülkelerinden en azından ayrık hareket ediyor. Onları dinlemiyor en azından. Yani ne diyorlardır da dinlemiyordur mesela? Ne diyor olabilirler? Yani şöyle bakacak olursanız Rusya'yı sürekli tahrik eden bir tavır içerisinde. Biraz önce Bercan Hocam söyledi. Bu Silit'le ilgili değerlendirme yapılırken gaz şirketlerinin paralarını şu anda ödüyorlar. Yani üzerine ambarga konmayan bankalar marifetiyle Rusya'nın hesabına yatıyor bu paralar. Bir nevi Rusya buradan kaynak sağlıyor. Ama sürekli siz bu parayı verdikçe işte bize bomba olarak geliyor, işte hava sahamızı kapatmıyorsunuz, ölümlerin tümünden siz sorumlusunuz gibi demek suretiyle hem iç kamuoyunu kendince canlı tutmaya çalışıyor. Konsolide ediyor kendi kamuoyunu. Evet. Yani şimdi şunu görmek lazım sinemanın. Rusya dediğiniz ülke 17 milyon kilometre karelik bir ülke. İşte ambargoyu konuşacağız. Ben daha evvel de söyledim. Bugün Rusya enerjisini, petrolünü kendi üreten, gıdasını, buğdayını, arpasını kendi üreten, bugün o savaşta kullandıkları uçakları, gemileri, bunları, füzelerini, mühimmatlarını kendi üreten bir ülke. Baktığınız zaman Rusya'yı tamamen ambargolarla boğduğu zaman Rusya'dan daha ziyade dünya ekonomisi boğulmaya başlıyor. Dünya ticareti sıfırlanmaya başlıyor. Bugün işte Avrupa ülkelerinde akaryakıta veyahut da petrol ürünlerine gelen zamlar sürekli olarak konuşuyor. Keza Amerika'da da böyle. Yani Rusya'yı sıfırlamak, sınırlandırmak Zelenski'nin istediği tarzda yapmanın Avrupa'ya maliyeti çok fazla. Avrupa bunu görüyor. Belli bir boyutta götürmek isterken bu süreci de Zelenski sürekli olarak inşa ediyor, tahrik ediyor. Benim kastettiğim oydu.
Anlıyorum. Peki şimdi son önemli son dakika gelişmeleri var tabii. Ara ara bunları da belirtelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Ukraynalı hem Rus mevkidaşıyla görüştü. Malumunuz Antalya'da bir araya getirmek gibi bir isteği var Türkiye'nin müzakerelerde. Bu arada Ukraynalı bir kaynakta 3. tur müzakere masasının pazartesi günü kurulabileceğini iddia etti. Tabii bunlar henüz teyide muhtaç bilgiler ama zaten ya hafta sonu ya da hafta başı denmişti. Büyük ihtimalle pazartesi günü 3. tur müzakereler başlayacak. Peki o zaman Serhan Bolluk'la devam edelim. Sayın Bolluk siz ne diyorsunuz? Şimdi evet bu çıkışlar yapıldı. Hem Rusya kanadından hem Ukrayna kanadından hem NATO kanadından. Şimdi bir yandan da müzakereler var. Yani müzakere ediliyor. Bir yandan Rusya ordusu 64 kilometrelik eşi benzeri görülmemiş bir konvoyla Kiev'e doğru ilerliyor. 25-30 kilometre dışında. Hangisinden başlasak bilmiyorum. Çünkü hepsi kendinden menkul değerler. Hepsi konuşmaya tartışmaya değecek konular. Araya gitmeden önce bir sizinle başlayalım. Ne diyorsunuz Türkiye'nin bu buradaki arabuluculuk çabalarına? Sayın Çavuşoğlu da belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı da yarın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Mustafa Kemal Çiçek de diyor ki yani böyle bir şey olalı 10 gün oldu. Biden'dan hiç ses yok. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bir kez olsun o telefonu kaldırmadı. Kaldırmalı mıydı? Ve yarınki görüşmeye dair sizin beklentiniz nedir? Şimdi Amerika'nın tabii öyle bir telefon etmesi zaten Sayın Çiçek de öyle bir şey beklediğinden değil de bunu bir olgu olarak öne sürüyor. Ve olmalıydı onun diyor. Ki fikirlerinde de ben katılıyorum. Yani öyle bir telefon zaten olması mümkün değil. Çünkü Türkiye burada Amerika açısından karşı tarafta bir ülke. Yani onun bizi böyle tanımladığına dair yani o kadar çok delil var ki artık hani bunu konuşacak fazla bir şey de yok. Amerika'nın düşmanı bir ülkeyiz biz Amerika'dan bakıldığında. Şimdi ben diğer konuya döneyim. Tabii burada şunu saptamamız lazım Sinem Hanım. Önce şeyi söyleyeyim. Sayın Hocam, Sayın Erol, ben dünyanın çeyreği dedim. Onun yaptığı analizle tabii biraz daha azaldı. Dünyanın çeyreği de değil. Yani böyle bir 8'de 1'i 10'da 1'i kadar bir yer kalıyor geriye. Çünkü Avrupa'yı da doğru. Yani Avrupa Stoltenberg'in çıkışının NATO içindeki çelişmelerle de ilgili olduğu saptamasına ben tamamen katılıyorum. Bu doğru. Oradan kaynaklı bir şey bu. Bu kadar sert bir açıklama. Bu sert bir açıklama onu söyleyeyim. Yani savaşın tam ortasında NATO'nun kendi çocuğuna kendi yavrusuna böyle bir azar çekmesi çok görülür bir şey değil. Dolayısıyla o iç çelişmelerle ilgili bu tamamen. Bu doğru. Dolayısıyla o çeyrek de değil aslında. Hani diyelim ki bizim taraf diye tanımlayabileceğimiz bölüm çok daha büyük. Öbür taraf ise giderek sadece Amerika Birleşik Devletleri aslında. Şimdi tabii buradan şöyle bir yere varıyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu görmemiz lazım. Yani ben mesela bu yeni dünyanın kuruluşunda hangisi daha etkili olmuştur diye sık sık düşünüyorum. Yani hangisi derken şöyle, acaba bizim şu işte Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla çok önemli bir iş yaptık yani Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. O da şudur, o Amerika'nın çok merkezi bir planını bozmuş idik. Nedir o? İşte hemen güneyimizde bir ikinci İsrail kurmak. Burada başarılı olabilseydi Amerika, bugün çok başka bir dünyada yaşıyor olacaktık. Bunu önledik. Bunu önledik ve aslında sadece Türkiye için, tabii bunu kendi ülkemiz için yaptık. Ama bunu yaparken aynı zamanda bütün bir insanlık adına da Amerika'nın çok menhus bir planını bozmuş olduk. Şimdi Rusya'da bu Ukrayna harekatıyla başka bir menhus planı bozdu. Hangisi daha şey dersiniz, bizimki bana daha önemli ve daha belirleyici gibi geliyor dünya tarihi açısından. Tabi burada yani bir terazinin iki kefesine koyup tartmak da çok zor. Ama sanıyorum bizimki daha önemli. Ama Rusya'nın Ukrayna
harekatı da çok önemli sonuçlara yol açacak. Mesela? Şimdi bunun başında şöyle bakınız, şunu görüyoruz. O demin söylediğim saflaşmanın çok derinleşeceğini görüyoruz. Bu arada Sayın Tutar çok önemli bir şeyde bulundu. Onu bir anayım ben bu konuyla da ilgili. Çok kutuplu dünya ABD içinde bir kurtuluş reçetesiydi dedi. Ama bunu kullanmadı diye de devam etti. Çok doğru. Hakikaten çok kutuplu dünya aslında Amerikan milleti için de bir kurtuluş. Yani onların da hani diyelim ki selameti vesairesi bakılır. Nitekim Trump da zaten biraz bunun temsilcisiydi. Biraz bunun temsilcisiydi. Yani yerine gelen Biden, Biden ve şürekası tam bir böyle savaşçı ekip filan işte böyle şeylere sonuçlara yol açıyor politikaları. Ama kaçak savaşçı yani böyle alenen sahaya çıkanından değil. Tabii savaşçı derken yani Amerika'nın kendi kuvvetiyle değil, öyle bir şey yok artık, ihtimal yok. Yani Amerika'nın kendi kuvvetleriyle dünyanın herhangi bir yerinde bir müdahalede bulunma ihtimali artık çok az. Belki bir tek Pasifik ve bir de Doğu Akdeniz diyelim. Yani bu iki yer dışında Amerika kendi kuvvetleriyle bir müdahalede bulunacak durumda değil. En son aşamada Doğu Akdeniz'de ve Pasifik'te belki böyle bir iş yapabilir. Özellikle Doğu Akdeniz bizi çok ilgilendirdiği için önemli. Dolayısıyla doğru, yani Amerika kendi kuvvetleriyle değil de ama işte böyle vekil savaşlarıyla işte Ukrayna'da Zelenskileri, o neonazileri falan öne sürerek vesaire işler yapıyor. Fakat tabii burada aldığı cevap bence Amerika'nın planlarından çok aldığı cevabın sonuçları önemli. Şimdi demin de söyledim, bizim bir heyetimiz hafta içinde pazartesi salı günleri 2 gün boyunca Moskova'daydı. Oradan bizim edindiğimiz izlenimler şöyle. Şimdi bir defa tabii Karagün dostu olmak her zaman malum dünyanın her yerinde çok iyi karşılanan bir şeydir. O bakımdan iyi oldu bizim heyetimizin gitmesi. Öyle karşılandık. Karagün dostu olarak karşılandık. Siz de orada mıydınız Sayın Bolluk? İlk yok, durdu, hayır, siz yok muydunuz? Karşılandık yok, deyince hani sizin de gittiğinizi düşündüm ben. Tamam. Yani, partimizin heyeti olması bakımından. Peki tamamdır. Söylüyorum onu biz derken. Tamam. Siz sayılır. Birinci sonuç evet tabii fark etmez. Birinci sonuç şudur. Muazzam bir fırsat var bakın. Yani evet, Türkiye evet, için. Onu da konuşacağız. Için, evet. Evet, muazzam bir fırsat var. Ama zorlukları da var. İşte aslında o yüzden süreç iyi yönetilmeli diyoruz Sayın Boluk. Yani kriz var, fırsat var ama zorlukları da var. Yani onu aradan sonra konuşalım mı? Çok kısa bir ara vereyim. Reji beni uyardı çünkü. Bir daha o kısma geçmeniz için size bir fırsat olsun o ara. Çünkü kesmek zorunda kalacağım. Aramızı verelim aranın ardından. Tabii Türkiye'nin mekik diplomasisi de devam ediyor. Diplomasi trafiği de devam ediyor. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek. Bu harekat başladığından bu yana ikinci görüşme olacak. Ne görüşecek? Bunları da soracağım çok kıymetli konuklarıma kısa bir aranın ardından. Devam ediyoruz Fikir Meydanı'nda, ikinci saat dilimindeyiz. Konuklarımız Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Serhan Bolluk, Ankasan Başkanı Mehmet Seyfettin Erol, hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve Sabah Gazetesi yazarı gazeteci Berkan Tutar bizlerle birlikte. Araya gitmeden önce Sayın Bolluk'ta kalmıştık. Sayın Bolluk buyurunuz efendim, kaldığınız yerden devam ediniz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın gerçekleştireceği görüşme de önemli. Sizinle bir başlayalım, devam edelim. Yavaş yavaş da bu Türkiye'nin müzakerelerdeki rolü, yeri ve etkisini konuşalım lütfen. Şimdi efendim fırsatlardan bahsetmiştim Türkiye için. Evet. Bunları bir sıralamak istiyorum. Lütfen. Şimdi birinci fırsat şu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması. Bakınız şimdi bu öyle bir satıma ile geldi ki dış ilişkiler, dünyadaki dengeler. Mesela Lavrov şöyle bir şey söyledi, Rus Dışişleri Bakanı. Dedi ki bizim Donetsk ve Lugansk'taki durumumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aynıdır dedi. Şimdi bu çok önemli bir çıkıştı.
Bir işaret mi verdi aslında orada Lavrov? Elbette bakın yani biz eğer Donetsk ve Lugansk'la aynıysak Rusya Moskova'dan bakıldığında yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynıysa o zaman oralar nasıl birer kendi özelliklerine sahip bağımsız ülkelerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynı statüdedir Moskova'nın bakışıyla. Dolayısıyla Yavru Vatan'ın tanınması bakımından, Kıbrıs Cumhuriyetimizin tanınması bakımından Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemli bir fırsat duruyor önümüzde. Tabii bu aynı zamanda Türkiye açısından Doğu Akdeniz'deki o doğal gaz ve petrol rezervlerinin ki miktarı bir türlü saptanamıyor. Yani her seferinde biraz daha artarak önümüze geliyor. Çok sınırsız rezervler var. Ve önümüzdeki enerji krizleri falan düşünüldüğünde çok önemli bir kazanım. Türkiye'nin hem güvenliği hem enerji bakımından çok büyük menfaatler sağlayacağı açık böyle bir durumda. Birinci fırsat bu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması. Evet. İkinci fırsat ticaret efendim. Şimdi bakınız Batı biraz boşaltıyor oraları. Yani her ne kadar %100 değilse de demin de söylendi. Öyle ona cesaret de edemezler zaten. O kapasiteleri yok. O potansiyelleri yok. Rus doğalgazına mecburlar. Avrupa özellikle. Ve dolayısıyla tabii mesela Alman bu Ukrayna'ya gönderilen Alman silahları paslı çıkmış. Böyle enteresan işler de oluyor bir tarafta. Yani 35 yıllık roketler yollamışlar. Efendim bir bakılmış çalışmıyor. Sistemler çalışmıyor, oksitlenmiş falan falan. Şimdi dolayısıyla tabii Avrupa tam çekilemez ama yine de bir karşı karşıya gelme var ve genel olarak batılı şirketler Rusya'yı boşaltıyorlar. Burada tabii dolayısıyla onların boşalttığı yerlerin doldurulması diye bir mesele var Türkiye açısından. Yani bizim kapasitemiz ne kadarını el veriyorsa bunu başarmamız lazım. Daha önemlisi şu. Bakınız bizim 2021 ithalatımız Rusya'dan 29 milyar dolar. 29 milyar dolar. Bunun tabii büyük kısmı doğal gaz. Hemen arkadan tahıllar geliyor başta buğday olmak üzere. Ama aynı şey Ukrayna'yla da var Sayın Boğluk. Yani yine tahıl ve buğday konusunda Ukrayna'yla da maalesef böyle bir organik bağımız olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı. Ama işte yani Rusya o açıkları kapatabilecek kapasitede. Peki. Bunu söyleyeyim. Ben bunu zaten yani, hani tartışalım diye söylüyorum. Çünkü işte her iki ülkeden de vazgeçemeyiz. Her ikisiyle de alışverişimiz var dediği için soruyorum size bu soruyu. Kaldı ki bir Ukrayna olacak bakın. Ukrayna ortadan kalkmayacak. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın tasavvur ettiği gibi bir Ukrayna olmayacak. Yani o diyor ki işte ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçemeyiz ama o Ukrayna yani o vazgeçemeyiz dediği Ukrayna olmayacak önümüzdeki dönemde. Başka bir Ukrayna olacak. Onun görülmesi lazım. Neyse devam edelim. Mesela enerji ve işte bu tahıllar konusunda çok büyük kazanımlar elde edebiliriz. Çünkü bunların hepsi Rusya açısından bakıldığında fiyat dediğiniz şey bakın böyle işlerde politiktir. Yani öyle bir geçerli fiyat hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Fiyat dediğiniz şey hele doğalgaz konu ise fiyat dediğiniz şey politiktir ve Türkiye'nin mevcut enerji açığında işte bu elektrik faturalarındaki falan yükselmeleri de göz önüne aldığımızda yani halkımıza en çok rahatsız eden temel etkenlerden bir tanesi bunları düşürmenin bir yoludur bu. Üçüncüsü bakınız bacasız sanayi. Şimdi 2022 için, 2022 turizm sezonu için 7,5 milyon Rus turist öngörülüyordu. Yani bir akın gibi bir şey olacaktı. Şimdi bu olaylardan sonra peki ne olacak? Bu sayının artması. Yani bizim Rusya'dan dönen, Moskova'dan dönen heyetimizin de aldığı bilgiler, izlenimleri buna işaret ediyor. Bu 7,5 belki olacak 10 milyon. Yani dolayısıyla bizim o zaman şöyle sorabilir miyim size bir şey Sayın Bolluk? Şimdi o zaman madem böyle bir saptamayla döndü Vatan Partisi heyeti şunu sormamda bir sakınca olur mu o zaman? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan aslında vazgeçmemiz mümkün değil dediğinde Rusya'nın buna karşı herhangi bir hassasiyeti ya da bir kırgınlığı oluşmamış o zaman. Bir tavır geliştirmemiş, bir refleks geliştirmemiş buna karşı doğru mu? Evet. Öyle değil Sinem Hanım. Yani ben oraya geleceğim. En sona bıraktım. Öyle mi? Peki. Madem sordunuz hemen söyleyeyim.
öyle görünmüyor. Öyle görünmüyor. Şimdi NATO'nun davet edilmesi, en son özellikle işte Avrupa Birliği'ne hitaben Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki Avrupa Birliği dedi bizi almak için, birliğe almak için bir saldırıya uğramamızı mı bekliyor? Şimdi bu öyle bir söz ki yani ne tarafa çekseniz o tarafa gider, çok tehlikeli. Yani kim saldıracak Türkiye'ye? Şimdi Avrupa Birliği bizi orada destekleyecek iması olduğuna göre, yani bir saldırı durumunda Avrupa Birliği bizi destekleyecek oluyor o zaman. Bir saldırı mı bekliyor dendiğinde, peki o zaman kim saldıracak Türkiye'ye? Şimdi daha zamanda yine bizzat kendisi bu Yunanistan'daki Amerikan üsleri sorulmuştu. Cevabı şöyle olmuştu, ben gayet iyi hatırlıyorum. Ne üsleri, orası zaten tamamen bir Amerikan üssüne dönüştü. Yani Yunanistan toptan bir Amerikan üssüne dönüştü demişti. Şimdi bu tehdidin kaynağını doğru mu saptayan bir cevap. Ama Avrupa Birliği'ne böyle hitap edildiği zaman tehdidin kaynağı son derece bulanmış. Yani özellerine alınabilirler mi diyorsunuz? Buna karşı bir hassasiyet geliştirebilirler mi? Sayın Cumhurbaşkanı bize kim saldıracak? Yani bize o zaman kim saldıracak? Rusya mı saldıracak ki böyle söylüyor? Yani onu kastettiğini sanmıyorum ben. Evet. Kastını sanmıyorum ama nereye çekseniz oraya gider. Peki. Dolayısıyla bu şimdi bir kara gün dostu olmak diye bir şey var bakın. Ve biz şunu gördük. Bir hayal kırıklığı var orada. Bir hayal kırıklığı var. Yani bu izlenen politikalarla ilgili olarak işte biz ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyiz. Hangi Ukrayna'dan vazgeçmiyorsun? Değil mi? Yani senin vazgeçmediğin Ukrayna bir ay sonra olmayacak. Bu görülmüyor mu? Şimdi kuşattılar. İşte Kiev anlaşılan harekat Kiev merkezli yürüyor. Yani evet, zaten ona geliyoruz birazdan. Yani bütün Ukrayna'yı işgal edeyim diye bir derdinin olmadığı Rusya'nın çok açık. Zaten ne yapacak da işgal edip, öyle bir şeyi yok. Harekata başlangıç amacı bu değil. Yani Ukrayna'yı işgal edip kendi toprağına katmak falan gibi bir amacı yok. Tek meselesi oradaki o neonazi yönetimin, Zelenski yönetiminin inmesi ve onun yerine makul Ukrayna'yı hakikaten Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda yönetecek bir hükümetin gelmesi. Olay bundan ibaret. Nitekim böyleydi de zaten ama yine Batı'nın müdahaleleri sonucunda bu Zelenskiler falan geldi. Peki birazdan birazdan bir toparlayalım. Birazdan bir girelim mi Sayın Bolluk tekrar yani krizler, sorunlar ve fırsatlar kısmına. Yani çünkü ambargoları ayrı bir başlık halinde, yaptırımları da konuşmak istediğim için Türkiye'nin buradan nasıl bir rol devşirmesi gerektiğini birazdan yine size soru olarak yönelteyim, olur mu? Müsaade eder misiniz? Tabii yani şöyle bağlayayım ben. Lütfen. Türkiye cesur davranabilirse hala o olanak önümüzdedir. İşte yarın nitekim evet, mesela bir telefon konuşması olacağı belirtiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin arasında. Buralarda daha cesur tavırlar hakikaten Türkiye'nin önünü çok açacaktır, bu kesindir. Peki tekrar geleceğim size. Sayın Erol, yöneltmiş olayım o zaman size de bu soruyu. Türkiye daha mı cesur adımlar atmalı, duruşu, pozisyonu? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın Putin'le gerçekleştireceği görüşme önemli tabii. Nasıl bir gidişat öngörüyorsunuz? Nasıl bir konuşma öngörüyorsunuz? O görüşmeden ne çıkacağını düşünüyorsunuz? Sayın Çavuşoğlu'nun da iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirme gibi bir talebi var. Zannediyorum makul ve olumlu karşılandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin bu burada duruşunu ve pozisyonunu? Buyurun. Sinem Hanım, Türkiye'nin duruşu çok net ve kararlı. Ve cesaretinde de en ufak bir şüphe yok. Cesareti konusunda da. Peki. Ukrayna konusunda da Ukrayna'nın yanındayız diyor. Rusya konusunda da Rusya'nın yanındayız diyor. Yeri geldiğinde NATO'ya karşı da tepkilerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dümenine tamamen girmediği için de Amerika Birleşik Devletleri orada her fırsatta Türkiye'ye dönük yaptırımlara dair birçok silahı çekebiliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bile koskoca Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmının şu an teslim olduğu bir noktada, biat ettiği bir noktada Türkiye açıkçası cesur yürek yani. Bunun bir kere ben altını çizeyim. Bu birincisi. İkincisi, bakıldığında öyle bir ortamdan geçiyoruz ki yani burada 5 tane T var benim ilk aklıma gelen.
Birincisi talepler, talepler bağlamı, tehditler, talepler ve tehditler paralel olarak ortaya çıkan teyakkuz durumu ve buna bağlı tedbirler ve şu an bütün aktörler açısından bir tercih konumu. Güzel ve özetlediniz bu, Sayın Erol. 5 tane T. Aynen öyle. Yani şu an bakıldığında Avrupa Birliği'nin önüne de bu konuldu. Tercih noktasına geldi. Nereden geldi bu? Talepler tehditlerden başladı ve bunun sonucunda Avrupa bir tereddüt yaşadı, teyakkuz durumuna geçti ve bir tercih yapma durumunda kaldı. Ve bugün ilk turda söylediğim o NATO bağlamında da var ve aynı şey aslında bakıldığında Türkiye açısından da söz konusu. Türkiye'de bir tercihe itilmeye çalışılıyor ama Türkiye en başından beri şunu ortaya koyuyor. Ben bu kirli savaşta, yani bu kirli savaşta Rusya-Ukrayna'yı en temelde kastetmiyorum. Amerika ile Çin arasında iki kutuplu ya da çok kutuplu, bunu konuşuruz, tartışırız. Nasıl bir çok kutupluluk kastediliyor? Ne tür bir iki kutupluluktan bahsediyoruz? Bunu konuşuruz. Ama burada ben çok boyutlu, çok taraflı, dengeye dayalı bir politika yürüteceğim. Ve bununla ilgili olarak da bir takım temel ilkelerim var. Nedir bu temel ilkeler? Birincisi devletlerin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü. Bu konuda benden herhangi bir şekilde geri adım beklemeyin diyor. Peki ben burada ne sunuyorum diyor Türkiye. Ben diyor burada işbirliğini sunuyorum. Yani bu tehditlere ve buna karşı ve bu bağlamda bizlere rağmen coğrafyayı dizayna karşı gelin diyor işbirliğini yapalım diyor. Şimdi bunu daha önce yine ulusal kanalda da konuştuk. 16 Kasım 2001 Avrasya'da işbirliği eylem planını söyledim. Yani orada Türkiye yine çok cesur bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklik ilişkisine sahip olmasına ve NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile birlikte iki dışişleri bakanı, biliyorsunuz İsmail Cem rahmetli ile birlikte dönemin Rus dışişleri bakanı Washington'da New York'ta bir araya geldiler ve orada bakınız bu anlaşmayı New York'ta imzaladılar. Amerika'nın kalbinde. Ve orada dediler ki Amerika'nın 11 Eylül sonrası Avrasya merkezli Afganistan'ın gündeme geldiği bir dönemde Amerika'ya şu mesajı verdiler. Dediler ki biz senin niyetini anlıyoruz. Avrasya üzerinden bir dünya hakimiyeti kurmak istiyorsun. Tek kutuplu bir dünya inşa etmek istiyorsun ama bunu bize rağmen yapamazsın. Çünkü şu anki hamlelerin ne benle konuştun, ne Rusya ile konuştun. Aramızda herhangi bir mutabakat yok. Demek ki bizi hedef alan konumda böyle bir Avrasya ve dünya tasavvuru içerisindesin. O zaman Türkiye çok net bir şekilde şunu söyledi. Ben bu tehdide karşı Rusya bağlamında da, o zaman bu şu söyleme dönüştü. Biz bu ortak tehdide karşı Avrasya'da iki güç olarak çok kutupluluğu hedefleyen bir işbirliği sürecine gireceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin 16 Kasım 2001'den bu yana Avrasya coğrafyasındaki bu tehditlere karşı ortaya koyduğu temel tez, temel çıkış işbirliği oldu. Daha öncesinde de yine hatırlayalım Sovyetlerin dağılmasını mütakiben Karadeniz merkezli bir takım ihtilaflar öngörüldüğü için Türkiye ve Rusya'nın merkezde yer aldığı ve burada ihtilaf alanları olabilecek ülkeleri de içerisine alan bir Karadeniz Ekonomik İşbirliği gündeme getirildi. Tam da bu günlere hitap eden bir projeydi o. Ve yine işin merkezinde ne vardı? İşbirliği vardı. Yani bugün Rusya, Ukrayna ve Türkiye, diğer aktörleri bir tarafa koyuyorum. En azından bu üç ülkenin de içinde olduğu bir işbirliği arayışı ve buna dönük bir eylem planı beklenildi ama ne yazık ki şu ana kadar bir adım atılmadı, atılmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya'nın Karadeniz'in bir Amerikan gölü, bir NATO gölü olmaması noktasındaki gayretleri noktasında biz bölgede ortak bir inisiyatif geliştirilemediğine şahit olduk. Ümit ederiz ki bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye ve Rusya burada ki bakınız Rusya Türkiye'yi çok net bir şekilde anlıyor. Bugün Yunanistan bile Türkiye'yi İşte Avrupa Birliği'ne şikayet etmek suretiyle Türkiye'yi yaptırımlar noktasında
aykırı davranmak suretiyle diye nitelendirerekten Türkiye üzerinde bir Avrupa, daha temelde de bir Amerikan baskısı oluşturmaya çalışıyor. Evet. Ama bunlar Türkiye'yi hiçbir şekilde şu ana kadarki mevcut bu diyaloğa dayalı, diplomasiye dayalı ve arabuluculuğa dayalı bu bağlamda tarafları bir araya getirmeye dönük politikasından geri adım attıramaz. Bu noktada bakınız, Türkiye'nin önüne Avrupa Birliği üyeliğini getirseler bile Türkiye şu anki mevcut politikasından, ben size söyleyeyim, ben yani takip edebildiğim kadarıyla söyleyeyim, bu mevcut duruşundan, ilkelerinden vazgeçip Avrupa Birliği üyeliği pahasına gidip bu politikasından vazgeçmez. Burada Cumhurbaşkanı'nın, öyle tahmin ediyorum ki, yaklaşımı Avrupa Birliği'nin bir anlamda riyakarlığını, iki yüzlülüğünü ortaya koyma açısından, samimi olmadığını gösterme açısından kullandığı bir ifade. Bu benim tahminim. Yani çünkü düne kadar Avrupa Birliği ne Gürcistan konusunda, ne Ukrayna konusunda, ne de daha başka konularda, biliyorsunuz, bu denli süreci hızlandıracak bir adım atmadı. Ve buradaki şu tespitimi de söyleyeyim. Bu Avrupa'nın kendi aldığı karar değil. Avrupa Birliği'nin bu açıklamalar, Ukrayna ve sonrasında Avrupa Birliği'nin verdiği kucağı, Avrupa Birliği'nin artık büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girdiğini ve oradan gelen bir takım telkinlerle bu şekilde adım attığı yönünde. Yoksa biz, eğer Avrupa Birliği'ni biraz tanıyorsak, Almanya'yı biraz tanıyorsak, Almanya'nın en temel politikası, doğuya doğru politikasında iki aktörü kaybetmemek üzerinedir. Bir tanesi Rusya, bir diğeri Türkiye. Ve böylesi bir adım sadece Rusya'nın doğuya doğru politikasının değil, batıya doğru politikasının da Avrupa Birliği bağlamında sonu olur. Ki şu an Almanya üzerindeki baskıyı atlatmaya dönük, zaman kazanmaya yönelik bir politika izliyor. O yüzden de ben bu talebin Almanya merkezli olarak, Almanya'nın doğrudan doğruya tamamıyla, eğer bir orada iki Almanya varsa, en azından bağımsız Almanya'nın bir talebi olmadığını, bu bağımsız Almanya'nın bir iradesinin göstergesi olmadığını söyleyebilirim. Bu da işte ifade ettiğim husus, yani devletlerin şu anki tercih noktasına getirilmesi. Ben aslında şöyle beklerdim, açık konuşayım. Ne beklerdiniz? Bugün bir Rusya dengesi vardı ve bu Rusya dengesi Avrupa Birliği açısından Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bağımsız olabilme ve Batı içerisinde belki de bu liderliği üstlenebilme açısından önemli bir fırsattı. Ve bunu Almanya sonuna kadar kullanıyordu Avrupa Birliği üzerinden de. Ama bugünkü bu tehditler ve talepler üzerinden şu an Rusya ve Almanya'nın karşılıklı olarak inşa ettiği bu karşılıklı denge politikası önemli ölçüde darbe almış vaziyette. Yani burada Almanya'nın beklentileri ve hedefleri kadar Amerika bağlamında, Rusya'nın da burada yürüttüğü Almanya üzerinden bir Batı'yı bölme, zayıflatma ya da Amerika'yı daha zayıf düşürme yönünde bir politikası vardı. Ama şu an Rusya-Ukrayna krizinde bakıldığında bana göre bu politikada krize girdi. Ve bu kriz bağlamında Rusya ve Avrupa Birliği'nin eli Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında zayıfladı. Peki bir şey sorabilir miyim? Şunu sorarak Sayın Tutar'a geçeyim. AB'nin, NATO'nun ve ABD'nin bu tavrını gördükçe Putin'in eli güçlenmiyor mu? Yani mesela Stoltenberg'in işte Zelenski bizi karşı karşıya getirmek istiyor NATO ile sözleri bir anlamda siyaseten Putin'in de elini güçlendiren bir söylem değil mi? Yani bu nereden nasıl baktığımıza bağlı ama Zelenski'nin şöyle bir ifadesi de var. Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Evet, onu da konuşalım Sayın Erol. Evet. Yani Kiev düşerse Ukrayna düşer, Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yani bir anlamda da hani bakın, dikkatli olun, benden elinizi ayağınızı çekmeyin yoksa sıkıntıya gireceksiniz diyor. Yani bunu az önce sanırım Bercan Bey dile getirmişti. Yani Rusya'nın Avrupa değerlendirmesi
Serhan Bey de olabilir. Bilemiyorum, karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Yekpare bir Avrupa değerlendirmesi yok. Yani o ifade şu açıdan önemli. Bir Rusya'nın Avrupa'sı var. Bir de halen bir Amerika'nın Avrupa'sı var. Yani Avrupa, Rusya ve Amerika açısından bakıldığında halen bölünmüş ya da bölünmek istenilen bir kıta boyutunda. Dolayısıyla bugün ki mesela Putin'in o son operasyon öncesi akşamki konuşmasına iyi bakın. Orada da ne getirildi? İşte eski Sovyet alanıyla, Doğu blokuyla ilgili söylemleri, ifadeleri, Çarlık Rusyası ve Sovyet vurguları, tüm bunlara bakıldığında bu Rusya'nın Avrupa değerlendirmesi ve Amerika'daki Avrupa bakışı. Sayın Erol, sesinizde ya da internet bağlantınızda zannediyorum sorun olmaya başladı. Bir toparlamanızı rica edeyim ki söylediğiniz çok kıymetli sözleri pek duyamamaya başladık. Arkadaşlarım yeniden bağlantı kursun hatta sizinle. Mümkünse. Sesim sorun devam ediyor mu? Şimdi net efendim, buyurun. Tamam. Yani işin özetle şu. Yani bugün mesela burada bakıldığında bir Sovyet ya da bir Çarlık Rusyası veya Avrupa'yı tanımlamaya kadar gidecek hususlar açıkçası bu çok kutupluk sürecinde. Daha sonra konuşacağımız için ben çok detaya girmek istemiyorum. Lütfen. Ama bugün Avrupa'yı bu çok kutuplukta bir kutup olmaktan çıkarmaya doğru gidiyor. Peki. Dolayısıyla nasıl bir çok kutupluk olacağıyla ilgili husus, bu az önceki değerlendirmemin başında kullandığım Rusya'nın buradaki denge aktörünü bu çok kutuplukta oynayabilmesi ve devam ettirebilmesi ve bu bağlamda Avrupa boyutundaki siyasetini eğer yapabilirse, peki, daha önceki pozisyonuna çekebilmesiyle. Peki, ilgili. Çok teşekkür ederim Sayın Erol. Şimdilik Sayın Tutar sizinle devam edelim. Şimdi Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov'la görüştü dedik. Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek dedik. Ve bu açıklama bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın yani müzakere yoluyla sorunun çözülebilmesine dair umutlarını yinelerken şu ifadeyi kullandı. Benim dikkatimi çekti. Yani Rusya ile konuşabilen birkaç aktörden biri biziz. Her iki tarafla da konuşabilen. Özür dilerim. Her iki tarafla da konuşabilen iki aktörden biri biziz. Bir iki aktörden biri biziz. Biz konuşmazsak Rusya ile kim konuşacak? Şimdi sanki Türkiye burada kendine her iki tarafla da görüşmek, konuşmak gibi bir şey de biçmiş oldu. Elbise de biçmiş oldu. Bir kıyafet de biçmiş oldu ve bu anlamda işte Antalya'da 11 ve 13 Mart tarihleri arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde de iki ülkenin bakanlarının bir araya geleceği bir toplantı düşünülüyor. Ne dersiniz? Gerçekten de Türkiye buradaki bir iki aktörden biri mi ve bu tutumu sürdürüyor olması size göre doğru mu? Doğru. Yani Rusya'nın da genel grant stratejisiyle örtüşen bir tutum. Rusya'nın mesela Ukrayna krizinde izlediği genel politikalardan bir tanesi de özellikle Macron'un görüşmesinde ben eminim Sayın Erdoğan'la görüşmelerde de dile getirilmiştir. Yani Suriye'dekine benzer bir süreç Astana ve Soçi süreciyle Avrupa'nın, Amerika'nın devre dışı bırakıldığı bir çözümle biz bu sorunu sonlandıralım şeklinde bir yaklaşım vardı. Yani bunu Avrupalı liderlere de defaatle söylemişti Rus yetkililer. Yani Almanya olsun, Fransa olsun. Hatta direkt bu bir Avrupa'nın sorunu. Burada Amerika'nın müdahil olmasına gerek yok. Hatta Putin'in sert açıklamaları da vardı. Sen benim sınırımdaki bir ülkede ne arıyorsun? Ben gelip Meksika'da aynı faaliyetlerde bulunsam nasıl karşılarsın şeklinde. Yani Rusya'nın genel bakışı biz bu bölgedeki sorunları Avrupa, Amerika olmadan çözelim. Hatta Putin'in şeyine bakarsak 15 Aralık 2021'deki deklarasyonuna NATO'dan ve Amerika'dan güvence ve garantiler istediği o deklarasyonuna, ultimatumuna onu mesela 1815'teki Monroe doktrinine benzeten akademisyenler de var. İşte o Monroe doktrininden mülhemle Monroe'ya
biraz da böyle Rus tandansı rengi vermek için Monreyev doktrini diyorlar. Yani temeli şu, Avrupa'nın işte belli bir bölümü, işte Orta Asya veya işte Orta Doğu, bizim bu ülkelerin nüfuz alanı, özellikle Orta Asya, yani Hazar'dan Baltık'a, Baltık'tan Akdeniz'e uzanan Karadeniz hattı diyelim, eski Sovyetler, Sovyet üyeleri, evet, bu bölgelerde benim nüfuz alanım, senin burada işin yok, sen burada barınamazsın, gelip burayı karıştıramazsın. Yani gayri resmi böyle bir deklarasyonu var. Yani Putin hala bu Ukrayna'daki son açıklamalarında da bu tutumunu devam ettiriyor. Bu tutumunu devam ettirebilmesinin yolu nereden geçiyor? Bölge ülkeleri diyalogdan geçiyor. O anlamda mesela Fransa ile olsun, Almanya ile olsun, özellikle Türkiye ile olsun, Sayın Seren Bey'in dediği tespitler çok hatırlıyorum. Hatta Putin'in Erdoğan'a gel işte beraber Büyük Avrasya'yı kuralım şeklinde teklifte bulunduğu da belirtiliyor. Yani Türkiye'nin konumu açısından Rusya için değeri çok büyük. Yani Çin için de Rusya için de özellikle kuşatılmaları bakımından Türkiye onlar için dünyaya açılan bir can simidi, can kapısı işlevi görüyor. Türkiye'nin tabii rasyonel tutumu, net duruşu, özellikle Rusya'yla yani stratejik otonomi diyebileceğimiz bir politika üzerinden geliştirdikleri yeni siyaset tarzı her ülkenin de önünü açıyor. Bu anlamda ben Rusya'nın yani Ukrayna krizinde Türkiye'yi aktif bir şekilde görmekte mutlu olacağı kanaatindeyim. Ukrayna tarafı da bence böyle bir düşüncede, fakat yani Ukrayna tarafında veya Polonya üzerinden, Ukrayna üzerinden bazı işte Rusya'yı bile tedirgin edebilecek aktörler üzerinden Türkiye ile Rusya'nın arasını açma, özellikle bizim dronlarımız üzerinden, SİHA'larımız üzerinden böyle bir çaba da var. Yani Ukrayna'daki yönetimin çok sağlam papuç olmadığını da bilmemiz lazım. İşte Zelenski olsun, Poroshenko olsun, ondan önceki Timoshenko olsun, hepsinin Yahudi kökenli olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Belli bir konseptle, mantıkla hareket eden insanlar. Yani Rus yanlısı yönetim gittikten sonra tamamen Amerikan o derin devletine yakınlığıyla bilinen kadroların iş başına geldiği, biraz önce Sayın Borluk da dile getirdi. Yani Türkiye'nin en büyük şeylerinden Amerika'ya yönelik, mesela Amerika'ya verdiği zararlardan bir tanesi de 2. İsrail projesinin akamete uğratmasıydı. Belki işte Ukrayna üzerinden o bölgede de Doğu Avrupa'da da veya Baltık bölgesinde de bir 2. İsrail projesi gündeme gelebilir. Tabii bu konular yani Rusya'nın genel stratejisiyle örtüşmeyen konular. Rusya'nın bir de genel şu tavrı var. Yani 2007'den bu yana zaten genel politikasının rotasını artık Avrupa ve Amerika yerine Asya'ya çevirmiş bir Rusya var karşımızda. Bunu açıklıkla da dile getiriyorlar. Yani biz çünkü Batı'nın ihanetine uğradık. Yani Türkiye ile aslında Rusya'nın Batı'nın ihanetine uğraması noktasında böyle bir kader, bir trajedi birliği var diyelim ben. 2004'te mesela Türkiye ile Avrupa arasında tam üyelik müzakereleri başladıktan sonra 2003 müydü, 2004 müydü tam hatırlamıyorum. 2005'te işte o dönemin Avrupalı yetkilileri bize dediler ki işte başlıklar açılacak ama sizin tam üyeliğiniz 2011'de. Birkaç ay sonra geldiler, bu sefer tam üyeliğiniz, bu süreç 2023'te sona erecek dediler. Ama açık uçlu olacak, tam net bir şey de söylemiyoruz. O dönemde 2007'de Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Münih konferansından sonra mıydı, Putin'in 10 Şubat 2007'deki Münih açıklamasından, o tarihi konuşmasından önce miydi sonra mıydı tam bilemiyorum ama Erdoğan o tarihte dedi ki bundan sonra dış politikadaki önceliğimiz Avrupa değil, artık Irak'tır, Orta Doğu'dur. 2007'de Putin de mesela, 2004'te de Putin Avrupa'nın ihanetine uğradı. Yani Rusya'yı NATO'ya alacaklardı, büyük Avrupa ailesinin bir ferdi yapacaklardı. Bütün verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Bir de bunun üstüne renkli devrimlerle Rusya'yı kuşatmaya çalıştılar. Kırgızistan'da, Gürcistan'da, Ukrayna'da. Yani Batı'nın ve Amerika'nın o kirli projelerini, senaryolarını gören Rusya da net tavrını 2007'de açıkladı. Bir şekilde 2007'de Putin mesela Amerika'yı eleştirdi ama konferansta Sergey Ivanov, dönemin savunma bakanı da konuşmuştu. O da biz Çin'le ve Hindistan'la daha iyi diyalog kurabiliyoruz. Bundan sonra biz Avrasya ülkeleriyle diyalog tercih edeceğiz. Görünen o ki bundan sonra yine öyle olacak gibi ama değil mi Sayın Bercan Bey? Yani zaten bu daha önce dile getirilmiş, Hindistan, işte Çin. Sanki bundan sonra da zaten yine böyle ilerleyecek gibi görünmüyor mu? Yani tabii jeopolitik şey bunu gerektiriyor. Yani başka türlü olması imkansız. Yani o tarihi süreç başlamış durumda. Yani Türkiye'nin Asya açılımı veya işte Rusya'nın Büyük Avrasya açılımı
eşgüdüm şeklinde devam ediyor. Bir de yani bütün ülkeler bu ülkelerin mesela eski dünya ile yeni dünyanın aslında kapışması. Ben mesela Türkiye'yi, Rusya'yı ve Çin o anlamda yeni dünyanın kurucu aktörleri olarak görüyorum. Yani şu anlamda görüyorum. Bizim değerli konuklar da çok iyi bilirler. Yani Amerika'nın nüfuz edebileceği yeni bu eski dünyanın bütün rotaları, bütün ticaret yolları, bütün ülkeleri Amerika'nın nüfuz edebileceği aktörlerden, yollardan, rezervlerden falan oluşuyor. Yani o ta Malakka Boğazı'ndan gelirsek mesela işte Hürmüz Boğazı, Umman Denizi, Aden Körfezi, oradan işte Kızıldeniz'e, hatta bizim Boğazlar biraz mesela daha bağımsız bir konumda. Oradan işte Cebeli Tarık ta şeye gidene kadar Atlantik, yani Pasifik ile Atlantik arasındaki bütün ticaret yollarına, rotalara Amerika istediği zaman müdahale edebiliyor. Bu yani Asya ile Avrupa arasındaki petrol rezervi konumundaki Orta Dünya, Orta Doğu, Türkiye'nin bulunduğu bölgeden her iki tarafa da enerji nakliyatını sabote edebiliyor istediği zaman. Bunu yaptığı zaman mesela Asya'daki güçleri de kontrol edebiliyor. Hindistan'ı, Japonya'yı veya işte Güney Kore'yi bir anlamda mesela Çin'i bir yere kadar öyle frenlemişti. Yani Avrupalı aktörleri de kontrol edebiliyor. Yani enerji bölgelerine nüfuz ederek. Şimdi bu enerji bölgelerindeki Amerika'nın müdahalesini engelleyebilmenin tek bir yolu var. O da Çin'in işte devreye soktuğu bu tek yol tek kuşak projesi. Yani Trans Hazar Atlantik hattı deniliyor buna. O bölgeye mesela Amerika nüfuz edemiyor. Yani istediği zaman gidip orada sabotaj yapamıyor, burayı engelleyemiyor. Yani mesela Ukrayna'daki krize müdahalede mesela müdahaleye cesaret edemeyişi gibi, Kazakistan'daki müdahaleye cesaret edemeyişi gibi. Afganistan'ı denedi mesela, eline yüzüne bulaştırdı, tekrar çekilmek zorunda kaldı. O bölge biraz daha böyle bağımsız, bağışıklık kazanmış Amerika'nın saldırılarından muaf bir bölge olduğu için yeni dünyanın can damarları konumunda ve yeni dünyanın bu bölgede kurulabilmesi diğer eski rotalara göre çok daha feasible görülüyor. Veya kimileri işte Çin'in opusu falan diyor buna. Yani o anlamda bu üç ülke birbirine muhtaç. Yani Türkiye Rusya'ya muhtaç, Rusya Türkiye'ye, Çin Rusya, Rusya Çin'e, Çin Türkiye'ye falan şeklinde özetleyebiliriz. Bir yeni bir dünya üçgeni şeklinde görebiliriz. Bu real politik bunu gerektiriyor. Tarih bunu gerektiriyor. Yani bu anlamda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki aslında çok derin. Yani mesela bazen o Karabağ krizinde, mesela Suriye'de bazen kriz çıktığında YPG üzerinden, PKK üzerinden ve işte Haftar üzerinden çeşitli krizler çıkabilir, kopabilir dendiğinde yani o bölgesel krizlerin Türkiye ile Rusya arasındaki o küresel anlamdaki genel mutabakata zarar vermeyeceği kanaatindeydim ben. Yani bazı yerlerde kriz çıkabilir. Mesela jet krizi bile çıktı, o bile aşıldı. Bu yani çok büyük testlerden geçti Türkiye-Rusya krizi işte ilişkileri. Şimdi Ukrayna üzerinde yeni bir test sürecinden geçiyor. Hocalarımın dediği gibi yani ama Türkiye'nin o yaklaşımı, Rusya'nın o işte soğukkanlı duruşu bu krizin üstesinden gelecektir. Tabii Türkiye farklı bir paktın, ittifakın üyesi. Rusya ayrı bir güç. Yani o şimdiki dünyayı kuran asıl güçlerden bir tanesi ve şimdi bu dünyadan tecrit edilmek isteniyor. Aslında bu ne anlama geliyor? Atlantik Rusya ile beraber kurduğu dünyadan eğer Rusya'yı tecrit etmeye kalkarsa bu yani de facto fiil olarak ben bu sistemi, kendi kurduğum sistemi yıkıyorum anlamına gelir. Yani o anlamda Rusya'yı bu sistemden izole etmeleri, tecrit etmeleri imkansız bir şey. Türkiye'de öyle bir konumda, Türkiye'de bu eski sistemin temel dayanaklarından bir tanesi. Yani Amerika o ayağı çektiğinde mesela Biden bunu çok açık bir şekilde dile getirdi. Yani Türkiye bu kadar yüklenmesinin, Erdoğan'dan bu kadar nefret etmesinin, Erdoğan'ı devirmek istemesinin en büyük nedeninden bir tanesini o seçilmeden önceki kampanya konuşmasında şu ifadeyle dile getirmişti. O diyor yasak elmadan bir ısırık aldı. Yasak elma dedi Rusya. Yani Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması aslında Amerika için işte veya Amerika'ya bağlı onun güdümündeki ülkeler için aslında bir deprem niteliğinde, bir kıyamet niteliğinde. Yani onlar için jeopolitik kıyamet olduğunu bilmemiz lazım. Yani bu ilişkiyi bozmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Her imkanı, her beşinci kol faaliyetini, askeri işte darbedir, işgal hareketidir. Aslında saldırı, yani sadece gelecek. Yani Ukrayna üzerinden demeyeyim. Yani Ukrayna NATO ve ABD için Sayın Tutar, özür dilerim sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Sadece size soru sormak istiyorum. Ukrayna kolay harcanabilir bir ülke olabilir ABD için. Zaten NATO'nun açıklamalarından da bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz zaten. Yani siz bizi karşı karşıya getirmek istiyorsunuz. Ülkelerini de
Ve Ukrayna'nın çözümünde Türkiye'nin, Rusya'nın bence şeyleri de aynı, projeleri de aynı. Yani daha önceki Finlandiya modeli ve İsveç modeli tarafsız ülke olması. Hatta Putin mesela bu saldırıdan birkaç gün önce, bu Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımadan önce, bağımsızlığı tanımadan önce işte Minsk anlaşmasına vurgu yapmıştı. Minsk anlaşmasını bu Zelenski yönetimini tanımaya, çağırmıştı. Minsk anlaşmasında da bu bölgelerin özelliklerinin tanınması isteniyor. İşte Rusya'ya olan sınırların mesela işte kontrolü, denetimi, ama ilk başta bu bölgelerin tanınması isteniyor. Yani, ama bunu yani tarafsız olması Ukrayna'nın. Ukrayna yönetimi şu anda mesela değiştiği zaman Rusya'nın zaten amacı o, tarafsız bir bölge haline getirmesi. NATO'dan veya Amerika'dan arındırılmış. Zaten Rusya Genelkurmay Başkanı operasyonun nihai hedeflerini, siyasi hedeflerini demilitarizing diyor. Yani askeri silahsızlandırma ve denazifying diyor mesela. Nazilerden arındırma. Yani hem Nazilerden ve NATO'nun, Amerika'nın silahlarından arındırılmış bir ülke haline getirilmesini söylüyorlar. Son bir cümleyle bitireyim. Zaten bu silahlandırma üzerinde de bugün Washington Post'ta bir haber vardı. Pentagon'un gizli raporlarına göre Amerika Aralık 2021 yılından bu yana Ukrayna'daki sivil halkı eğitiyormuş, direnişe hazırlıyormuş. Silahlar nakletmiş. Mesela silahların ebatları, şekilleri, türleri falan hepsi sıralanmış. Toplam $350 milyon bir silah sevkiyatı söz konusu. Buna ek olarak yani bir $240 milyon bir silah daha verilmiş. Yani Putin'in bu hareketi biraz da öne alması nedenlerinden bir tanesi de, kimileri buna işte Putin hareketi illegal ama rasyonel diyorlar. Öne alması nedeni de yani bu Amerika'nın Ukrayna'yı bir cephaneliğe dönüştürmeden önce müdahale edip bu neonazileri ve o yönetimi, özellikle Rusya'ya düşman, Amerika'nın güdümündeki, derin devletin güdümündeki yönetimi bertaraf edebilme, sivil zayiatı, kaybı önleyebilme endişesi olduğu söyleniyor. Peki, teşekkür ederim Sayın Tutar, verdiğiniz faydalı bilgiler için. Bu arada ne olur tek tek söz vermemi beklemeyiniz. Katılan olur, katılmayan olur. Bir tur sonra sözün kendisine gelmesini beklemeyiz. Çok nazik konuklarım var. Ama ne olur söz istediğinizde araya giriniz. Efendim? Dahil olabiliriz. Zaten sizde zaten sıra Sayın Çiçek, ben diğer konuklarım için söyledim. Sayın Çiçek, size yöneltiyorum zaten sorumu, ama ben Sayın Erol, Sayın Bolluk ve Sayın Tutar'a söyledim. Zaten şu anda tur sırası sizde. Şimdi ne diyorsunuz bu duruma? Yarın Sayın Cumhurbaşkanı görüşecek. Pazartesi günü de 3. tur müzakereler. Size de şu soruyu da yöneltmiş olayım hatta. Şimdi bu 3. tur müzakereler, tarafların birbirlerinden o kadar anormal ve gerçekleştirilmesi imkansız istekleri mi var ki bu süreç uzuyor ve bu müzakere masasından olumlu bir sonuç çıkar mı mesela? Ne dersiniz? Sinem Hanım, şimdi buyurun. O masaya oturan tarafları bir incelediğiniz zaman işin ciddiyetini kavrarsınız. Rus heyeti tam bir devlet ciddiyeti içerisinde, işte gelmişler müzakere masasında. Ukrayna heyetine baktığınız zaman hiçbir devlet geleneğine sahip olmayan kişilerin dizildiğini görüyorsunuz. Fotoğraftan yani mı vardınız bu sonuca? Yok, sadece şekli olarak değerlendirdim. Anladım, fotoğrafı gördünüz. Yani o müzakere masasının fotoğrafını gördüm. Birincisinde de ikincisinde de fotoğraf aynı. Yani ilk iki müzakerede fotoğrafın aynı olduğunu görüyorsunuz. O anlamda da baktığınız zaman Ukrayna'nın bu işe nasıl yaklaştığını da görmek mümkün. Ben biraz önce bir tespit yapacaktım. Buyurun, şimdi yapın. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya ve Tacikistan asli üyeler. Bu üyelerin tamamı Birleşmiş Milletler'de yapılan Rusya'yı kınamaya yönelik bildiriye işte çekimser kalmışlar, katılmamışlar. Tamamı. Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinin tamamı. Gözlemci üyeler var. Afganistan, Belarus ve Moğolistan, Afganistan kınama yolunda oy kullanmış. Bir de diyalog partneri olarak geçen ülkeler var. Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Türkiye. Burada da sadece Azerbaycan ve Ermenistan iştirak etmemiş. Rusya'nın yanında hareket etmiş. Zaten Azerbaycan galiba katılmadı. Toplantıya katılmadı. Herhalde Ermenistan Rusya'dan yana tavır aldı. Bunu
düzeltmekte fayda var. Azerbaycan oy kullanmadı yani hiçbir şekilde. Toplantıda yoktu yani Azerbaycan ve... Destek mahiyetinde mi oluyor hocam? Hayır, nasıl katılmadı. Yani az önceki söylediğiniz de Mustafa Kemal Bey, yani Azerbaycan ve Ermenistan bu anlamda Rusya'nın yanında yer alma gibi bir orada ifade ortaya çıkıyor. Azerbaycan hiçbir şekilde yani oy kullanmadı. Katılmadı yani. Evet. Yani Ermenistan konusunda evet doğru. Fakat Azerbaycan orada yoktu. Mesela yine oradan Türk devletlerinden Türkmenistan'da yoktu mesela bakıldığında. Evet. Onların yanında evet siyah bir hane koymuşlar. Ben onları herhalde çekimserdi veya katılmamakta da desteklemiş. Ama Batı blokunun yanında yer almamışlar. Yani Rusya'nın daha etkili olduğunu gösteren bir tablo gibi de değerlendirebiliriz herhalde hocam Azerbaycan'ın. Ona bir şey diyemem. Ama yani az önceki ifadede Ermenistan sonuçta Rusya'nın yanında. Evet. Dolayısıyla orada yani Azerbaycan'ın direkt Rusya'nın yanında yer alması gibi bir durum yok. Onu söylemek istedim. Yani Mustafa Kemal Çiçek'in sesinde bir sıkıntı oldu galiba. Alalım. Mustafa Kemal Bey beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Sayın Erol sizinle devam edelim. Buyurun efendim. Sayın Erol'un da sesini duyamıyoruz. Zannediyorum internet bağlantılarında sorun var. Sayın Boğuluk beni duyabiliyor mu? O zaman kısa bir ara verelim. Evet. Evet bir ara verelim aranlardan. Maalesef uzak bağlantılarda Skype bağlantılarında bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Zaten reklam zamanı geliyordu. Verelim aramızı dönelim. Üçüncü saat dilimine de başlamış oluyoruz. Araya gitmeden önce Sayın Çiçek'in ses durumunda bir sıkıntı olmuştu. Maalesef uzak bağlantılarda zaman zaman böyle aksilikler yaşayabiliyoruz. Sayın Çiçek duyabiliyor musunuz şimdi beni? Duyuyorum Sinem Hanım. Tamam, hoş geldiniz tekrar. Buyurun kaldığınız tekrar, yerden lütfen devam etmenizi rica ediyorum. Evet, tam Seyfettin Hocam da o hususa ilave yapmıştı Azerbaycan konusunda. Netice itibariyle Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri tamamen Rusya'nın yanında olmuştu. Yani dünyanın bir iki kutup açısından baktığımız zaman buna müsaade etmeyen bir yapının da teşekkülünde oluştuğunu görüyoruz. Yine Rusya'nın sürekli olarak NATO'nun genişlemesine yönelik tepkisini hepimiz biliyoruz. Çünkü NATO sürekli olarak işte 1999, 2004, 2009 yıllarında genişlemek suretiyle 30 ülkeye ulaştı. Şu anda 30 ülkenin 14 tanesi Varşova Paktı'na dahil olan ülkeler. İki tane Gürcistan'ı ve Ukrayna'yı da almış olsaydı NATO çoğunluğun üstüne çıkmış oluyordu. Yani NATO'nun amacına baktığınız zaman Rusya'nın içerisinden çıkmış veyahut da Rusya Sovyetler Birliği sistemine dahil olan Varşova Paktı'na dahil olan bütün ülkeleri kendi içerisine alma gibi bir amaç gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin zaten bununla ilgili bir buçuk dakikalık bir videosu var. Arkadaşlarım hazırlayabilirse hatta geçen pazar onu ekrana vermiştik, konuşmuştuk üzerine. Diyor ki yani bize söz verdiler bir inç bile ilerlemeyeceklerine dair. Geldikleri yer belli işte az önce sizin çizdiğiniz sınırlara kadar geldiler. Yaklaşık olarak 700-800 kilometre genişlemişler ve yayılmışlar verdikleri sözün üzerine. Çok ciddi bir tabii oran bu. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Perinçek de bu hususa dikkat çekiyor. Diyor ki NATO'nun yayılmacı ve genişlemeci bu tavrından ivedilikle vazgeçmesi gerekir diyor. Yani adamların derdi bu zaten. Yani bütün olay bundan başladı zaten. Çok ilginç bir nokta var. Bakın bu Ukrayna krizinde de ortaya çıktı. Doğu bloku ülkeleri özellikle işte askeri sanayileri ve altyapıları Rus silahlarına dayandığı için Ukrayna'ya işte uçaklarınızı verin, füze sistemlerini verin boyutuna geldi mesele.
Hala Romanya olsun, Polonya olsun, işte Baltık ülkeleri olsun, baktığınız zaman silah sistemleri dahi NATO ülkesi olmalarına rağmen hala Rus silah sistemlerini kullanan ülkeler. Yani NATO bu ülkeleri içerisine alıp işte F-35'leri veyahut da büyük boyutta F-16'ları, F-18'leri vermiş vaziyette değil. Bu ülkeleri kendi içerisine Rusya'yı tahrik etmek için aldığının da bir göstergesi bu esas itibariyle. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki biz nasıl Türk dünyasından bahsediyoruz? İşte Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan Türk devletleri diyoruz. Türk dünyası diyoruz. İşte Kafkasya'daki devlet, Kafkasya'daki cumhuriyetler yönünden, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönünden bunu yapıyoruz. Rusya'da kendi içerisinde Rus dünyası diyor. İşte Ukrayna'yı böyle görüyor. Belarus'u böyle görüyor. Baktığınız zaman Putin'in bu müdahaleden önce yaptığı açıklamada bizim devamımız diyor. Aynı kökten geliyoruz diyor. Baktığınız yani bir Polonya veya bir Romanya ile bir Ukrayna'ya geldiği zaman mesele Avrupa'nın, işte NATO'nun veya da Amerika'nın daha farklı değerlendirmesi zaten hayatın olağan akışı gerekiyordu. Yani Ukrayna'ya bakış açısıyla bir Baltık ülkelerine bakış açısı farklı olduğu belirgindi. Ve her şeyi göze almak suretiyle ki bunların olacağını biliyorduk diyor Rus yetkililer. Sadece bizim insanlarımıza yönelik, Rus vatandaşlarına yönelik akla hayale gelmeyecek davranışların olacağını tahayyül edemiyorduk diyor. Yani o gün konuştuk. Münih'te dünya çapında orkestra şefi atılabiliyor. Hatta Avrupa ülkelerinde Rus çalıştıran şirketler Rusları çıkarabiliyor. Bu normal değerlendirilebilecek bir husus değil. Bu anlamda gördüğümüz tablo içerisinde gidişatın iyi ve normal olmadığını görüyoruz. Bu nedenle biraz önce söylemekten imtina ediyorum. Biraz önce arada da değerlendirmesini yaptık. Bugün ayçiçek yağı fiyatlarında anormal bir artış oldu sinemada. Ne fiyatında yani olmadı ki? Nelerde olmadı ki? Bakın şunu söyleyeceğim. 5 kiloluk ayçiçek yağının fiyatı 250 TL'nin üzerine çıktı. Ve yağ üreticileri bir açıklama yapmışlar ve bunun nedeni olarak Karadeniz'de Rostov Limanı'nda 15 ila 20 geminin Türkiye'ye gelemediğinden bahsediyorlar. Bundan dolayı Türkiye'nin de stokları sınırlı olduğu için fahiş bir artış oldu. Burada yapılması gereken çok şey var. Rusya ile bir an evvel temas kurulmalı. Menfaat birlik deliğimiz var. Rusya'dan çok ileri düzeyde gıda ihtiyacımızı karşılıyoruz. Buğday olsun, yağlı tohum olsun, arpa olsun. Bu nedenle ülkemize bunun yansımaları çok ciddi olacak. Bu yönde de girişimlerin bir an önce başlatılması. Sayın Çiçek'le seste olan sorunumuzu şu an tekrar yaşıyoruz. Sesini duyamıyorum ben Sayın Çiçek'in. Diğer katılımcılarınkini duyabiliyor muyum? Sevgili Esra Babacan, bir bakalım. Maalesef uzak bağlantılarda olabiliyor. Sayın Bolluk, beni duyabiliyor musunuz? Maalesef Sayın Bolluk da duyamıyor. Tabii şimdi birçok başlık var konuşacağımız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vladimir Putin'le yapacağı, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşme önemli. İlk görüşmesinde operasyonun başladığı gün yapmıştı. Yarın 11. gün olacak ve tabii nasıl bir sonuç çıkacak buradan bilmiyoruz. Üçüncü tur müzakereler için de pazartesi günü işaret ediliyor. Zannediyorum pazartesi günü Ukraynalı ve Rus yetkililer tekrar bir araya gelecekler ve müzakere masasına üçüncü kez oturacaklar. Bunlar önemli gelişmeler. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde de görüşmelerin olduğunu tekrar hatırlatalım. Bugün Sayın Çavuşoğlu hem Kuleba'yla, Ukraynalı mevkidaşıyla, hem Lavrov'la, Rus mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Antalya'da gerçekleştirilmesi öngörülen, planlanan bir Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir zirve var ve Rus yetkililerin de buna sıcak baktı. Evet, bu Antalya'da, yani Türkiye'de yapılabilir, olabilir dediği de gelen bilgiler arasında. Tabii tüm bunlar olurken bir yandan da Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerlediğini de biliyoruz.
iki yönden hareket ettiğini biliyoruz bu konvoyun. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldığını ve iki yönden ilerlediğini, bir süre beklediğini, daha sonra tekrar ilerleyişine başladığını da söylemekte fayda var. Şimdi çok bunu da üçüncü bölümde, aslında bu bölümde konuşmak istiyorum ama zannediyorum bağlantılar geri geldi. Sayın Çiçek, nazar değiyor bugün sizinle bağlantımızda. Ben de burada kendi kendime gevezelik etmek zorunda kalıyorum. Sesim şu an geliyor mu sinemada? Geliyor, gitmesin lütfen, rica edeceğim. İşte sürekli stüdyodan iştirak edeyim dememin nedeni bu. İşte benim de hakikaten sürekli konuklarım stüdyoda olsun dememin nedeni bu. Gel gelelim, bazen fiziki şartlar el vermiyor. Olsun, gönüller beraber. Hanım, sözümü tamamlayayım bu arada. Siz buyurun, devam edin. İzleyicilerimize eksik bilgi gitmiş olmasın. Şunu söyledim. Bugün ve dün anormal bir durum oldu ülkemizde. Evet, fiyat artışlarından bahsediyordunuz. Özellikle ayçiçek yağında çok fahiş bir artış oldu. Yani 5 kiloluk ayçiçek yağı 250 TL'nin üzerine çıktı. Bugün sosyal medyada da bu durum çok tartışma götürüyor. Bunun nedeni şu. Bu yağlı tohumları ithal eden, yağlı ürünleri ithal eden birlikte açıklama yapmış biraz evvel. Şu anda Azak Denizi'nde, Rostov Limanı'nda 15 gemi ülkemize gelecek ayçiçek yağı söz konusu. Ancak limanın kapalı olması nedeniyle bunlar ülkemize gelemiyor ve stoklar azalmış durumda Türkiye'de. Çünkü bu ürünlerin çok büyük bir kısmını Ukrayna'dan ve Rusya'dan biz ithal ediyoruz. Ki malumunuz, daha evvel de konuştuk, Rusya dünya buğdayının %18'ini, Ukrayna %7'sini üretiyor. Yine yağlı tohumlar arpada vesairede çok önde gelen ülkeler bunlar. Onun için şu anda sanki istemeden de olsa bu gemilerin gelmemesi nedeniyle Rusya bize sanki bir gıda ambargosu uyguluyormuşçasına sosyal medyada değerlendirmeler var. Özellikle işte biraz önce Serhan Bey de dile getirdi bu konuda, oraya giden temsilcilerimizin olduğunu söyledi. Hakikaten bu konularda da girişimde bulunulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizin bu anlamda etkilenmesi ciddi boyutlara varabilir. Bu yönde de çabaların sergilenmesi. Zaten yani kırılgan bir ekonomimiz var. Sayın Çiçek, haklısınız. Yani zaten hayat şartları Türkiye'de giderek ağırlaşırken, tam da bu krizin ortasında IMF'den de bir açıklama gelmiş konuyla ilgili. Siz tamamladıysanız Sayın Bolluğa geçeyim. Tamamdır. IMF de demiş ki yani bu krizin çok küresel etkileri çok derin olacak gibi. Bu açıklamayı da bir yorumlamanızı rica edeceğim ama şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi yarın Sayın Cumhurbaşkanı giriyor araya. Ondan sonra işte Türkiye'de, Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme masası kurulması planlanıyor. Mesela siz diyelim ki Sayın Bolluk, bu müzakerelerden olumlu bir sonuç çıktı, ki çıkacağını düşünüyor musunuz diye de sormuş olayım. Çıktı. Bundan sonra ne olur? Avrupa Birliği için ne olur? NATO için ne olur? Rusya için ne olur? Ukrayna için ne olur? Yeni bir normal oluşur mu? Yani diyelim ki müzakerelerden şahane bir şey oldu ve tamam, anlaştık, ateşkes ilan ediyoruz ve bu işi burada bitiriyoruz gibi bir sonuç çıktı. Ne olur? Nasıl bir fotoğraf bekler bizi? Şimdi tabii müzakerelerin gidişatı mutlaka oradaki çarpışmanın seyriyle ilgili. Yani bu böyledir. Hiçbir zaman müzakere öyle masa başında yürütülen bir şey değildir. Müzakerenin arkasında silahlı kuvvetler vardır. İki tarafın silahlı kuvvetleri ve bunların tabii karşılıklı güç dengesi, o andaki denge vardır. Yalnız ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani bununla da bağlantılı. Buyurun. Şimdi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü tehdit altında mı? Çünkü Türkiye, Türk dışişlerinin temel tezi bu. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğunu ifade ediyor dışişlerimiz. Bu doğru mu? Şimdi bakın, bir harekatın durumuna bakalım. Ben asker değilim ama bunu yorumlayabilecek kadar siyaset biliyorum. Çünkü silah sonuçta siyasetin başka bir aracı, siyasetin bir devamı. Enstrümanı diyorsunuz. Tabii, enstrümanı. Şimdi bakın, görüntü şöyle. Rusya
Bir defa Sayın Putin'in açıklamasından biliyoruz. Ukrayna'nın bütün silah kapasitesini yok etmiş durumda hemen hemen. Bugün söyledi bunu. Yani biz dedi Ukrayna'nın bütün silah kapasitesini neredeyse yok ettik dedi. İkincisi harekat sınırlı bir harekat. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal gibi bir niyetinin olmadığı harekatın gidişinden o harita hani demin de gösteriyordunuz. Oradan o kadar belli ki öyle bir hedef yok. Bunu tabii Putin söyledi ama hadi onun söylemesini bir kenara bırakalım, haritaya bakalım. Buradan görülen şu, Rusya kendi sınırlarını bir defa güvence altına aldıktan sonra esas Kiev merkezli bir harekat yürütüyor. İşte oraya gelelim. Yani, tabii Ukrayna'yı işgal etmek, Ukrayna'nın toprak bütünü veya bir kısmını işgal etmek, kendi toprağına katmak falan gibi bir niyetin, Donbas tabii, Donbas ayrı bir olay. Yani Donbas'ı apayrı konuşmak lazım. Donbas buna dahil değil. Donbas bölgesi. O ayrı bir mesele. Yani Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığı bundan sonra artık vakadır. Tamam. Yani bunun değişmesi de imkansızdır. O ayrı bir mesele. Ama ötesinde Ukrayna'nın işgali, oranın toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak diye bir hedefin olmadığı harekatın gelişmesinden belli zaten. Bütün mesele Moskova'nın şu söylediğinin doğru olduğunu anlıyoruz. Bütün mesele Kiev'deki o neonazi yönetimi Rusya'ya ve sadece Rusya'ya değil, bakın bütün bir Asya'ya tehdit oluşturan, değerli konuklarımız bunu çeşitli şekillerde anlattılar. Bütün Asya'ya tehdit oluşturan, müthiş bir istikrarsızlık kaynağı olan o yönetimi, aslında ne kadar yönetim denir ona, o da ayrı bir mesele. Kimin yönettiği de belli değil. O Zelenski mi yönetiyor yoksa o neonazi şefler mi yönetiyor orayı? Giderek bunu da daha yakından anlıyoruz zaten. O yönetimi değiştirmek ve Ukrayna'da hakikaten bölgeye düşman olmayan bir ülke olması Ukrayna'nın. Rusya'nın bütün hedefi bu. Kendisine yani Kiev planı ne yani o zaman? Buradan bir gidecek olursak Putin'in. Nasıl anlayamadım? Ne Kiev planı ne yani? Şimdi bir ilerleyen bir tamam. Ordu var Kiev'e yani doğru. Kendi söylediği, Putin'in planı o. Yani ilerleyen bir ordudan kastı, ilerleyen bir ordu var. Onun dışında Rus birlikleri, bakın harekatın 10. günündeyiz. Çok sınırlı bir bölge orada kırmızıya boyalı. Bunu anlamamız lazım. Yoksa bu Rus ordusunun güçsüzlüğünden falan gelmiyor. Orada bir sürü işte mugalata yürütülüyor. Yani yok efendim Ukrayna direniyormuş da Ruslar işte başarısız olmuşlar da falan filan. O apayrı bir olay. Zelenski'nin kendisi söylüyor, Ruslar bizi ezer diyor. 5 kat daha güçlü biz, Rus ordusu bize göre. Falan öyle diyor. Yani 5'ini 10'unu bilmem de. Hani o öyle söylüyor. Çok açık. Ezer geçerler. Yani orada bir mesele yok. Ama durdular. Bakın gitmiyorlar. Tamam yani, niye gitmiyorlar işte. Şimdi gerçekten ama bu günlerdir tartışılıyor Sayın Bolluk. Yani Sayın hocama da sormak istiyorum. Şimdi bu görüntülere baktığınız zaman çok uzun bir konvoy. Gerçekten güçlü bir konvoy. Ve güçlü... Hanım. Efendim? O konvoy ama Kiev'e harekat yapıyor. Bakın, biliyorum. Biliyorum. Neden bu kadar yavaş ilerliyor diye konuşuluyor işte. Ay şöyle yavaşını hızlısını bilmem. O Rus genelkurmayı bileceği hiç böyle bunu tartışmaya mezun değilim. Ben de bazı şeyler şimdi bu 64 kilometrelik konvoy mu olur falan filan işte bilmem ne falan diye işte var orada duruyor gözümüzün önünde yani duruyor ve Kiev'e yönelmiş. Başka bir yere değil. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit etmek gibi bir veyahut ortadan kaldırmak diye bir meselesi yok. Aynı şuna benziyor. Bakın bizim Suriye'nin kuzeyine yönelttiğimiz harekatlardan bir farkı yok bunun. Yani biz nasıl ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmek için veya onu bozmak için değil, tam tersine bir öz savunma, yani bir Türkiye'nin savunması ve aslında Suriye'nin de lehine o diyelim ki PKK, PYD'nin oradan temizlenmesi, o IŞİD'lerin falan oralardan temizlenmesi aslında Suriye'nin de lehine, Türkiye için de zaten bu elzem, şart yani, tahammül edemeyiz biz güneyimizde, sınır ötemizde böyle bir oluşuma. Girdik, dağıttık, ettik oraları. Yani o dağıttık, ettik ama Suriye'yi dağıtmadık. O terör örgütlerini dağıttık. Ve devam edeceğiz. Yani o Fırat'ın doğusu da halloluncaya kadar da bu iş bitmeyecek. Yani bizim için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla Rusya'nın hedefinin
buradan anlayabiliriz. Yani haritaya bakan Rusya'nın hedefinin ne olduğunu çok rahat anlar. Şimdi ikincisi... İkincisine bakınız, geçmeden önce Sayın Çiçek bir şey söylemek istedi galiba. Onu alayım. Sizin söylediklerinizde iniltili olabilir. Sinem Hanım, konvoy konusunda bir şey söylemek istiyorum. İşte hayalet konvoy olarak da adlandırılıyor işte. O konvoy Serhan Bey'in dediği gibi orada 60 küsür kilometrelik konvoy. İşte askeri uzmanlar şunu söylüyor. 10 metre olarak ele alındığı zaman orada 6500-7000 civarında askeri işte kamyondur, tanktır, zırhlı araçtır. Bunların hepsi orada mevcut bir şekilde duruyor. Bakın şunu sadece söylemek istiyorum. Siz bu kadar askeri teçhizat oradayken işte bir müdahalenin yapılmadığını görüyorsunuz. Normalde işte Ukrayna Hava Kuvvetleri deniyor vesaire vesaire. Yurt dışından sağlanan birkaç füzeyle işte bir girişimlerde bulunuyorlar. Eğer ki Rusya Ukrayna hava sahasına hakim olmamış olsaydı o konvoy orada o kadar rahat hareket edebilir miydi? Veya o şekilde durabilir miydi? Demek ki Rusya şu anda Ukrayna'nın hava sahasına hakim. Diğer bir konu özellikle... Ya da zaten zayıf olan hava sahasını Ukrayna bir hamlede bulunarak daha fazla zayıflatmak da istemiyor diyebilir miyiz? Yani bu kadar geliyorum, geldim, geleceğim, yoldayım, az kaldı diyen bir konvoya hiçbir müdahalede bulunulmamasını bir ne olursa olsun orada Ukrayna'nın bir hava kuvvetleri var. Yani ne bir havan topu ne bir el bombası, yani uzmanları dinlediğiniz zaman hiçbir şey yapmıyor. Yani durdurmaya yönelik olarak. Serhan Bey, Sinem Hanım söyledi zaten. Putin'in bugün açıklaması vardı. Askeri olarak askeri tesisin imhası noktasında sonuçta amaçlarımıza ulaştık dedi. Şu anda Ukrayna'nın ben kaldırabileceği bir uçağı olduğunda müdahale edebilecek bir hava kuvvetlerinin olduğu kanaatinde değilim. Zaten Zelenski sürekli uçak istemesi, hava sahasının kapatılmasını istemesi de bundan. Peki. Bu konvoy bir baskı unsuru olarak da orada durduğu da ortada. Vahim olan şu Sinem Hanım, bugün bazı kanalları izliyorum. Özellikle işte Türkiye'nin her yaptığı girişime veyahut da bulunduğu ortama eleştiren şahısların yorumlarını dinliyorum. Diyorlar ki işte Ruslar oraya işgalci olarak girdi. İşte tankların üzerinde Rus bayrağı var. Ya bu mantıkla o zaman siz Suriye'de bizim yaptığımız müdahalelerde bizim orada tanklarımızda, toplarımızda Türk bayrağı var. O zaman biz de Suriye'de mi işgalci oluyoruz? Demek istediğim şu. Söyledikleri sözlerin nerelere gideceğini daha tahmin edemiyorlar. Veyahut da kasten bunu söylüyorlar. İşte bunu konuşuyoruz. Rusya sonuç itibariyle burada gerçekten yıkım amaçlı bir noktaya gitmiş olsaydı çok daha farklı sonuçlar olurdu. Bizim burada göreceğimiz tablo şu. Rusya gerçekten buradan sadece işte Dinyester'in sağ tarafında bulunan daha ziyade Ortodoks yapının bulunduğu yerleri mi koruma kollama çabasında olacak? Yoksa Ukrayna'nın tümüne 600 küsür bin kilometre kareye mi hakim olacak? Şu anki tabloda böyle bir niyetinin olmadığı ortaya çıkıyor. Batı kesimine yönelik olarak hiçbir müdahale içerisinde de bulunmadı. Ama özellikle Donbas bölgesinde Rusların olduğu noktada amacını zaten dile getirmişti. Ve bugün şöyle Ruslar da dile getir diyor. Rusya bu müdahale yapmamış olsaydı o özellikle Donbas bölgesine Ukrayna'nın işte dile getirdiğimiz Nazi kılıklı kişilerin de kullanılması suretiyle operasyonlar yapılmak suretiyle orada birçok insana yönelik baskıcı ve öldürmeye yönelik davranışların sergileneceği de söyleniyor. Putin'in önünde bu da vardı. Bu kararı bu nedenle daha çabuk verme gereği duyduğunda söyleniyor. Yani bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Bunların nasıl teşekkül ettiği de ortaya çıkacaktır ama burada bir neo-Nazi girişiminin olduğu, bunların silahlandırıldığı ve burada da o Rus vatandaşlarının yoğunlukta olduğu bölgelere özellikle operasyon yapmaya yönelik davranışlar içerisinde oldukları da bugün sesli olarak da dile getirildiğini görüyoruz sinema. Sayın Boluk buyurun devam edin. İki demiştiniz, kesilmişti. Evet, ikincisi şöyle, şimdi ABD'yi terbiye etmekten bahsedildi. Ben mesela ABD'yi nasıl terbiye edebilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'ni? Bir tek şekilde bizim 15-16 Temmuz gecesi yaptığımız gibi. Amerika'yı terbiye etmenin başka bir yolu yok. Yani bunu son işte aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı sonrası dünyaya bakarsanız, dünya siyaset tarihine bunun onlarca, yüzlerce örneğini görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri bir tek şekilde terbiye edilir.
15-16 Temmuz gecesi ne yaptık? Aldık onların gladyosunu, o NATO'cuları, o Amerikancı hainleri. Bir kısmı öldü gitti, bir kısmını da derdest ettik, şimdi hapisteler. Başka türlü bir terbiye mümkün değildir Amerika Birleşik Devletleri konu olduğunda. Dolayısıyla şimdi Putin de hakikaten Amerika'yı terbiye ediyor, işte bu yolla terbiye ediyor. Bunun başka bir yolu olsaydı keşke, o laftan anlasalardı, hani o Bercan Bey'in söylediği gibi ilk turda çok kutuplu dünyanın aslında kendileri içinde bir kurtuluş reçetesi olduğunu keşke anlasalardı da bunlara gerek kalmasaydı, ama böyle değil. Böyle olmuyor, işte böyle terbiye oluyorlar. Şimdi üçüncüsü, en önemlisi bence, şimdi gene Bercan Bey dedi ki kurucu aktörleri, dünyanın kurucu aktörleri Türkiye, Rusya ve Çin. Ben bu tespite tamamen katılıyorum. Gerçekten de Türkiye yeni dünyanın o 3-4 kurucu aktöründen bir tanesidir. Şimdi ama o zaman buna uygun roller oynamamız lazım. Bakınız biz ne zaman diyelim ki bölgemizde söz sahibi olduk. Bakın bu çok önemli. Ne zaman bölgemizde söz sahibi olduk? Ne zaman ki dostu düşmanı ayırt ettik, müttefiklerimizi doğru saptadık, kimlerle beraber olmamız gerektiğini, oturduk Astana'da aynı masaya mesela, değil mi? Türkiye, Rusya, İran potansiyel olarak, yani gizli olarak Suriye'de oradaydı. Efendime söyleyeyim, ne zaman işte Astana masasına oturduk? Mesela Barzanistan'ı nasıl önledik? Değil mi? Bakın hiç silah kullanmadan, hem de hiç silah kullanmadan. Nasıl önledik? Doğru müttefiklerle, doğru bağlaşıklarla. Şimdi dolayısıyla yakın tarih, yani Türkiye'nin hakikaten sözü geçen bir ülke olma tarihi, Türkiye'nin aynı zamanda dünyadaki yerini de doğru anlamasından geçti. Bakın ben burada hani çok sık ulusal kanal ekranından bu söylenir. Genel başkanımızın bize öğrettiği bir şey. Atatürk'ün tek bir vasiyeti var. 7 ayrı kişiye söylüyor. O da şu: Sovyetler Birliği ile dostluktan vazgeçmeyin. Bu öyle bir şey ki bakın. Burada mesele tabii Sovyetler Birliği. Yani mesele Sovyetler Birliği değil. Orada ana şey Türkiye. Yerini bil diyor. Dünyadaki yerini bileceksin. Dünyadaki yerini bilmezsen arkası çorap söküğü gibi gelir. Problemler, sorunlar bitmez. Şimdi işte böyle aktör oluyor. Yani dünyadaki yerini bilirsen, Asya'daki doğru konumunu, Avrasya'daki doğru konumunu bilirsen aktör oluyorsun. Bundan sonrası da böyle olacak. Yani biz eğer diyelim ki hakikaten Bercan Bey'in de söylediği gibi bir kurucu aktör olacaksak, ki öyle olacağız. Benim kesin kanaatimdir bu. Bu değişmiyor. Yani bu böyle olacak. Bu doğru. Böyle olacağız. Yani dünyadaki yerimizi bilerek olacağız. Şimdi dolayısıyla bakın mesela şimdi çiçek yağı konuşuyoruz. İşte raflarda yok falan. Şimdi çiçek yağı öyle, buğday öyle, arpa öyle. Hadi buğdayda biraz kendimi yeterli vaziyetteyiz neyse ki, ama diğer tahıllarda öyle değiliz, arpada vesaire de. Değil mi? Ayçiçekte keza öyle. Bakınız bunlar kritik malzemeler, kritik metaller. Yani şimdi bunları temin etmek zorundasınız. Ve ucuza da temin etmek zorundasınız. O da işin başka bir tarafı. Çünkü alım gücü diye bir şey var. Yani insanların alım gücünü şu gelinen noktadan daha fazla zorlayamazsınız. İşler geldi böyle, hani belli bir haddeye kadar ulaştı, yani bunu görmemiz lazım. İşte benzinin, mazotun fiyatı ortada, ayçiçek yağının fırladığı, çıktığı yer ortada vesaire. Bunlar olmadan insanlar nasıl yaşayacak? Dolayısıyla bunlar için bile, hani bırakın diyelim ki bölge aktörü veya dünya aktörü olmayı, o çok önemli, ama yani karnınızı doyurmak, ne bileyim işte arabanızı yürütmek, araçlarınızı yürütmek, kamyonunuzu yürütmek için bile buralarda yerinizi doğru saptamanız lazım. Peki. Dolayısıyla bence Rusya dostluğu, Çin dostluğu, bakınız ben şöyle söyleyeyim, yani Amerika sonrası dünya eskisi gibi olmayacak. Amerika'nın yerini alacak ikinci bir ülke yok. Ha, orada da neden öyle olduğunu da söyleyeyim. Ben orada diyelim ki bunu aday olduğu iddia edilen ülkelerden çok dünyanın kalan kısmına güveniyor. Afrika kalktı geliyor. Afrika eski Afrika değil. Afrika artık o Avrupa'nın sömürdüğü bilmem ne, kalktı geliyor, uyandılar.
Fransızları kovuyorlar, Amerikalıları kovuyorlar ve bunda gurur duyuyorlar. Afrika kendi benliğine kavuşuyor. Koskoca dünyanın en büyük kıtası. Peki Sayın Boğuk, ceza öyle. Asya bu tür için bir toparlayalım Sayın Erol'a. Hiç söz hakkı veremedim 3. blokta. Buyurun, benim söyleyeceklerim bunlardı. Peki, teşekkür ederim. Siz ne dersiniz Sayın Erol? Şimdi bir yandan müzakere süreci devam ederken bir yandan da Rus ordusu Kiev'e doğru ilerliyor. Zaman zaman duruyor ama belli bir şekilde de statik bir şekilde de ağır da olsa ağır ilerliyor. Size göre neden ağır ilerliyor ve size göre neden Ukrayna'dan herhangi bir durdurma girişimi gelmiyor? Burada nasıl bir plan görüyorsunuz ve Putin'in Kiev planını siz nasıl okuyorsunuz? Şimdi Sinem Hanım, arzu ederseniz resme biraz daha büyük açıdan. Buyurun efendim, istediğiniz kadar büyük bakabilirsiniz. Oradan Kiev'e geleceğiz. Yani neden bu 64 kilometrelik konvoy vurulmuyor noktasına? Şimdi birincisi, bu hep çok kutuplu dünya konuşuluyor ya, şunu sormak lazım. Bu çok kutuplu dünyanın sınırları ve aktörleri kimler? Kimler? Şimdi bakın, ben söyleyeyim. Çin, Hindistan, Rusya. Hindistan'ı hiç burada zikretmiyoruz. Hindistan burada bu çok kutuplu süreç içerisinde yer almak isteyen bir aktör değil mi? Şimdi bakın, Hindistan, Çin, Rusya, Avrupa Birliği halen her şeye rağmen aslında bunu yine gündeminde, gizli ajandasında tutmaya devam edecek. En temel aktörler olarak. Bir de kim var? Avrupa Birliği. Bunun dışında başka aktörler yok mu? Ben az önce konuşmamın başında belirttim. Mesela dedim ki, Türkiye Rusya ile birlikte dedi ki biz çok kutuplu dünyadan yanayız. Şimdi buna baktığınızda muhakkak buradan da bir mesaj vardır. İkincisi, bu çok kutuplu dünyanın sınırları neresi? Şimdi Çin, Hindistan, Rusya. Üçünün de ortak alanı Asya en temelde. Hadi Avrasya dediğimizde Avrupa Birliği Rusya bağlamında da koyuyorsunuz. Dolayısıyla şimdi karşımızda nasıl bir çok kutuplu dünya olacağıyla ilgili aslında çok tartışılmayan, sadece ABD'yi merkeze alan, tek kutuplu dünyayı hedef alan bir duruş var. Ve bakıldığında Amerika bertaraf edildiğinde, Amerika çok kutupluluğa razı olduğunda, o zaman diğer aktörlere döneceğiz. Diğer aktörlerin sınırları nerede? Bugün bakınız, Avrupa'nın, Avrupa açısından bakıldığında, Batı açısından bakıldığında Amerika bu sorunu aşmaya çalışıyor. En azından bu çok kutupluluk içerisinde Batı'yı yekpare bir kutup olarak bu çok kutupluluk içerisinde konumlandırıyor ve sınırlarını çiziyor. Bu bir. Ve bunu yaparken de Mackinder'den itibaren şunu hayata geçirmeye çalışıyor. Mackinder'in buradaki büyük tespiti, bu kara hakimiyeti teorisi bağlamında Doğu Avrupa'yı kontrol etmeye çalışıyor. Yani bugün Ukrayna'yı bu yüzden konuşuyoruz. Doğu Avrupa'yı kontrol ettiği takdirde nereyi kontrol edecek? Avrasya'yı. Avrasya'yı kontrol ettiğinde nereyi kontrol edecek? Büyük Dünya Adası'nı. Büyük Dünya Adası dediğimiz yer neresi? Avrupa, Asya, Afrika. Burayı da kontrol eden dünyayı kontrol etti. Bu Batı merkezli yaklaşım. Yani Amerika bunu Avrupa'yı da kendi kontrolü altına almak suretiyle gerçekleştirmek istiyor. Peki Rusya'nın yaklaşımı ne? Rusya'nın yaklaşımı, yani bu Avrupa yaklaşımına, Batı Amerika yaklaşımına bakıldığında NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin en büyük nedeni bu. Çünkü İstikamet bu, Mackinder'den itibaren bakıldığında buna işaret ediyor. Yani Doğu Avrupa sonrası Avrasya'ya doğru. Rusya'ya baktığımızda Rusya açısından da çok farklı bir şey yok. Güzergah yok. Yani Rusya zaten doğuda varacağı sınırlara vardı. Yakın çevre ağırlıklı olarak gücünü tesis etmek istiyor. Orta Asya konusunda o kadar çok ciddi bir endişesi yok. Bunu Kazakistan bağlamında da bütün dünyaya gösterdi yani bakıldığında.
Çin bile bundan hafiften bir endişe duydu. Geldiğimizde geriye Rusya açısından Doğu Avrupa ve Güney'e doğru politikası kalıyor. Yani bugün Rusya eğer Doğu Avrupa'yı ve Akdeniz'e doğru inişi garanti altına alamazsa Suriye'deki varlığı, Libya'daki bir takım çabaları, ta Afrika'ya kadar inen derinliği bunu gösteriyor. Dolayısıyla Rusya açısından da bu yakın çevre bağlamında yürüttüğü Büyük Rusya inşasında Doğu Avrupa ve Güney'e doğru politikası çok daha büyük bir önem kazanmış vaziyette. Bakınız ben size çok kutupluluk sürecindeki aktörlerin hedef alanlarını çiziyorum. Çin'e geldiğimizde Çin'in büyük güç olmasının yolu nereden geçiyor? Doğusu deniz, Pasifik şu bu bilmem ne. Geriye kalıyor Batı. Batı neresi? Rusya'yı bir kenara koyduğumuzda Rusya yukarı. Aşağıya doğru Orta Asya ve Güney Asya. Orta Asya neresi? Eğer Çin batıya doğru politikasını gerçekleştiremezse Çin'in bırakın bir küresel güç olabilmesi, bölgede ciddi anlamda bir aktör olabilmesi, bir bölge gücü olarak oradaki hedeflerine ulaşabilmesi, kuşak yol dahil bence tartışmalı. Şimdi Çin'in istikameti nereye doğru? Batı doğuya doğru derken Çin batıya doğru diyor. Ve bu bağlamda Çin açısından, Batı açısından ve Rusya açısından bir ortada bir çıkar çatışmasının olacağı eğer işbirliği sağlanamazsa bir alan var. Hindistan. Peki Hindistan ne yapacak? Hindistan açısından da bu bahsettiğimiz husus. Mesela son dönem Rusya ile ikili ilişkilerine bakıldığında, Hindistan'ın Orta Asya'ya açılım politikalarına bakıldığında biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Hindistan'da çıkışı böyle batıya doğru ya da işte kuzey batıya ama sonuçta batıya doğru bir yönelimde görüyor ve burada da istikamet belli. Burada İran dahil geliştirmeye çalıştırdığı politikalar bunlar. Şimdi peki o zaman bunları, neden NATO doğuya doğru genişliyor? Yani neden böyle bir isteği var? Kimin? NATO'nun. NATO'yu söyledim işte. Yani NATO'nun isteği değil bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bahsettiğim... Ya buradaki küresel... bu oluşumu görüyor kıymetli hocam. Yani buradaki potansiyeli görüyor ve o yüzden mi buraya doğru genişleyerek... Evet bakın ben tamam, şunu söyledim. Anladım. Yani, anlamamıştım da anladım şimdi. Nereden itibaren baktığınızda İngiltere merkezli dünya hakimiyeti yaklaşımında Doğu Avrupa, Avrasya, Büyük Dünya Adası ve Dünya Hakimiyeti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bunu iki sacayak üzerinden yürütüyor. Amerika bir Avrupa üzerinden bir de Pasifik bağlamında. Amerikan gücünün temelinde tek bir nokta yok. Hem Avrupa var hem Pasifik var. Burada Amerika kontrolü sağlayamadığı takdirde dünya gücü olabilmesi mümkün değil. Ve şu an Pasifik'teki mücadelesi için Avrupa sacayağını ve dolayısıyla Doğu Avrupa'yı ve Doğu Avrupa üzerinden böyle doğuya doğru yönelmeyi, NATO'nun şu an gündeminde olan Rusya'nın itiraz ettiği NATO'nun doğuya doğru açılımı bundan dolayı. Peki. Bunu bilmek lazım. Bir diğer husus. Şimdi bakıldığında burada Rusya açısından dikkatinizi çekerse bu açıklamalar çok önemli. Bakınız herkes Rusya'nın ve Putin'in ne yapmak istediğini anlıyor. Az önce Serhan Bey aslında Putin'in ve Rusya'nın yol haritasını çizdi. Şimdi kendinizi Avrupa'nın yerine koyun bu yol haritası kapsamında. Putin ne dedi? Donetsk'i ve Luhansk'ı evet tanıyorum ve burası hedefim dedi. Doğru mu? Doğru. İkinci adım neresi dedi? Kiev'deki kukla yönetimi düşüreceğim dedi. Evet. Ve şu an konvoy dahil bunun üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor mu? Konvoyun bir nedeni olarak. Evet. Ve bu bağlamda Rusya, Ukrayna'nın ya da Rusya'nın hemen Ukrayna sınırından Karadeniz'e doğru orada bir kuşatmayla kendi sınırlarına doğru istenilmeyen, arzu edilmeyen bir takım provokasyonları, eylemleri, vekaleten savaşları engellemeye dönük bir sınır oluşturuyor mu? Evet, evet oluşturuyor. Her sonu da aldı. Bu sadece Kiev'e baskı bağlamında değil. Şimdi Kiev'i de kontrol etti. Putin'in o akşamki konuşmasını hatırlayın. Ne dedi? Donbas, yani genel anlamda söylüyorum. O iki özel oradaki şey bağlamında.
artı Kiev dedi. Sonra bakınız Doğu Avrupa, NATO, Doğu Balkan bağlamında sözlerine baktığımızda şimdi o zaman şöyle bir tablo oluşmaya başladı. Ukrayna noktasında Kiev, ki bu Zelenski'nin sözüne geliyoruz. Zelenski sadece orada bana göre neyi yapıyor biliyor musunuz? Putin'in o sözünü ve o söz bağlamında yol haritasını hatırlatıyor. O zaman Avrupa şunu düşünüyor. Diyor ki eğer Ukrayna giderse sıra bana gelecek. Bu Doğu Avrupa bağlamında, Doğu Balkan bağlamında. Eski Rusya'nın merkezde, Sovyet'in merkezde olduğu Doğu bloku bağlamında bir hedef. Bu az önceki yaptığım jeopolitik değerlendirmede eğer Rusya Büyük Rusya olmak istiyorsa yakın çevre politikası bağlamından hareketle burayı kontrol etmek zorunda. Rusya'nın önünde yani şu an kalkıp Çin'le bir mücadele edecek durumu yok Büyük Rusya için. Tamam. Çin'le de ileride eğer bahsettiğim bu çok kutuplu dünya içerisinde farz-ı muhal bir mücadelesi olacaksa Rusya'nın bu yakın çevresini ve Doğu Avrupa'yı ve buraları kontrol etmesi lazım ve buradan çok güzel anladım. Çok güzel anlattınız evet. Daha doğrusu. Son bir söyleyeyim. Neden Rusya hep bu konuşuluyor? NATO'ya dahil edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine koyun. Bir ipte iki cambaz olur mu? Amerika niçin kendisi eş değer bir tane NATO içerisinde bir güç istesin? O zaman şöyle bir şey sorabilir miyim hocam? Anlayabilmek adına soruyorum. NATO Rusya güçlenecek diye buraya doğru doğuya doğru genişliyor. Rusya da bunlar bu tarafa doğru geliyor diye kendince bir orada bir güç dengesi oluşturmaya çalışıyor. Doğru mu? Yani bakıldığında evet. Peki. Hatta yani Rusya akıllıca bir hamle yapıyor. Ne diyor? Diyor ki ben NATO üyesi olayım diyor. Ben orada gerçekten Rusya'nın bir NATO üyesi olmak istediği kanaatinde değilim. Rusya orada bir şey anlamaya çalıştı ve anladı. İstemezler yani, zaten beni dedi. Şey, onu görmek istedi. Peki. Ama yer olmamanın daha ötesinde Rusya şunu anladı. Rusya Amerika'nın NATO bağlamında hedefi. Hedef bir ülke NATO üyesi olabilir mi? NATO üyesini siz nasıl işgal edeceksiniz? Çok farklı gerekçeler var ama oraya gelene kadar o mümkün değil. O yüzden Rusya'nın NATO'ya üye yapılmama nedenlerinden biri bana göre baktığım kadarıyla böyle bir husus. Konvoy neden vurulmüyor? Ya da durdurulmak için bir müdahalede bulunulmuyor. Ama şu var. Eğer hocam vurulmuş, o cevabınızı almadan şu söyledikleriniz çok kıymetliydi. Konuklarıma katılıp katılmadıklarını sorayım mı? Çünkü çok güzel bir portre çizdiniz. Yani gözümde harita da canlandı. O güç dengesi evet. De canlandı. Çok teşekkür evet. Ediyorum. Konvoyla ilgili görüşlerinizi almadan önce... Onu da önce, söyleyeyim. Ona göre siz bilirsiniz. Peki. Peki öyle. Vuruldu öyle. Diyelim. Konvoy vuruldu. Yani şu an için vuruldu. Diyelim ki öyle bir vurma kabiliyeti var. Ne olur biliyor musunuz? Rusya buna aşırı bir şiddetle ve tepkiyle cevap verir. Ve bu Rusya'nın ve Putin'in şu ana kadar bir takım tereddütleri ve temkinliliğini tamamen ortadan kaldırır ve o klasik sahaya dönük dümdüz harekatına zemin oluşturur. Bu açıdan Ukrayna açısından da diyelim öyle bir elinde yetenek olsa bile açıkçası böyle bir şeyi ne kadar göze alabilir bilmiyorum. Ama Rusya zaten şu ana kadar oldukça dikkatli bir operasyon yürütmeye çalışıyor. Sanırım Rusya'nın kendisi de buna müsaade etmek istemez. Buyurun. Peki. Sayın Çiçek, Sayın Boğuluk hocamın önemli tespitleri var. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Yani NATO evet doğuya doğru genişliyor ama Rusya da burada böyle bir güç dengesi oluşturmak istiyor ve NATO da bunun farkında. Farkında olduğu için zaten işgal etmeye kalktığı için zaten NATO üyesi yapmıyor diye çok güzel bir portre çizdi. Fotoğrafı önümüzde netleştirdi. Katılır mısınız? Şimdi efendim burada bir emperyalizm tartışması yapıyoruz aslında. Sayın Çiçek müsaade ederse ben birkaç kelime söyleyeyim. Tabii. Şöyle, şimdi emperyalizm daha doğrusu işte diyelim ki bir ülkenin diğer ülkeler üzerindeki hegemonyası nasıl şekillenir? Neyin üzerinde şekillenir daha doğrusu? Şimdi bakın dünya tarihine bakacak olursak bunun ipuçlarını buluruz. Şimdi mesela İngiltere
zamanında, değil mi, üzerinde güneş batmayan imparatorluk muazzam bir üretim fazlasının üzerinde yarattı bunu. Yani dünyanın ilk işte kapitalizmin ana vatanı, efendim, buhar makinesinin icat edildiği falan yer. Dolayısıyla çağa göre, döneme göre çok büyük bir üretim fazlası üzerinde bu işte güneş batmayan imparatorluk, evet, oluştu. Sonrasında gelelim mesela işte Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesindeki halleri, o 2. Dünya Savaşı'nı çıkartması aynı şey. Yine muazzam bir üretim fazlası var. Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz, 2. Dünya Savaşı sonrasının işte hegemon gücü, egemen gücü, süper devlet, onda da aynı şey var. Yani öyle bir üretim fazlası var ki hatta 2. Dünya Savaşı sırasında ürettiği, bırakın hani kamyondu, şuydu, buydu, ürettiği uçak gemisi sayısı 50-60'lar civarında. Yani 50-60 tane uçak gemisi üretiyor. Bu derecede bir üretim fazlası var Amerika'nın. Ve o temelde ancak egemen bir ülke oldu. Yani Hollywood sayesinde olmadı. Hollywood sonraki iş. Değil mi? Yani bu işin bir ekonomik temeli olması lazım. Bir üretim fazlası olması lazım. Şimdi bu konumda dünyada bir tane ülke var. Bu Rusya değil. Bu Çin. Yani Çin'in hakikaten çok ciddi bir üretim fazlası var. Fakat Çin'in de biz onlarla olan çok uzun yıllardır Çin Komünist Partisi ile olan ilişkilerimizden biliyoruz. Bir, onların bir hegemonya diye bir niyeti yok. İkincisi, şimdi asıl başka bir şey söyleyeceğim. Tamam, hegemon güç, egemen güç böyle bir potansiyele sahip ama bir de dünyanın kalan kısmı var. Şimdi son 150 yılda dünya çok büyük tecrübelerden geçti. Dünya, ben demin onu anlatmaya çalıştım. Yani bundan sonra mesela diyelim ki bu Amerika sonrası dünyayı konuşuyoruz aslında. Amerika'nın sonu geldi de, yani orada bence bir çok net bu. En son bu Ukrayna olayı da bize bunu gösteriyor zaten. Efendime söyleyeyim. Amerika sonrası dünyayı konuşuyoruz. Yani orada diyelim ki bir çok kutupluluk mu olacak? Yani hocamın açtığı tartışmayı ben böyle anlıyorum. Yoksa gene bazı böyle hegemon güçler mi olacak? Ben şimdi orada dünyanın içinde bulunduğu konjonktür buna izin vermez. Ben böyle bir seçenek dünyanın önünde görmüyorum. Dünya başka bir çağa doğru gidiyor. Yani hakikaten büyük insanlık çağına doğru gidiyor. Amerika sonrası dünya böyle bir dünya. Bakınız işte demin mesela Afrika'yı konuştuk. Şimdi Afrika neydi? Afrika çok uzun yıllar sömürge olarak kalmış. Sonra işte bir takım bağımsız devletler falan oluşmuş ama yine de bir türlü toparlanıp kendine gelememiş. Dünyanın en büyük kıtası yüz ölçümü itibariyle. Afrika eski Afrika değil. Güney Amerika eski Güney Amerika değil. Şimdi mesela bakın Güney Amerika, değil mi? Geçmişin, benim gençliğimin falan deyimi, Amerika'nın arka bahçesi. Güney Amerika. Şimdi aynı şeyi söyleyebilir misiniz Güney Amerika için? Yani o Bolivar'ın kıtası, yeniden Bolivar'ın kıtası doğuyor. Efendime söyleyeyim işte Asya. Asya zaten apayrı bir alem. Yani Çin'di, Hindistan'dı, işte Türkiye'ydi, İran'dı, Rusya'ydı. Efendim bunlara baktığınız zaman, yani bunlar üzerinde yeniden o eski dünya düzeni gibi, yani bir emperyalist ülkenin gelip bunlar üzerinde bir egemenlik kurması gibi bir dünya, ben böyle bir gelecek öngörmüyorum. Dünyanın geleceğinde böyle bir ihtimal yok. Ha işte çok kutuplu dünya da böyle zaten. Yani tabii ki orada daha güçlü ülkeler, daha az güçlü ülkeler olacak. O ayrı bir mesele. Ama şu olmayacak. İşte çok kutuplu dünyadan kasıt bu. İşte Çin bir ülke, Rusya'sı, İran'ı, Türkiye'si, Hindistan'ı, Avrupa'sı, Afrika'dan fırlayıp gelecekler. Bakın yani kim nasıl gelecek onu tam bilmiyorum, ben hakim değilim ama genel olarak gözlemim o. Geliyorlar yani, Afrika geliyor. Kara Afrika, Siyah Afrika geliyor. Dünyanın gündemine böyle gümbür gümbür geliyor. Efendim Güney Amerika, orada işte Brezilya'sı, Arjantin'i, Bolivya'sı, Meksika. Bakın Amerika'nın dibinde bir ülke, değil mi? Kuzey Amerika'da yaptırım yaptırım bilmem ben dedi. Yok dedi, ben katılmıyorum yaptırımlara falan dedi. Yani dolayısıyla geleceğimiz böyle. Şimdi Türkiye'nin böyle bir dünyadaki yeri
ne konuşuyoruz aslında. Gelip olay oraya bağlanmalı bence. Biz çünkü o her şeye Türkiye'den bakıyoruz. Fıtratımız o. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir dünyada hakikaten müreffeh, diyelim ki başka ülkelerle eşit koşullarda, efendime söyleyeyim ama belki biraz daha ileride bazısından vesaire bir ülke olabilmesi bugün izlenecek politikalarla çok doğrudan bağlantılı. Şimdi ekonomiye bakın, değil mi? Şimdi elektrik faturamız ortada. Şimdi bir ayçiçek yağı faturası söylendiği gibi işte konuşulup duruyor vesaire. Enerjisi, enerji güvenliği, gıda güvenliği, değil mi? Bunlar olmadan bir ülkenin ayakta durması mümkün değil. Enerjiniz güvende olacak, gıdanız güvende olacak. Şimdi bunlar için, hepsi için hakikaten yani ben daha cesur olunmalı derken, cesaret istiyoruz derken kastımlar. Bunların zemini var, bakınız. Bunların için olanaklar var. Muazzam olanaklar var. Görünen budur. Yani Türkiye Rusya'ya, Rusya Türkiye'ye ihtiyacı var. Karşılıklıdır bu ihtiyaç. Yani bizim sadece hani Türkiye Rusya'ya muhtaç. Hayır efendim, öyle değil. Bizim Rusya'ya ihtiyacımız var. Bir o kadar Rusya'nın bize ihtiyacı var. Her bakımda. Dolayısıyla burada bu Ukrayna harekatı yeni bir dünyanın kapısını aralayan önemli eylemlerden biridir. Tıpkı bizim Suriye'nin kuzeyine yaptığımız o işte Barış Pınarı ve diğer harekatlarımız gibi yeni dünyanın kapısını aralayan harekatlardan biridir. Buna gereken değeri vermek gerekir diye düşünüyorum. Bu tabii aynı zamanda bir devlet politikası olmalı ama. Ha o zaman bakın, arabuluculukta vesaire de diğeri de, yani arabuluculuk olmaz diye bir şey yok. Arabuluculuk yaparsınız. Arabuluculukta bir sorun yok. Arabuluculuk, yani benim kastım şu değil. Ukrayna batsın, Ukrayna bitsin vesaire değil. Zaten bir Ukrayna olacak. Yani dünyanın geleceğinde bir Ukrayna var. Ama böyle bir Ukrayna değil. Hakikaten istikrarlı, efendime söyleyeyim, ekonomisi gelişmiş, bizle de, Rusya'yla da, dünyanın diğer ülkeleriyle de makul ilişkiler kurabilen bir Ukrayna. Neonazilerin yönettiği şimdi, bir Ukrayna değil. Peki o zaman Sayın Çiçek, siz katılır mısınız Sayın Bolluğa ve Sayın Hocama? Aynı zamanda tabii yaptırımları da biraz konuşalım isterim. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin yaptırımları savaş ilanı sayarım diyecek kadar iddialı aslında bu konuda. Yani üstelik de Rusya'dan da bir hamle geldi bu ambargo. Pardon, orada bir düzeltme yapalım. Yaptırımları savaş ilanı saymıyor. Bu şey için söyledi onu en son. Tamam, doğru, haklısınız. Hava sahası için söyledi ama yaptırımlarla ilgili de bir yasayı bugün imzaladı. Yani yaptırım uygulanmasını teklif edenlere de bir yargılanmasının önünü açacak bir yasayı da bugün gün içerisinde imzaladı Putin. Yani yaptırımlar konusunda da hassas. İşte yaptırım uygulansın denilen diyene tedbir kararı uygulanması. Medvedev'in kendisi söylemedi mi Sinem Hanım? Efendim hocam. Fransa Cumhurbaşkanı'na karşı, Macron'a karşı. En basitini söylüyorum. Bize ekonomik savaş açarsanız yaptırımlar bağlamında, bu savaşın nasıl beraberinde savaşlar getireceğini acaba hiç düşündünüz mü diye Medvedev sormadı mı? Evet. Artı yaptırımlar noktasında da ben yine takip edebildiğim kadarıyla yaptırımlarla köşeye yani Putin'in verdiği temel mesaj şu. Yaptırımlarla bizi köşeye sıkıştıramazsınız. Yaptırımlarla bize diz çökertemezsiniz. Eğer bu noktaya gelirse o zaman ben elimdeki son kozu oynarım. Oraya geleceğiz. Hocam evet, oraya geleceğiz. Mesajı veriyorum. Evet, oraya geleceğiz. Evet. O kartı da açtı. Medvedev'in verdiği cevap da bundan istisna tutulamaz. Tamam. Evet, o kartı da açtı. Sayın Çiçek, buyurun. Sinem Hanım, şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki bu ambargolar konusunda Rusya'nın tepkisi belli. Ben daha evvel de söyledim. Rusya coğrafi koşulları olarak, yeraltı kaynakları olarak, işte ağır sanayisi olarak, askeri sanayisi olarak, uzay sanayisi olarak mesela tartışabiliriz. Şu anda Florida'dan Amerika uzay üstüne malzeme gönderirken bunu Kazakistan'daki Rusya'ya ait Baykonur üstünden gönderiyordu. Yani uzay sanayisi de olarak birçok hususu ele alabiliriz. Öyle kolay bir durum yok. Kendi kendine yetebilen bir coğrafyadan, bir ülkeden bahsediyoruz. Roket motorları Rusya'dan alıyor Amerika. Yani tabii o uzayda fırlattığı roketlerin motorları... Ve Amerika o satışları durdurdu. Roket motoru satmıyor artık. Evet. Rusya durdurdu.
paket tamam. Oturum satışı. Evet. Şimdi o kadar işin farklı boyutları var ki bugün Avrupa'nın gaz ihtiyacının yaklaşık %40'ına yakın bir rakamını tek başına Rusya karşılıyordu. Ki Kuzey Akım biten işte Eylül-Ekim ayında biten ama şu anda denemesi yapılan Kuzey Akım boru hattı da açıldığı zaman bu %50'nin üzerine çıkacaktı. Yani bu şekilde enerji bakımından tamamen bir bağlılığın olacağı Rusya'ya belli. Amerika'nın bu enerji boyutu itibariyle de durumunu değerlendirmek lazım. Avrupa'nın burada bakımından... Hatta Mustafa Kemal Bey, Amerika enerji akışı noktasında Rusya'nın yerini ikame edebilecek herhangi bir şey ortaya koymadığı için bu SWIFT bağlamında da programın başında belirtilen o iki banka vardı ya, hani ödemeler açısından. O da tamamen Avrupa'ya enerji akışıyla ilgili. Yani bu Amerika'nın ve Avrupa'nın bir mecburiyetiydi. Yani orada Avrupa'nın gevşek duruşu falan değil. Amerika'nın da benim takip edebildiğim kadarıyla kabullenmek zorunda kaldığı bir durumda. Aksi takdirde Avrupa gazsız kaldığında Amerika'nın Avrupa kamuoyunu karşısına alma durumu vardı ki şu an Amerika'nın bunu kaldırabilmesi ya da bunu göğüsleyebilmesi mümkün değil. Özür diliyorum Mustafa Kemal Bey. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Karşılıklı konuşarak daha doğru ilerleriz. Çok faydalı bir katkıda bulundunuz. O kadar ki işte 36 ülkenin hava sahasını kapatmasına biraz Amerika geç dahil oldu. Ve açıklamalarında dedi ki Rusya çok geniş bir coğrafyaya hakim. Özellikle bizim Pasifik üzerinden Çin'e veyahut da Japonya'ya, Kore'ye yapılan uçuşlarımızda büyük aksama olacak dedi. Ama buna rağmen hava sahasını yasaklama boyutuna gitti. Şu anda uçaklar sadece hocam örnek vermek açısından geçen gün programda o örneği de vermiştim. Finlandiya'dan kalkan bir uçak Rusya üzerinden Tayland'a 8 saatte giderken şimdi hava sahası kapalı olduğu için 13-14 saatte gidiyor. Evet yani söylemiştiniz Perşembe akşamı. Birçok uçak şirketi şu anda operasyonlarını yavaşlatıyor veyahut da daha düşük bir profile geçiriyor. Yani dünya ticaretine uçuş ağına verdiği zarar boyutuyla bile çok geniş kapsamlı değerlendirilebilir. Bilmiyorum Seyfettin Hocam buna iştirak edecek mi ama ben daha evvelden şu görüşü de dile getirmiştim nacizane. Şimdi bu NATO'nun genişlemesinin bir maksadı da tabii ki güçlü bir Rusya'yı istememeli. Rusya 91'de içinden 15 tane devlet çıkardı Sovyetler Birliği. Ama şu anda Rusya'nın içerisinde işte Çeçenistan'dan, Çuvayistan'dan, Altay'dan, Yavuzistan'dan, Kazan'a kadar birçok özel yapı ve cumhuriyet var. Ve baktığınız zaman NATO'nun bir amacı da 150 milyonluk Rusya'yı küçültek işte 40-45 milyonluk bir ülke haline getirmek. Yani bunların içerisinde de sürekli olarak müdahale ettiği, işte bunları daha bağımsız yapıların ortaya çıkmasına yönelik çaba ve gayretleri olduğunu biliyoruz. Rusya'nın bir tepkisi de kısa vadede bunu yapamazsalar bile işte genişleme neticesinde orta ve uzun vadede Rusya'nın kendi Rusya Federasyonu yapısı içerisinde de müdahil olacaklarına yönelik de Rusya'nın üst aklında bir durumun da hakim olduğunu biz görüyoruz. Şöyle bir durum var. Bunu değerlendireceğiz mutlaka nükleer silahlar bakımından söylüyoruz. En son işte Rusya Devlet Başkanı nükleer güçlerin teyakkuz durumuna geçmesi yönünde de bir talimat vermişti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na yönelik olarak. Şimdi Rusya'nın tabii Rusya şu an itibariyle Sovyetler Birliği'nin esas bakiyesine hakim olması nedeniyle yaklaşık 7000 civarında bir nükleer silah sahibi. Ama Rusya Sovyetler Birliği'nin içerisinden çıkan 4 devletin Kazakistan, Belarus ve Ukrayna'nın da nükleer silahları vardı. Bir rakama göre 1100 civarında, bir rakama göre 1600-1700 civarında Ukrayna'nın nükleer silahı vardı. Ama Avrupa ülkeleri özellikle Budapeşte 1994 Budapeşte anlaşması neticesinde bu silahları ortadan kaldırdı. Yani Ukrayna'nın zamanında Avrupa ülkelerinden zaten sözümü lütfen kazık yediği durumlar da ortada. Hal böyleyken kendisini bu hale getiren Avrupa'ya hala sığınarak hala onlardan bir neticede bir medet bulması da hakikaten siyasi tarihlerini geçmişte yaşadıklarına hakim olmadıklarının bir göstergesi. Yani netice itibariyle şunu söylemek lazım. Burada hocamız da temas etti. Amerika
hem Rusya'yı bir şekilde bypass ederek, ki bundan muvaffak olma ihtimali çok düşük görünüyor, kendisi okyanusun Atlantik'in öte tarafından işte kaya gazı getirmek suretiyle bunu Avrupa'ya satmayı planlıyor. Diğer taraftan Katar'ı devreye sokmak istedi. Katar benim buna gücüm yetmez dedi. Ben bunu karşılayamam dedi. Böyle bir enerji piyasasından bir pay alma gibi bir çabası var. Diğer yanda Almanya işte yakın zamanda işte 2. Dünya Savaşı neticesinde ordularının hepsi ortadan kaldırılmıştı. O savunma sanayisi de ortadan kaldırılmıştı. Şimdi 50 milyar euro, ki rakama göre 100 milyar euroya kadar çıkaracak bir bedelle savunma sanayini ben tekrardan kuracağım diyor. Bu da tabii Amerika'nın iştahını kabartıyor. Netice itibariyle Amerika'nın silah baronları silah satacak. Petrol piyasasına hakim olanlar petrol satacak, gaz satacak. Ama Rusya'nın öyle bir stratejik konumu var ki, öyle kaynakları var ki bunları da tabii sağlamakta zorluk çekiyorlar. İşte konuştuğumuz süreçte bunun bir göstergesi. Bir ayçiçek yağında bile şu anda Türkiye'ye karşı hiçbir hasmane tutum izlememesine rağmen sadece oradaki Azak Denizi'ndeki limanların ablukaya alınması nedeniyle, gemilerin gelememesi nedeniyle Türkiye'deki bir ayçiçek piyasasının dahi ne boyuta geldiğini görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin dengeli bir siyaset izlemesi birinci elden söylediğimiz husus, ama burada dengenin de ne kadar götürüleceğini ben tahmin edemiyorum. Burada sonuç itibariyle dengenin bizim stratejimiz, bu bölgedeki menfaatlerimiz yönünden de benim kendi kanaatimce daha ziyade Rusya yönüne kaymasının Türkiye'nin menfaatine olacağını gözetiyorum. Yani Türkiye'nin burada oturup hem siyaseten hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak oturup o hesabı kitabı eline boyuna yapıp aslında tarafını seçmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Öyle söylüyorsunuz. Aynen öyle düşünüyorum. Çünkü kararsız kalmak daha çok zarar veriyor. En kötü karar kararsızlıktan iyidir derdi Fatih Terim. Hanım, öyle bir durum var ki artık denge politikasının ne kadar götürüleceğinden emin değilim ben burada. Yani burada hem oranın değerlendirmelerini alıp hem buranın değerlendirme, bir yerde bir çatışma mutlaka olacaktır. İşte 1936 tarihli Montreux'u söylüyoruz. Biz bugün bunu deldirmeyeceğimizi söylüyoruz ki deldirmememiz lazım. O Türkiye'nin bu bölgedeki en önemli senetlerinden birisi, buna müdahale ettirmemesi lazım. Bu Karadeniz'in, biz her zaman onu söyledik, Amerika'nın hiçbir şekilde müdahale edemediği veya en az müdahale ettiği deniz dedik. Bugün işte devlet yetkilileri açıklamalarda bulunuyor. Karadeniz'de Türkiye'nin ihtiyacını 40-50 yıl karşılayacak, bölgenin ihtiyacını karşılayacak, işte teknolojisi temin edildiğinde ortaya çıkacak bir hidrojen sülfür gazından bahsediyoruz. Bu Karadeniz'in enerji olarak da ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak açısından bu güçlerin müdahalesini ortadan kaldırmamız gerekirken bu dengenin ben ne kadar sürdürebileceğini hakikaten merak ediyorum. Temennim odur ki sürdürülsün, ama bir yerden sonra burada da bir çatlama olacak. Bir taraftan bir taraf tarafını seç mi diyecek diyorsunuz, yoksa seçmeli mi Türkiye zaten diyorsunuz? Onu anlamadım. Ben seçmeli diye düşünüyorum. Seçmeli diye düşünüyorsunuz. Sonuçta Türkiye'nin, sinemanın, Türkiye'nin tabii NATO'nun içerisindesiniz. İşte o yüzden yani NATO'nun içerisindeyken nasıl olacak da Rusya'dan yana işte bir kanaat oluşturabilecek? Onu söylediğimiz husus şu: NATO'ya 70. yılımız itibariyle işte yakın bir zamanda 10 gün 15 gün önce 70. yıldı. Bunu burada değerlendirdik. Hatta amiyane tavırla biz mi NATO'ya girdik, NATO mu bize girdi yönünden değerlendirmeler yaptık. Ama siz oradayken sizin menfaatinize, size yeni kapılar açılacak ortamlara giremiyorsunuz. Sizi engelliyor bu sistem. Yani ya, siz oraya müdahale ettiğinizde NATO ülkesiz. Evet. Ama sizin birliğinize, bütünlüğünüze karşı tecavüzler olduğu zaman, işte bunu Suriye'de gördük, Güneydoğu'daki terörle mücadelemizde gördük. Hemen karşımıza o paktın üyeleri çıkıyor, o paktın üyeleri oraya binlerce tır silahlar gönderebiliyor. Türkiye'nin âli menfaatlerine, bütünlüğüne yönelik davranışlar sergileyebiliyor. Ben o açıdan söylüyorum. Tamam, anladım. Değerlendirmem sadece o peki, kapsamda. Peki, Sayın Bolluğa geçeceğiz ama bir aramız daha var. Arayı verelim, ardından tabii yaptırımların kısa ve orta vadede Rusya üzerindeki etkilerini, muhtemel tesirlerini, hatta
Türkiye ekonomisine etkilerini de konuşacağız ve tabii ki Kiev'deki son duruma da, son dakika gelişmelerine de bakıyor olacağız. Aranın ardından efendim. Devam ediyoruz. Dördüncü saat dilimine başlamadan önce sözü Serhan Boğluk'a vereceğimi araya gitmeden önce de belirtmiştim Sayın Boğluk. Şimdi size şu soruyu yöneltmek isterim. Lavrov geçtiğimiz günlerde tabii o kadar çok arka arkaya açıklama geliyor ki hangi başlığı konuşacağımızı, hangisini önceleyeceğimize de şaşırıyoruz zaman zaman. Kulağımda bir hışırtı ve gürültü var arkadaşlar. Zannediyorum Skype bağlantılarından birinden kaynaklanıyor olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi Lavrov geçtiğimiz günlerde 3. Dünya Savaşı'nın yıkıcı ve nükleer olabileceğine dair bir ifade de bulundu ve şunu tartışır olduk. Gerçekten Kiev'e girilmesinin ardından bir 3. Dünya Savaşı söz konusu olur mu? Burada nükleer güçlerini neden alarm durumuna geçirmek zorunda kaldı Rusya? Biraz da buradan ilerleyelim isterim. Çünkü Rus ordusu zaten Kiev yolunda ilerlemekte, çok az bir mesafe kaldı. Ne dersiniz siz bu konunun, bir bu durumun bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşebileceğini öngörüyor musunuz? Var mı böyle bir korkunuz? Şimdi önce bu nükleer güçlerden başlayayım isterseniz. Bu bir kararlılık gösterisidir. Ondan ibarettir. Yani Putin dünyaya şunu göstermek istiyor. Beni diyor kesinlikle yolumdan döndüremezsiniz. Ben bu işi bitireceğim. Bunu bilin. Yani o nükleer güç meselesi o. Yani sizin de hiçbir tehdidinize pabuç bırakmam. Beni iyi tanıyın. Rusya'yı iyi tanıyın. Ellerinde işte 5-6 bin civarında nükleer başlık var vesaire falan. Yani siz beni tehdit ederseniz cevabınızı alırsınız. Mealinde bir şeydir bu. Yani o nükleer kuvvetlerin teyakkuza geçirilmesi durumu. Şimdi 3. Dünya Savaşı meselesine gelince, ben 3. Dünya Savaşı'nı önleyen iki temel etkenin, iki temel eylemin daha doğrusu, bunlardan birincisi bizim Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz harekatlardır. Yani Amerika'nın orada bir ikinci İsrail kuramaması Türkiye'nin eylemi sonucunda bir defa 3. Dünya Savaşı'nı önleyen temel eylemlerden biridir. İkincisi Rusya'nın bir dizgi halinde bakmak lazım. Gürcistan tabii bu Ukrayna olayına göre daha küçük çaplı bir işti. Ama Gürcistan ve tabii en önemlisi de Ukrayna'ya yapılan bu son harekat. Şimdi bakın burada tabii 3. Dünya Savaşı'nı kim çıkartır? Önce ona bir bakmak lazım. Yani bugün dünyada bir 3. Dünya Savaşı tehlikesi varsa bu tehlikenin kaynağında kim var? Kim var? Önce onu tutmamız lazım. Doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülke bugün bir 3. Dünya Savaşı planı yapmaz. Efendime söyleyeyim, buraya gidecek yola taş döşemez. Bu nettir. Bunu ancak Amerika Birleşik Devletleri yapar. Neden? Çökmekte olan bir imparatorluktur. Ve onu önlemek için tabii böyle bir şeyi göze alabilir mi? O ayrı bir konu. Ama yapacaksa o yapar. Yani çökmekten kurtulmak, dünya hegemonyasından vazgeçmemek ve benzeri nedenlerle bunu yapacak tek kuvvet Amerika'dır. Çünkü kaybeden konumundadır. Kazananlar, yani diyelim ki kimdir kazananlar? İşte başta Türkiye kazanmaktadır. Çin, Rusya, işte Hindistan, bunlar kazanan taraftadır. Afrika, Güney Amerika, bunları da saydık. Onların zaten öyle bir potansiyelleri yok. Bunların bir 3. Dünya Savaşı hevesi asla olmaz. Buralardan bir Hitler çıkmaz. Hitler'in çıkacağı bugün dünyada tek bir ülke vardır. O da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Zaten bakın onu da gördük. Yani Hitler meğer nerede yaşıyormuş? Değil mi efendim? Şimdi bu Ukrayna olayı bize çok şey öğretiyor. Dünya coğrafyası, dünyanın durumu bakımından. Ne yaptılar adamlar? İşte Dostoyevskileri, efendim Çaykovskileri yasakladılar. Evet. Yani bu hani o meşhur bunu yapan işte o çok demokratik, çok büyük, efendim anlı şanlı Batı kültürü.
bunu yapanlar. Peki bir şey daha sormuş olayım o zaman size. Şimdi bu yaptırımlar arka arkaya geldi. Bankalar enerjiden, işte sporculara, sanatçılardan bankalara kadar ekonomik anlamda birçok yaptırım geldi. 19 oligarka. En son sözcü Peskov'a geldi. Ve bu yaptırımların Rusya'yı kısa ve orta vadede, evet, biraz çatlatsa da kendi tabirleriyle, sallasa da yıkamadığını varsayalım. Yani sizi hani öldürmeyen şey güçlendirir mantığından yola çıkacak olursak, o zaman nasıl bir Rusya görürüz karşımızda? Rusya buradan tabii çok güçlenerek çıkacak, çok açık. Yani kısa vadede çeşitli zorluklar olabilir, o ayrı bir konu, ama ben deminki konuyu bir cümleyle bağlayayım bu soruyu, ondan sonra kısaca bir cevap vereyim. Olur. Yani şöyle, peki Amerika'nın bir 3. Dünya Savaşı hevesinden vazgeçecek olan şey nedir? Bakın, vereceğiniz her taviz Amerika'nın o hevesini artırır. 2. Dünya Savaşı nasıl çıktı? Şöyle çıktı, Hitler'e verilen tavizler nedeniyle çıktı. Yani başta Fransa ve İngiltere'nin tavizleri, o işte Chamberlain ve Daladier'in dönemin İngiliz ve Fransız başbakanlarının Hitler'i işte aman biz onu ikna ederiz merak etmeyin falan demesi dünyanın kalan kısmına ve kendi ülkelerine. Amerika'nın tabii en başta Almanya ile çok ciddi işbirliği var. Bakın o gizli tarihtir, çok bilinmeyen bir kısmıdır işin. Bütün Alman tekelleri, o dönemin işte o IG Farbenler, Tissenler, Kruplar bilmem neler, Amerikan tekelleriyle çok ciddi işbirliği ve ortaklık halindeydi savaş öncesinde. Bu mesela dünyanın gizli bilinmeyen tarihidir. Dolayısıyla işte Hitler o tavizlerle, o işbirlikleriyle Hitler oldu ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatabildi. Eğer o tavizler verilmeseydi, Hitler'e karşı kararlı ve sağlam durulsaydı, bir 2. Dünya Savaşı yaşamayacaktı dünya. Şimdi de aynı durum. Yani bir 3. Dünya Savaşı yaşamamanın tek yolu Amerika'ya taviz vermemektir. Demin dediğim gibi ABD'yi terbiye etmenin bir tek yolu vardır. Bir tek yolu, ikinci bir yolu yoktur. O da bizim 15-16 Temmuz gecesi yaptığımız iştir. Onların adamlarını, onların gladyosunu, onların NATO'cu generallerini alıp derdest etmek. İşte bir kısmı da öldü gitti. Dolayısıyla tek yolu budur. 3. Dünya Savaşı'nı önleyeceksek böyle önleyeceğiz. Tabii dünya bu tarafa doğru gidiyor. Yani ben dünyanın geleceğinde bir 3. Dünya Savaşı ihtimali bütün bu saydığım nedenlerle görmüyorum. Çünkü Amerika'nın karşısında çok kararlı bir dünya var. Peki. Çok kararlı bir dünya ve giderek de daha kararlı hale geliyor. Yaptırımlar konusuna gelince biz bunu tecrübe ettik. Türkiye'nin bu konuda çok ciddi tecrübesi var. Nedir o? İşte 1974 Kıbrıs Harekatı. Yani orada, değil mi, çıkarımıza uygun bir iş yaptık, karşılığında ambargoyu yedik. Ne oldu sonra? Ambargo bize neyi öğretti? Meğer bizim bir milli savunma sanayisine ihtiyacımız varmış. Biz Kıbrıs olayından, Kıbrıs'ta o bizim harekattan sonra uygulanan ambargodan böyle bir ders çıkardık. Şimdi ve hakikaten bu konuda da çok ciddi bir yere geldik. Yani övündüğümüz ve giderek gelişen bir milli savunma sanayimiz var. Şimdi aynı şey bugün için de geçerli. Bu okum, şimdi mesela Türkiye açısından bakalım, bırakalım Rusya'yı. Şimdi biz diyoruz ki bu dolar işinden kurtulacağız, bu dolarizasyondan ülkemizi kurtaracağız. Nasıl olacak bu? O Swift'lerle bilmem nelerle olmayacak. Seçeneklerle olacak. Bakın Çin'le Rusya aralarındaki neredeyse bütün ticaret artık kendi paralarıyla, ruble ve yuanla. Yani orada artık dolar geçmiyor o coğrafyada. Birçok ülkenin ikili ilişkisinde bu artık böyle. Kendi milli paralarıyla ticaret yapıyorlar. İşte o zaman şimdi burada Swift gitti diyelim. Ne olur? Vallahi Swift'in gitmesi dünya için öyle bir kazanç olur ki. Yani bir kayıp olmaz. Çok açık. Amerikan Merkez Bankası'nın hegemonyasından kurtulmuş oluruz. Çünkü o Swift demek Amerikan Merkez Bankası demek. Ama ona ekonominin nükleer bombası diyorlar Sayın Bolluk. Hani çok etkili olabilir diyorlar. Yani onun önlemleri Rusya'da önden alınmış mıdır? Yani Rusya açısından baktığınızda o zaten arkasını bir defa sağlama aldı. Hı. Rusya ile Çin arasında çok ciddi bir stratejik işbirliği var. Bakın bir önemli gelişme. Şimdi Sibirya'dan Çin'e doğrudan bir doğalgaz hattı döşeniyor. Bunun için buna başlanıyor.
ve bunun kapasitesi işte o kuzey akım kadar. Hatta Çin'in kuzey akımı de Rusya'dan çok büyük bir toprak, bir ülke ebadında bir toprak aldığı tarım yapabilmek adına biliniyor. Doğru değil mi? Yani benim öyle bir bilgim yok. Böyle bir bilgim hani var zannediyorum. Geçen hafta konuşmuştuk biz bunu ama Perşembe akşamı konuştuk. Sayın Çiçek, sizin vardı galiba böyle bir bilginiz. Evet, Nadir Bey bahsetmiş o konuda. Evet, Nadir Temeloğlu bahsetmişti. Evet. Zaten Çin'in kuzey komşusu Rusya ve evet. Rusya'nın özellikle nüfusunun çok büyük bir kısmı, 110 milyonluk kısmı bu bizim bulunduğumuz kuzey kısımda, işte Saint Petersburg, Soçi, Moskova o civarda, ama doğuya, Kamçatlı'ya kadar olan bölge daha ıssız bölge, daha nüfusun az olduğu bölge ve tarım için çok elverişli bölge. Çin'in de 1,5 milyarın üzerinde bir nüfusu var. Buraları ekmek biçmek konusunda böyle bir proje geliştirmişlerse de doğru bir projedir. Bu mantıklı bir projedir ama o gün Nadir Bey gazeteci olması hasebiyle onun mutlaka bilgisini almıştır, bahsetmişti o konuda. Evet evet, tamam ya, doğru ben hatırlıyorum yani sizden noter evet, gibi evet. Ona istedim ama yani doğru hatırlayıp hatırlamadığımı merak ettim. Peki buyurun Sayın Bolduk, devam edin lütfen. Ben onu yanlışlamak bakımından değil de. Yok, ben doğru mu hatırlıyorum diye düşündüm sadece. Evet, yani dolayısıyla Rusya zaten hani zorluklara da alışkın bir ulus Ruslar, tıpkı bizim gibi. Dolayısıyla o diyelim ki bu olaylardan dolayı, yani Amerika ve Avrupa'nın uyguladığı yaptırım ve ambargolardan ötürü göreceği zararları da rahatlıkla telafi edecek durumdadır. Kaldı ki bakın, işin diğer cephesine geçelim. İhtiyaç, yani muhtaçlık bakımından, yani Rusya mı Avrupa'ya muhtaç yoksa Avrupa mı Rusya'ya muhtaç? Vallahi gazı keserlerse Avrupa donar. Yani neden şimdi, hadi tamam Swift'ten çıkardılar. Peki Gazprom Bank'ı neden çıkarmadılar? Değil mi? Rusya'nın en büyük bankası. Sberbank ve Gazprom Bank. Gazprom Bank'ı neden çıkarmadılar? Yani çıkarsınlar Swift'ten de görelim. Enteresan başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Elon Musk, Amerikan emperyalizminin simge isimlerinden. Ne yapmış biliyor musunuz? Bunun bir işte Starlink diye bir uydu sistemi var Musk'ın. Buradan Rusya'yı çıkarması istenmiş. El cevap. Ben demiş özgürlüklerden yanayım, Rusya'yı falan çıkartmam. Anlatabiliyor muyum? Ancak silahla çıkarttırırsınız bana demiş. Ötesi bir de var bir de. Yani Rusya'yı Starlink'ten, benim uydu sisteminden, haberleşme ve iletişim sistemimden ancak silahla çıkarttırırsınız. Ben çünkü özgürlüklere inanıyorum falan. Şimdi özgürlük kısmını geçelim de. Elon Musk'ın ben özgürlükle falan bir alakası olduğunu düşünmüyorum ama menfaatler var. Böyle kolay değil. Yani orada Peskov'un lafını hatırlatacağım ben yine. Rusya'yı tecrit etmek, tecrit edebileceğiniz bir dünya yok diyor. Dünya çok büyük o bakımdan diyor. Dolayısıyla yani hani bu yaptırımlardan Rusya ne kadar zarar görür vesaire, bazı zararlar görebilir. Ama orada da şunu söyleyeyim. Şimdi mesela turizm bakımında. Şimdi Rus turistlerin Türkiye diye çok ciddi bir seçenekleri var önlerinde. 7,5 milyon öngörülüyordu 2022 sezonu için, turizm sezonu için. Şimdi o sayı 10 milyona çıktı birdenbire. Yani aslında orada bizim karşılıklı menfaatlerimiz var Rusya'yla, yani bu yaptırımlar sayesinde. Onu söylüyorum. Peki. Rusya'ya bir şey olmaz. Rusya'ya hiçbir şey olmaz. Elinde o kadar o doğal gaz ve petrol olduktan sonra, güçlü bir, nispeten güçlü bir sanayisi de var. Yani çok ileri teknolojileri var. Bakın demin konuşuldu. Amerika roket motorlarını Rusya'dan alıyor. Bu herkesin bildiği bir şey değil ama şimdi ortaya çıktı. Çünkü Rusya şimdi Amerika'ya roket motoru satmayacak. Hadi bakalım Amerika uzaya roket fırlatsın. Fırlatamayacak. Çünkü Rusya'dan motor alamayacak. Roket motoru alamayacak. Yani böyle işler var. Dolayısıyla Rusya'ya hiçbir şey olmaz. Türkiye'ye de bir şey olmaz, onu da söyleyeyim. Türkiye'nin de önü açılır. Büyük fırsatlar var önümüzde, demin de söylediğim gibi. Bunları değerlendirmek tabii sadece bizim iş insanlarımıza düşen şeyler değil ama. Sadece turizmcimize, sanayicimize, tüccarımıza düşen işler değil. En başta bir defa devletimize düşüyor. Yani siz işe Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor diye başlarsanız bu yolda aksarsınız. Aksarsınız. Yani gene yürünür. Ayrı mesele.
Gene yürünür ama aksayarak yürünür. Düzgün yürünmez. Onun için gerçekler temelinde politika yapmamız lazım. Gerçekten Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor mu? Geçen turda konuştuk. Öyle bir tehdit yok. Harekattan belli. Her şeyi bırakın bir kenara. Putin'in açıklamalarını, işte Lavrov'un açıklamalarını falan bırakın bir kenara. Açın haritayı bakın. Orada bir tehdit var mı toprak bütünlüğüne? Orada hakikaten tam o siyasetin, yani Putin'in açıkladığı siyasetin, bir Donbas'ı kurtarmak, Donbas'ı güvenceye almak, Donbas bölgesini, iki, Kiev yönetimini devirmek. Amaçları bundan ibaret. Peki, bu şimdi Kiev basit. Yönetimi demişken o zaman Sayın Hocama bir dönelim burada Sayın Erol'a bu noktada. Şimdi aslında bir önceki turda da konuştuk ama tabii fikrinizi almak isterim. Şimdi Kiev'e doğru ilerliyor demiştik Rus ordusu ve kontrolü ele geçirdi diyelim. Ondan sonraki fotoğrafı biraz nasıl öngördüğünüzü öğrenmek isterim. Çünkü orada bir siyasi değişiklik talebinde mi bulunacak Putin? Yani yeniden seçim mi isteyecek? Nasıl bir siyasi konjonktür öngörüyorsunuz? Sinem Hanım, ben hocamdan önce bir cümle ilave edebilir miyim? Hem buyurun, buyurun hocam, edin Sayın Boluk, buyurun. Fikir beyan eder. Şimdi Ukrayna tabii Zelenski'den ibaret değil. Bir de işin o tarafı var. Yani Ukrayna demek Zelenski ve Neonaziler demek değil. Yani orada şu anda iktidarda onlar var ama Ukrayna'da 40 küsur milyonluk, 45 aşağı yukarı yüz ölçümü, evet 45 milyonluk, efendime söyleyeyim yüz ölçümü neredeyse bize yakın, Türkiye'ye yakın, güçlü bir sanayisi, tarımı, dünyanın işte sayılı buğday üreticilerinden falan, güçlü bir ekonomisi olan bir ülke. Yani oraya da bence güvenmek lazım. Hani sonuçta bu Kiev'de yönetim değişikliği demek sadece Rus silahıyla olmayacak. Rus silahı orada bir faktör ama bir de Ukrayna'nın kendi ihtiyaçları var. O Zelenskilerden, Neonazilerden yaka silkmiş bir Ukrayna var. Yani şimdi bunların haberlerini alıyoruz zaten de, değil mi? Ama şimdi onlar gelmişler, oturtulmuşlar oraya, Batı desteğiyle ayakta duruyorlar. Şimdi bunlar gidecek. Onların yerine hakikaten Ukrayna'yı adam gibi yönetecek, bağımsız bir ülke olarak yönetecek bir ekip gelecek yani. Peki. Affedersiniz hocam, sözünüzü... Estağfurullah Serhan. Buyurun Sayın Erol. Şimdi Serhan Bey'in son ifadelerinden de hareketle şu üç kritik sorunun cevabı hem Ukrayna hem de bundan sonraki örnekler açısından önemli. Ukrayna özelinden sorduğumuzda Serhan Bey'in son ifadelerinden hangi Ukrayna? Hangi Ukrayna? Evet. Nasıl bir Ukrayna? Ve kimin Ukrayna'sı? Şimdi bakınız, burada şunu göz ardı etmemek lazım. 2014'e giden süreç, 2013'ün son aylarında yaşanan, Ukrayna siyaseti üzerinden yaşanan ve Ukrayna'nın kimin Ukrayna'sı olacağı noktasındaki soruya aktörlerce cevap verilmesi bağlamında yaşanıldı. Yani yanılmıyorsam Yanukovic'ti değil mi Serhan Bey? Evet, evet. Evet. Yanukovic döneminde Rusya ile Ukrayna arasında bir birlik anlaşması türü bir sürece gidiliyordu. Yani Yanukovic Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak burada böyle bir tercihe gidiyordu. Yani bu şu demekti: Avrasya Ekonomik Birliği bağlamında ya da daha genel tabirle Avrasya Birliği bağlamında, ki burada üç kurucu ülke biliyorsunuz, Rusya, Belarus ve Kazakistan, buna daha sonra iki ülke dahil oldu. Bunlar hangileriydi? Ermenistan ve Kırgızistan. Şimdi Rusya şunu çok net biliyor: üç farklı coğrafyada şu üç ülkeyi buna dahil edemezse Avrasya Birliği'ni kurabilmesi mümkün değil. Ya da istediği bir Avrasya Birliği'ni oluşturabilmesi mümkün değil. Ukrayna, Azerbaycan ve Özbekistan. Şimdi tekrar geldiğimizde burada Yanukovic üzerinden bu Ukrayna hedefini gerçekleştirmek istedi benim takip edebildiğim kadarıyla. Buna karşılık olarak Kasım ayıydı yanılmıyorsam, Kasım 2013'te meydan ya da maydan olayları diye, yani Türkçesi meydan, ki Türkçeden bu meydan diye, maydan olayları, bu olaylar patlak verdi. Yani Rusya'nın Yanukovic üzerinden Ukrayna'da
kendisine yakın bir yönetim ya da bu buradan hareketle ikinci bir Belarus inşası meydanda tepki buldu diyelim. Yani bakıldığında. Şimdi ben burada şunu tartışmak istemiyorum. Yani ona da girilebilir ama meydanda aslında kim hangi iradeyi yansıttı, ama bakıldığında biz çok net bir şekilde biliyoruz ki Soros üzerinden Avrupa Birliği destekli gruplar orada Ukrayna halkının iradesini ya da Ukrayna halkını sokaklara dökerek burada şu anki krizin ve savaşın önünü açıldı. Ama buradaki birinci hamle benim takip edebildiğim kadarıyla Yanukovyç ve buna bir cevap. Yani orada Ukrayna'nın tampon bölgesi bence tartışmaya açıldı. Yani Yanukovyç'in bu hamlesiyle ya da Rusya'nın bu hamlesiyle birlikte. Ondan ötürü şu an Rusya bu noktada tekrar Ukrayna'yı nasıl kontrol edebilirim? Benim yine gördüğüm hadise. Ve burada aslında Ukrayna'nın, Ukrayna halkının bence normal şartlarda bağımsız ve egemen bir devlet olarak kendi iradesini ortaya koyabilmesi ve bu bağlamda bir tercihte bulunabilmesi gerekiyordu. Ama böylesi bir ortam yok. Şu an şunu çok net ifade ediyorum. Ukrayna kimsenin umurunda değil. Ukrayna üzerinden bir savaş yürütülüyor. Ve burada eğer Batı bağlamında söylüyorsak, Batı açısından kırmızı çizgi Kiev değil. Batı açısından bakıldığında Ukrayna'da değil. Çünkü Ukrayna bağlamında Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki hesabı Ukrayna batağı üzerinden coğrafyada düne kadar elde edemedikler. İşte yayının en başında konuştuk Avrupa Birliği noktasında. Düne kadar Avrupa Rusya ile birlikte farklı bir politika izlerken bugün o seçeneğini kaybetti. Ki bugün Avrupa'nın artık bir en azından Rusya'yı merkeze alan bir denge politikası yürütebilmesi mümkün değil. Bir de Rusya üzerinden Avrupa'ya Çin ve benzeri aktörlerle işbirliği yaptığında ne tür hadiselerle karşılaşabileceği belki mesaj da verildi. Ve bu şimdi NATO ekseninde devam ediyor. Ve yine burada mesela bakıldığında ben bakınız Rusya dengesini çok önemsiyorum. Rusya eğer burada halen bu şansa sahip, özellikle Türkiye'nin buradaki denge politikası oldukça önemli. Ve benim kanaatim Türkiye devam ettirebildiği sürece bu denge politikasını, yani çok yönlü, çok boyutlu denge politikasını, buna dayanan denge politikasını devam ettirmek zorunda. Ve şu anki şartlar itibariyle halen Türkiye bunu yürütebilecek bir manevra alanına sahip. Ve yani hatırlayın, Mustafa Kemal Bey de çok iyi hatırlayacaktır. Osmanlı nereye kadar bu denge politikasını yürütebildi Abdülhamit? Reval Tallinn'de taraflar bir araya gelip bu hasta adamın peşini çekelim dediğinde artık bizim denge politikası yürütebilme imkanımız kalmadı. Doğru mu? Şimdi evet. Bizim kadar diğer aktörlerin de buradaki ortaya koyacağı, bize sunacağı fırsat bir yönüyle önemli. Yani taraflar bağlamındaki güç mücadelesi bize bir denge oyunu oynama imkanı sunuyor. Şimdi Avrupa dedik ki bunu önemli ölçüde kaybetti. Neden? Çünkü Rusya dengesini kaybetti. Ondan ötürü eğer biz bir tercihe gidersek, ki şu an bunun zamanı değil, biz denge politikasını unuturuz ve gerçekten milli, bağımsız ve güçlü politikalar ne kadar üretebiliriz tartışılır. Bakınız Tevfik Rüştü Aras'ın, yayın evinin adını vermeyeyim, ama Tevfik Rüştü Aras'ın anılarını hepimiz okumuşuzdur. Orada Atatürk'ün en büyük vasiyetlerinden biri nedir? Sovyet dengesidir. Şimdi biz Sovyet dengesiyle birlikte dış politikada bir denge politikası uygulayabiliyor ve buna göre hem Rusya'yla hem de Batı'yla bir şekilde politikalar oluşturabiliyor. Sadabat Paktı'nı ve Balkan Antantı'nı gündeme getirebiliyorduk. Bu ne zaman kalktı? Nasıl kalktı? Biz Amerika'ya nasıl yöneldik? Onun için
burada Rusya'nın izleyeceği politikalar, bakınız, sadece kendisi açısından değil, bu Asya, Avrasya, bu yakın çevremiz ağırlıklı yeni dünya düzeni inşa yeni dünya düzeni inşası açısından oldukça önemli. Eğer Rusya ülkeleri, Rusya boyutuyla söylüyorum, bir tercihe iterse, o zaman bu bahsettiğimiz denge politikası ortadan kalkar ve Türkiye'nin bir tercihe itilmesi en azından Rusya boyutuyla çok olumlu olmaz. Yani bugün Avrupa Birliği boyutunda bunun örneklerini yaşıyoruz. Veya tam tersi, Amerika Birleşik Devletleri açısından da bu geçerli. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bir noktaya kadar zorluyor. Ama sonrası, yani bununla ilgili birçok örnek anlatıldı. Bunların hepsine katılıyorum. Ama bir noktada duruyor. Ve bugün bütün aradaki sorunlara, krizlere rağmen Türkiye NATO üyesi. Ve bakın, yine konuşmamın en başında belirttim. 16 Kasım'da Türkiye Amerika'ya çok net bir şekilde tavrını ortaya koyuyor. Amerika ile müttefiklik ilişkileri var. NATO'nun en güçlü, en büyük müttefiklerinden biri. Ama diyor ki, o orada ben, diyor, Amerika'nın tek kutuplu dünya hedefini kabul etmiyorum, diyor. Ve bu konuda Rusya'yla, diyor, hareket ediyorum, diyor. Bu Avrasya'da işbirliği eylem planıyla. Onun için bu Türkiye'nin denge politikasını da bu bağlamda ona göre devam ettirebilmesi ve Rusya'nın bence Ukrayna bağlamındaki oyunu çok net görebilmesi lazım. Burada bir kez daha altını çiziyorum. Amerika'nın ya da Batı'nın umurunda değil Ukrayna. Ukrayna üzerinden yürütülen hesaplar çok önemli. Onu yani, gördük, umurlarında olmadığını anladık Ukrayna zaten. Hesabı, önemli olan Ukrayna'nın anlamış Amerika'ya olması. Amerika'ya daha fazla itiyor. Bakınız, Ukrayna hesabı Amerika'nın ya da Rusya'nın oradaki politikalar itibariyle bakıldığında Doğu Avrupa'yı, ben 5 tane T sıraladım size, daha ne sıralayayım. Onlar Amerika'ya, Doğu Avrupa'yı Amerika'ya ve NATO'ya daha mahkum kılıyor. Oysa enerjiye dayalı bir diplomasi ve işbirliği süreci devam ettirilebilseydi, Serhan Bey çok iyi hatırlayacaktır, 2010'larda Alman siyasetçiler diyordu ki, Türkiye, Rusya, Almanya arasında bu iktisadi ve siyasi ilişkiler güvenlik merkezli ilişkilere daha da kaydırılamaz mı? Bir Avrasya üçlüsünden bahsediyorlardı. Serhan Bey, hatırlayın, 2010'larda bunlar konuşuluyordu. Ve burada Türkiye, Rusya, Ukrayna bağlamında, düzeltiyorum, Türkiye, Rusya, Almanya bağlamında gündeme getirilen husus daha Avrasya merkezli bir işbirliğini öngörüyordu. Ve bu da kaçınılmaz olarak aslında belki bugünkü krizleri engellemeye dönüktü ve o tarihten itibaren de, hatırlayın, bunu da hatırlamakta fayda var, Almanya ve Rusya ilişkilerine operasyon düzenlendi. Ukrayna ve Kırım üzerinden Almanya ve Rusya, Rusya ve Avrupa ilişkileri de darbe almadı mı? Hatırlayın. O tarihten itibaren özellikle Doğu Avrupalı siyasetçiler şunu söyledi. Avrupa'nın sınırları 2. Dünya Savaşı sonrası ilk defa bir savaşla değişiyor. Bunu söylediler. Bu ne zaman söylenildi? Almanya'dan Türkiye, Rusya, Almanya üçlüsü bağlamında bu tür böyle yüksek sesle dile getirildiği zaman. Şimdi böyle bir şey Alman siyasetinde sizce mümkün mü şu an için? Ve burada son, bununla ilgili son ifademi söyleyeyim. Halen geç değil. Bakın, bir kez daha altını çiziyorum. Halen geç değil. Ve Rusya dengesi, Rusya'nın burada izleyeceği politika ve Türkiye'den, Ankara'dan uzatılan el bu anlamda düne göre çok daha fazla anlamlı ve önemli bir hale geldi. Bu coğrafyanın kurtuluş reçetesi, coğrafyanın kurtuluş yol haritası. Bakınız, ben bunu bir kez daha söylüyorum. Yani Türkiye'den ısrarla verilen mesaj işbirliği. Bu işbirliği, bu denge politikasının, bu coğrafyada daha güçlü işbirliğinin, kazan kazana dayalı işbirliğinin tesisi için şart. Kaba güce dayalı bir takım yaklaşımlar üzerinden siz sadece o 5T'yi gündeme getirirsiniz.
Ve o 5D'nin sonucunda da şundan emin olun, kazanamazsınız. Bakın Rusya nasıl Sovyetler Birliği elindeki o binlerce nükleer silaha ve askeri kapasiteye rağmen kaybetti. Neden? Orada iki temel hata vardı. Ve bana göre şu an Putin o hatanın içerisinde. Bakın Putin Gorbaçov'u eleştiriyor. Şimdi Gorbaçov Batı'ya dayanaraktan reformlarla tekrardan eski Rusya nasıl inşa edildiyse Batı ile yakın ilişkiler üzerinden o Rusya'yı inşa etmek istedi. Tekrardan zaman kazanmak istedi. Geri çekilerek. Serhan Bey o süreci hepimiz takip ediyoruz. Gorbaçov'un hiçbir şekilde hedefi Sovyetleri dağıtmak değildi. Sadece o baş edemediği ya da artık gücünün yetmediği o rekabet ortamında ekonomisini ve ekonomisine bağlı olarak teknolojisini yenileme ve bu kapsamda daha güçlü bir şekilde Sovyetler Peki. olarak çıkmayı Peki. hedefledi. Ve istemeye istemeye en sonunda geldiği nokta itibariyle hem Doğu hem bloku hem de Sovyetler bağlamında çok daha büyük çatışmaların önüne geçmek için gönüllü bir tasfiye sürecine girdi. Ama Avrupa'ya yani Batı'ya güvendi ve kaybetti. İkincisi 90'larda da her şeye rağmen batıcılık dediler Yeltsin döneminde ve en sonunda Sovyetler düzeltiyorum Rusya Federasyonu ikinci dağılmanın eşiğine geldi. Doğru mu? Ve orada görüldü ki yani Rusya askeri güce kapasiteye sahip olsa da 48 saatte işini bitiririm dediği 1. Çeçen Savaşı'nda 2 yıl sürdü ve tablo ortaya çıktı. O yüzden elinizde ne kadar askeri kapasite olursa olsun bunu kullanma yeriniz, gücünüz, coğrafya her bir tür her faktörü göz önünde bulundurduğunuzda açıkçası bir meydan savaşı için veya bir cephe savaşı için uygun olmayabiliyor. Ve bugün Ukrayna yaptırımlar ve yardımlar üzerinden böyle bir alana çevriliyor. Dolayısıyla yaptırımlar ve yardımlar ikilisini birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Son bir husus. Putin bana göre Rusya'nın tekrar güçlendiğini düşünmeye başladı herhalde. Öyle bir ben bir kanaate vardım. Olabilir. Doğrudur. Yani Putin'le birlikte gerçekten Rusya ciddi anlamda toparlanma sürecine girdi. Ama bu toparlanma sürecinde yakın çevreyi kontrole dönük bana göre kullanılması gereken araçlar ve strateji bu değildi. Onun için şu an tekrardan araçlar ve strateji bağlamında bence düşünülmeli ve konuşmamın en başında belirttiğim Avrasya'da işbirliği eylem planı bakınız. Toparlayalım hocam. Çok iyi yakaladı. Bu ruhu tekrar hatırlayaraktan özellikle Rusya boyutuyla söylüyorum. Bundan sonraki müzakere süreçlerinde bence tekrar tüm tarafların bir araya geldiği ve sorunların kendi içerisinde, bölgenin kendi içerisinde halledildiği bir sürece gidilmeli. Aksi takdirde inisiyatif bölgenin kontrolünden çıktığında bu sefer karşımıza Peki. bir farklı Suriye veya çok daha farklı bir Afganistan ve benzeri süreçler yaşanabilir. Peki. Bunu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Peki son sözü de Sayın Çiçek'e verelim. Şimdi bir yandan dediğimiz gibi Kiev'deki durum ne olacak? Eğer Kiev'de kontrol ele geçirirse Rus ordusu orada nasıl bir planlamaya gidilecek? Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek. Pazartesi günü 3. müzakere masasına oturulacak. Tüm bunlar ışığında son sözü de size vermiş olayım Mustafa Kemal Çiçek. Acaba şöyle de sorsam olabilir mi? 3. müzakere masasına doğru yavaş yavaş ilerlerken taraflar Rus ordusu da gayet yavaş ilerliyor. O masadan da bir sonuç çıkmazsa taraflar bir daha bir araya gelir mi mesela? Şimdi tarihi bir sözü burada sarf etmek istiyorum. Rahmetli İsmet İnönü Johnson'ın gönderdiği mektuptu zannedersem. Hocam daha iyi bilir, tam şey yapamıyorum. Hangisi? Ona karşı tepkisini veriyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de evet. orada yerini alır diye bir evet. söz sarf evet. etmişti. Hakikaten Türkiye hiçbir şekilde ortada kalmaz. Türkiye büyük bir devlet, bir imparatorluk bakiyesi olan bir devlet.
Onun için devlet aklı bu konuda egemendir. Yani benim burada söylemek istediğim dengeli politika tabii ki Atatürk'ün siyasetinde de her zaman bu tatbik edilmiştir. Ama şu anki ülkeyi yöneten yöneticilerin o dönemleri çok iyi tespit ederek, değerlendirerek hareket etmeleri gerektiği kanaatindeyim. Sizin değerlendirmenize gelecek olursa sinemanın, ben bu görüşmelerden pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi bu Rus heyeti Moskova'dan sürekli olarak gidip geliyor Belarus'un şehrine. Yani flight radar'dan, havacılık programdan takip ettiğim kadarıyla uçak görüşmeden önce iniyor şehre. Görüşme bitiyor, tekrar kalkıyor, Moskova'ya gidiyor. Yani Moskova merkezden gidip geliyorlar o kadar mesafeyi. 3 saat olarak herhalde 1-1,5 saatlik bir mesafe var Belarus'un şehrine. Netice itibariyle Brest ben şehriydi galiba ikinci müzakerenin yeri. Sınır şehirlerinden bir tanesiydi. Brest'ti galiba. Evet, Brest olması lazım. Polonya, evet, Belarus evet. Ve Ukrayna'nın sınır şehri. Bu görüşmelere Rus heyeti söylediğim üzere ciddi bir şekilde katılıyor. Tabii Ukrayna heyeti bu ne kadar, çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı ben buradan bir netice çıkacağı kanaatinde değilim diye değerlendirmeler de yaptı zaten müteahhit kereler. O nedenle ondan ziyade işte yarın bir görüşme gerçekleşecek Cumhurbaşkanımızla Rusya Cumhurbaşkanı arasında. Burada tabii hem Ukrayna devletinin hem de Rusya devletinin Türkiye ile olan münasebetlerini biliyoruz. Hem turizm boyutu, ekonomi boyutu, askeri boyutu itibariyle çok çeşitli ilişkilerimiz var. Türkiye hakikaten bir şık olabilir burada, değerlendirilebilecek bir noktada olabilir. Yarın muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı bunu teklif edecek. Zaten daha evvel Ukrayna'nın yetkilileri İstanbul'u bir şık olarak ortaya sunmuşlardı. Nasıl bir değerlendirme yapılacağını göreceğiz. Ama netice itibariyle bu daha evvel de dile getirdiğim üzere bulunduğumuz bölge öyle bir bölge ki dünyadaki sıkıntıların, çatışmaların hemen hemen tamamı bu bölgede cereyan ediyor. Güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde, batımızda. Bu nedenle bunun bir an evvel neticelenmesi lazım. Ukrayna'yı yönetenlerin esas itibariyle akıllarını başlarına alması lazım. Çünkü kendilerinden başka veyahut da o bölgedeki dinamiklerden başka kendilerine fayda sağlayacak bir nokta söz konusu değil. Tabii burada şu süreci de gördük. Suriye'de milyonlarca insan bizim sınırlarımıza dayanırken ve hatta çok büyük bir kesimine hala biz misafir ederken buradan ayrılanlara karşı işte sarı saçlı mavi gözlü demek noktasında ayrımcılığı da gördük. Bunu Türk halkı da gördü. Bunu çok iyi değerlendirdiklerini de görüyoruz. Burada şunu da söylemek lazım. Ukrayna işte 650 bin kilometre karelik bir ülke. Baktığınız zaman Ukrayna'nın güneyinde Osmanlı etkileri fazladır. Odessa'sında, Kırım'ında, doğusunda daha ziyade Rus etkisi vardır. Batı kesiminde, Lviv'in bulunduğu kesimlerde de işte Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun daha Batı Katolik yapının egemen olduğunu görüyoruz. Ukrayna'da bu anlamda tek parça bir yapı değildir. Bir mozaiktir Ukrayna'da. Tüm bu hususları gözeterek kendi yerli değerlendirmelerini yapmalarının daha sağlıklı olacağına, bölge barışı için daha etkili olacağını görüyoruz. Burada dediği gibi Serhan Bey'e katılıyorum. Ukrayna bir devlet olarak varlığını koruyacaktır. Ama burada emperyal güçlerin etkisi oyuncağı olmadan bunu koruması önemlidir. Bunun da hangi yönlere evrileceğini hep beraber takip edeceğiz ve buralarda peki. Mecralarda zaten değerlendireceğiz. Peki sinema. Yaklaşık 3,5 saatten fazladır görüşlerinizi almaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Serhan Bolluk, Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol Ankasan Başkanı, çok kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Fikirleriniz, görüşlerinizi gecenin bu saatine kadar bizimle paylaştınız ve hukukçu Mustafa Kemal Çiçek her daim zaten bizlerlesiniz. Yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz bu gece itibariyle noktalayacağız. Teşekkür ederiz. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor, artıyor. Taraflardan açıklamalar geliyor. An be an sizlere bunları en doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz ve aktarmayı da sürdüreceğiz elbette. Yarın ola ayrı ola diyelim. Tabii pazartesi önemli bir gün. Pazartesi günü taraflar üçüncü kez bir araya gelecekler. Umuyoruz, diliyoruz ve temenni ediyoruz ki bir an önce
müzakere yoluyla uzlaşılması tabii ki en büyük temennimiz. Su yolunu bulur derler her zaman. Bir an önce suyun yolunu bulmasını temenni ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rejideki bütün arkadaşlarımın, stüdyodaki arkadaşlarımın ellerine sağlık. Esra Hanım buyursunlar.